sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İlk defa katılanlar var galiba. Çok iyi. Programı evde izlerken, programda soru soranlara bak, Oğuzhan Uğur'un kitlesi, bu ne biçim soru falan yazanlar kimler? İtiraf edelim lütfen. Siz soru sorarken yakın çekeceğiz. Size de aynılarını yazacaklar. Aramızda bu arada bir sürü insan var. Sizlerin GBT'sine bakamıyoruz biz gelirken. O yüzden burada samimi cevap vereceğinizi düşünüyorum. Aramızda FETÖ'cü var mı? Varsa rica edeceğim, gidip teslim olsun. Aa, bu ay acaba vatanı yok etmek için ne yapsak? Bize öyle toplanıyor zannediyorlar. Kanal 24 özellikle, buradan selamlar. Kanal 24 bir televizyon kanalı. Biliyorum hiçbirinizin haberi yok böyle bir kanaldan ama öyle bir kanal var. Özgürlük bizim buradaki amacımız. Başlığımız da o. Herhangi bir kesime yaranmak gibi bir çabamız da yok. Öyle olsaydı zaten bütün partiler gelmezdi. Ama bütün partiler geldi. Biz herkese sağ olun. Teşekkürler. Elimizden geldiğince herkese davetimizi ulaştırıyoruz. Sonucunda çıkan polemiklerle de ilgilenmiyoruz. Sayın Oğan için bugün burada toplandınız. Hepiniz karşıt görüşmüşsünüz. Vardır kesin aralarda karşıt görüş olmayan. Kim değil mesela? Adiler. Programın formatını bozuyorsunuz ya. Karşı olanlar kimler? Karşı sorular soracak olanlar kimler? Güzel. Genelde böyle bir kalabalık varsa bence sorun yoktur. Ayrıca Sinan Bey gelmeden şunu da söyleyeyim. Bütün Beyaz TV, Kanal 24 vesaire kanallarının muhabirleri, yapımcıları, sunucuları hepsini davet ettim bugün Twitter'dan. Sen vatan düşmanısın, devlet düşmanısın, ajansın, şusun busun diye sıraladıkları her şeyi lütfen gelip burada yüzüme söylesinler. Hiçbir şey kesmeyeceğim. Yalnızca onlarla benim aramda geçecek bir program olsun istiyorum. Çok eğleneceğiz, onu biliyorum. Gelebilirseniz bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Konuğumuzu davet edeyim. Hızlıca programa başlayalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir basın açıklamanız vardı. Muharrem Bey'den tüyo almışsınız. Bütün taktikleri aldım geldim arkadaşlar. Kendinde işe yaradı mı acaba? Onu da bugün programda göreceğiz. Doğrusunu isterseniz o bir espriydi Muharrem Bey'le. Arkadaşlar, siyaset her zaman insanların böyle çok ciddi birbiriyle önemli meseleleri konuştuğu konu olmamalı. Benim bu girişimim biraz şunu da içeriyor. Hem seçim güvenliğini hem de Cumhurbaşkanı adayları birbiriyle konuşabilmelinin yolunu açmak istedim. O sebeple de Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. Biz birbirimizle konuşabilmeliyiz. Yani biz birbirimizi eleştirebiliriz ama bu konuşmamıza engel olmamalı. Biz saygı çerçevesinde bunu yapabilmeliyiz. Biraz da artık o eski nüktedan siyaseti, yani daha kibar siyaseti nasıl yapabiliriz? O sebeple biraz böyle espriyle yumuşatayım istedim. Yoksa hani oturup da hadi taktik ver, nasıl yapalım? Tüyo alacak değiliz diyorsunuz. Yani yok, tüyo alırım. Ben akıl almaktan hiçbir zaman gocunmam. Ben bir strateji merkezi geleneğinden geliyorum. Bazen akla ihtiyacım var diyorum. Karşımdaki estağfurullah diyor. Ya yok, vallahi akla ihtiyacım var. Yani ben her şeyi bilemem. Bugün eğer, ya kusura bakmayın böyle konuşmaya başladım daha siz sormadan ama. Bugün eğer mevcut durumda hata yapıyorsak, yönetimde hata yapıyorsak o çok akla ihtiyacı olmadığımızdan kaynaklanıyor. Eğer birisi ekonomiyi sorsa, gitse Cumhurbaşkanı'na anlatsa, emin olun ekonomi bu halde olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanı aklına bir şey koymuş örneğin. Faiz sebebi, enflasyon sonuç. Birisi kendisini feda etse, çünkü Cumhurbaşkanı'nın çok sert tavırları var. Feda etse dese ki Sayın Cumhurbaşkanım ya böyle bir teorem yok dünyada dese, vallahi hepimiz rahat edeceğiz aslında. O yüzden akla ihtiyacımız olmalı ve buradan da ben biliyorum hani beni şişe takmak için geldiniz ama olsun. Ben buradan da arkadaşlar çok şey alarak gideceğim, emin olun. Hakkında çok da magazin yapılmayan bir siyasetçisiniz. Çünkü buraya gelen siyasetçilerimizle maalesef çoğunlukla siyaset değil, hep magazin konuştuk. Sen bunu dedin mi, sen bunu yaptın mı? Ama bugün zannediyorum çoğunluk siyaset üzerine olacaktır. Sohbetin ve soruların cevaplarının çoğunluğu. Programı başlatıyorum efendim, hazırsanız. Hazırım. Tamam. Mevzular açık mikrofona hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Sağolunuz. Bakalım ilk taşı kim atacak? İsmim Samet Sert. Marmara Üniversitesi gazetecilik 2. sınıf öğrencisiyim. Politikalarınız tıpkı Zafer Partisi'nin politikaları gibi sadece mülteci krizine dayanıyor. Sürekli Millet İttifakı'nı eleştiriyorsunuz ama bunun yanı sıra bir ekonomi politikanızı veya bir ekonomi ekibinizi göremiyoruz. Şimdi Samet kardeşim, öncelikle Kadir gecemizi tebrik ediyorum. Bugün çok mübarek bir gece. Sadece Millet İttifakı'nı eleştiriyorum gibi bir algı çıkabilir sorunuzdan. Ben sadece Millet İttifakı'nı eleştirmiyorum. Hatta daha çok
iktidarı eleştiriyorum. Ben muhalefetin muhalefete muhalefetini çok doğru bulmuyorum. Eksiklerini elbette söyleyeceğim. İktidar erki eleştirir. Dolayısıyla sorunuzdaki Millet İttifakı'nı eleştiriyorsunuz kısmını eksik buluyorum ve çok doğru bulmuyorum. Emin olunuz, sığınmacı politikası bizim politikalarımızın sadece bir tanesi. Ancak kimse bunu dile getirmediği için, biz bunu dile getirdiğimiz ve yüksek sesle dile getirdiğimiz için zannediliyor ki sadece bu politikamız var. Bakınız, Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra birkaç televizyon programına katıldım. Çünkü bir ambargo var. Bu arada size çok teşekkür ediyorum. Yani o ambargoyu da inşallah burada kırmış olacağız. Ya böyle yırtınıyorum, diyorum ki ya bana projemizi sorun. İkinci turda ne yapacaksınız? Ya bana projemizi sorun. İşte Kılıçdaroğlu bunu dedi, sen ne diyorsun? Yani biraz da medyamız projemizle ilgilenmiyor. Kimsenin projesiyle ilgilenmiyor. Yani herkes bir reyting peşinde. Eğer projemizi dinlemek isterseniz burada size anlatabilirim. Örneğin yapay zeka hakimleri ile ilgili bir projemizi anlatabilirim. İçimizde avukat arkadaşlarımız var mı? İşsiz kalmayacaksınız, merak etmeyin. Biz mesela yapay zeka ile birçok ilk derece mahkemelerindeki davaların yapay zeka ile çözülmesini istiyoruz. Çünkü ilk derece mahkemelerindeki davaların çoğu usul hatası yüzünden reddoluyor. Yani yıllarca sürüyor. Basit konular yıllarca sürüyor. Dünyada artık bu yapay zeka hayatımıza girmiş. Biz Türkiye'yi hem bir yapay zeka üssü haline getirmek istiyoruz. Siz de biliyorsunuz, ChatGPT var. Şimdi son zamanlarda onun çok daha ileri versiyonu çıktı. Şimdi bütün bunlardan bahsediyorum. Ben diyorum ki Türkiye'yi biz çip üretim merkezi haline getirelim. Tayvan'la bununla ilgili görüşmelerimiz var. 5G, 6G teknolojileri diyoruz. Afet Bakanlığı kuracağız diyoruz. Ekonomiyle ilgili politikalarımızı anlatıyoruz. Ama medya bizi bu konuda dinlemek istemiyor. İkinci turda kime destek olacaksın? Ya bir durun hele. Belki biz kalacağız ikinci tura. Değil mi? Onun için kadrolarımız var. Hemen kısaca söyleyeyim. Yani bir soruya ne kadar vaktimiz var? İlk partta dilediğiniz kadar vaktiniz var. İkinci partta çok daha hızlı bir soru cevap. O zaman biraz daha müsaadeniz olursa o konulara değineyim. Arkadaşlar, bir, bizim kendi ittifakımızın kadroları var. Yani biz bir ittifakın adayıyız. Ben herhangi bir siyasi parti üyesi değilim. Ben Zafer Partisi'nin, Adalet Partisi'nin, Türkiye İttifak Partisi'nin ve Ülkem Partisi'nin kurduğu ittifakın adayıyım. Bu dört partinin ekonomi kadroları ve kurmayları var. İki, benim yıllardan beri, ben eski bir akademisyenim ve ben ekonomistim, hem de diplomalı ekonomistim. Yıllardan beri benim bununla ilgili çalışmalarım ve arkadaşlarım var. Üç, ekonomiden bahsediyorum. Dünya Bankası'nda, IMF'de, dünya uluslararası kuruluşlarda, kredi dereceleme kuruluşlarında çok sayıda Türk uzman var. Emin olun, yüreği Türkiye'de gelip hizmet etme aşkıyla çırpınan ama bu iktidarın yarattığı iklimde de buraya gelmek isteyen çok sayıda insan var. Onları davet ettiğimizde rahatlıkla gelecektir. Dört, bu iktidarın içerisinde namuslu, işinin ehli çok sayıda insan var. Ama yandaş olmadığı için veyahut da Bilal Bey'le aynı İmam Hatip'ten mezun olmadığı için yükselemeyen çok sayıda insan var. O sebeple Türkiye'de en kolay şey kadrodur. Yeter ki siz liyakate önem verin. Yeter ki kendi yandaşınızı aramayın. Yeter ki kendi partidaşınızı aramayın. Zaten öyle olsaydı ben de gider bir partinin yandaşı olur. O partide yükselir giderdim. Ne uğraşacağım? Ya ciddi uğraşlar bunlara söyleyeyim yani. Büyük bir yükün altındayız. Büyük bir sorumluluğun altına giriyoruz. Sırf bu yandaşlığı bitirmek için, liyakatsizliği bitirmek için. O sebeple kadrolar o işin en kolayı, emin olunuz. Yeter ki niyetiniz liyakatsizliği önlemek ve işe uygun insanı bulmak. İnsana uygun iş değil. Teşekkür ediyoruz. İkinci sorunu da hızlıca alalım lütfen. Partilerden ve ittifaktan bağımsız bir aday olarak yola çıktınız bu süreci ama Zafer Partisi'nin eski üst kurul delegeliği de yapmış bir insanım. Kısa sürede olsa. Parti içerisinde sonuçta ana kademede Zafer Parti var ittifakta. Parti içerisinde demokrasiyi sağlamadan ülke genelinde nasıl sağlamayı düşünüyorsunuz? Zafer Partisi içinde ben nasıl bir şey sağlayayım anlamadım. Ben Zafer Partisi üyesi değilim. Yani Zafer Partisi'nin iç işlerine karışma gibi bir yetkim yok. Ama ben şunu söyleyeyim. Parti içi demokrasiden Türkiye'de saysanız parmakla birinci sıraya beni koyarsınız. Parti içi demokrasiyle mücadele eden, parti içi demokrasizlikten muzdarip olan, ben partisinden ihraç edilen, demokratik hakkını kullanıp mahkemeye gidip geri gelen, bir daha ihraç edilen, bir daha mahkemeye giden bir kardeşinizim. Ve her yerde şu örneği veriyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bu ülkeye demokrasi getireceğim diyen liderlere önce şunu sorun. Partinizin içinde demokrasi var mı? Kendi partisine kim olursa olsun, gözümün ışığı da olsa, kendi partisine demokrasiyi getiremeyen hiç kimse bu ülkeye demokrasiyi getiremez. 12 Eylül'den kalma tek yasadır, biliyor musunuz arkadaşlar? 12 Eylül'den kalma tek yasa siyasi partiler yasasıdır. Kimse değiştirmez.
değiştirmek istemiyor. Eğer siz de dahil bana destek verirseniz ilk yapacağım işlerden birisi 12 Eylül kalıntısı siyasi partiler yasasını değiştirmektir. Çünkü siz kendi evinize demokrasiyi getiremezsiniz. Kendi evinizin içini süpüremezseniz ülkeyi temizleyemezsiniz. O konuda sizinle hemfikirim. Kim olur olsun parti içine demokrasi gelecek. Herkesin özgürce kendi liderini seçme hakkı olacak. Milletvekilleri seçimi liderin iki dudağının arasında olmayacak. Olmamalıdır. Ön seçim partiler içerisinde yapılacak. Ben çok bundan muzdaribim. Çok çektim. Ve nasip olursa da ülkeme en büyük hizmetlerden birisini parti içine demokrasi getirerek yapacağım. Başka ne yapacağım biliyor musunuz? Radikal gelecek size. Antidemokratik gelecek size belki ama adam 35 senedir bilmem ne ziraat bilmem ne odası başkanı. 35 sene ya. Bilmem ne derneği başkanı. Bilmem ne sivil toplum kuruluşu başkanı. Siz de tanıyorsunuzdur. Her gün görüyorsunuz onu. Bilmem ne odası başkanı. STK'lardan tutun da siyasi partilere kadar kimse oturduğu koltuğu bırakmıyor. Sinan Oğan olarak benim sözüm var. Gerekirse anayasaya madde koyacağız. Ya yeter ya. Oturan kalkmıyor. Anaları bunları koltuğa doğurmuş sanki. Bakınız hangi görüş olursa olsun, hangi oda, dernek, sendika olursa olsun. Yani anayasaya hüküm gerekirse koymak lazım. Yeter yani. İki dönem bilemediniz. Üç dönem sonra bırakacaksın kardeşim. Niye Avrupa'da herkes bırakıyor? Amerika'da bırakıyor. Yenilen bırakıyor. Siz niye bırakmıyorsunuz? Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sesim iyi geliyor, güzel. Çünkü eğer iktidar olursanız bu ses bolca kulaklarınızda çınlayacak. Çünkü bu benim kişisel sesim değil, milletin sesi ve bu fırsatı sunduğu için Oğuzhan abiye teşekkür ediyorum ben hepimiz adına. Teşekkürler. Sağ ol, estağfurullah. İsmim Mustafa Mert Akkaya, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Öncelikle hoş geldiniz. Seçime bir aydan az bir süre kalmışken bu konsepte sahip bir programa çıkma cesaretini gösterdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Soruma gelecek olursak, daha önce aynı kampanyada yer aldığınız isimlerden olan Meral Akşener yerine Ümit Özdağ ile ittifak kurma sebebinizi bir milliyetçi Hüdapar ile HDP arasında kalmamalıdır düşüncesine dayanarak gerçekleştirmiş gibisiniz. Bu şekilde gerçekleştirmeseniz bile altılı masaya HDP'nin dahil olmaması, diğer partiler gibi sadece destek göstermek, ona rağmen Cumhur İttifakı'nda Hüdapar'ın resmi olarak yer almasına karşın bu beyanda bulunmak, Cumhur İttifakı'nı resmi olarak ötekileştirirken Millet İttifakı'nı yok yere ötekileştirmek, özellikle bir zamanlar yan yana olduğunuz Meral Akşener'in içerisinde olduğu Millet İttifakı'nın çıktığı her yerde terörü lanetlemesine karşın onlara terörle işbirlikçiler yakıştırmasını yapmak, sizi şu anda iktidarda bulunan ak değilsen karasın diyerek milleti ikiye bölen, bir kısmı ötekileştiren, hiçbir sağlam delile dayanmaksızın sadece FETÖ'cü diyerek binlerce insanın özgürlüğünü yok yere kısıtlayan yönetimden nasıl farklı? Öte yandan anketler ortadayken seçimi kazanacağınıza dair inancı hayalperest adayımız Muharrem İnce'den nasıl farklı yapar? Teşekkürler. Şimdi Meral Hanım, evet, beraber Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yaptık. Sayın Akşener'le daha sonra MHP Genel Başkan adaylığı sürecinde yan yana ama rakip olarak yarıştık. Sonra bir de Türk Milliyetçileri Hayır Diyor diye bir platform kurup bugünkü başkanlık sistemini getiren anayasa değişikliğine karşı çıkan mitingler yaptık. Meral Hanım ayrı bir ilde, ben ayrı bir ilde, diğer arkadaşlarımız ayrı bir ilde. Evet, biliyorum. Bu arada sesiniz şuradan gelince gayri ihtiyar şu tarafa dönüyorum. Şuradan mı birisi konuşuyor? Milletin konuşuyorum? Sesi arkanızda olacak. Çocuk slogan için doğmuş. Çok iyi. Gerçekten. Harikasın. Şimdi arkadaşlar, ben niye aday oldum? Önce onu söyleyeyim. Ben 3 sene önce dedim ki ya arkadaşlar, bu demokrasi ne menem şeyidir ki? Sol tandanslı insanlara Cumhurbaşkanı olma hakkını gayet normal tanıyor. İşte siyasal İslamcılar hakeza zaten 20 senedir Cumhurbaşkanı ve yeni Cumhurbaşkanı adayı. HDP işte Cumhurbaşkanı adayı çıkardı öncesinde, şimdi çıkarmadı. Bir tek Türk milliyetçilerine böyle bir hak tanınmıyor. Yani herkes Türk milliyetçilerine. Ben Türk milliyetçisi ve Atatürkçü bir insanım. Ve Türkiye'de şöyle bir siyasal yelpazeyi sizle paylaşabilirim. 100 üzerinden bölersek %10 civarında bir HDP, iki aşağı iki yukarı topluluğu var. Bunun tabanı benim vatansever Kürt kardeşlerimden oluşan ama tabanı terör örgütüyle arasında çok da mesafe koyamayan bir yapı. %30'luk bir kitleyi, aslında %25 ama hani böyle düz rakam olsun diye söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil ettiği ama sol ve sosyal demokratların oluşturduğu bir kitleden bahsedebiliriz. Yine %25-30 civarında siyasal İslam, biraz daha hadi muhafazakarları koyalım. Geriye kalıyor %30. Şimdi solun adayı var. Siyasal İslam'ın adayı var. Türk milliyetçilerin neden adayı yok diye soru sorarak başladım bu işe. Çünkü ben Türk milliyetçilerinin ufkunun daraltıldığını ve Türk milliyetçiliği fikriyatının bu ülkeyi yönetme arzusunda olması gerektiği iddiasını ortaya koymak istedim. Ve şunu söyledim. Benim derdim koltuk değil. Ben olayım. İlla beni seçin. Hiç öyle bir derdim olmadı benim. Şunu ortaya koydum. Dedim ki üzerinde uzlaşılan bir isim olursa, bir Türk milliyetçisi, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine sahip, ben onu kaybettim.
kayıtsız şartsız desteklemeye hazırım. Cumhurbaşkanı adayı olsam dahi çekilmeye hazırım. Yoksa o zaman kimse kusura bakmasın. Neden biz çantada keklik gibi olalım da neden solun bir adayı olsun, neden siyasal İslam'ın adayı olsun, bizim adayımız niye olmasın? En azından birinci turda. Ve bu iddiayı bugün karşınızda 111.506 imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı olarak karşınızdayım. O kadar çok insan bana şu teşekkürde bulunuyor ki, ya demokrasiyi özümsemiş bir birey olarak bana bir seçenek sundunuz diyor. Bana bir seçenek sundunuz diyor. Ben bir Türk milliyetçisiyim ve Kemal Bey'e veyahut da Tayyip Bey'e oy vermek istemiyorum. Birinci turda en azından, eğer siz ikinci tura kalmazsanız, birinci turda ben gönül rahatlığıyla size oy vereceğim diyor. Bu demokrasi için bir kazanımdır arkadaşlar. Anketlere gelecek olursak, evet haklısınız. Anketler peşin yargıyla Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan'ı favori gösteriyor. Doğru. Ama öyle bir sistemdeyiz ki 20 yıllık Erdoğan iktidarı hepimizi yordu. Ama 20 yıllık Erdoğan iktidarı döneminde 20 yıllık Kılıçdaroğlu muhalefeti de hepimizi yordu. Sayın İnce de o muhalefetin bir parçasıydı. Son dönemde de Cumhurbaşkanı adayıydı. Neden Türkiye yeni bir tercihte bulunmasın? Neden? Siz bir genç olarak neden sizi 20 yıllık iktidar ve 20 yıllık muhalefet yönetsin? Neden sizinle yakın jenerasyonda dünyayı bilen, trendleri bilen, kavga dilinden uzak, toplumu kamplaştırmak istemeyen, toplumu kucaklaştırmak isteyen, bilim diyen, teknoloji diyen, üniversitede akademisyenlik yapmış, doktora yapmış, uluslararası sistemi bilen birisi neden sizi yönetmesin? Anketleri neden siz tepe taklak etmeyesiniz? Bu soruyu da ben size sorayım. Neden size dayatılanı siz seçmek zorundasınız ki? Gelin daha donanımlı birisini seçin. Türkiye affedersiniz yani ben bu konuda iddialıyım. Daha donanımlı derken. Ya gelin Türkiye'de bir defa da yani şu klasik köhne siyaseti bırakalım. Görüşünüzün, hepinizin görüşüne saygı duyuyorum. Samimiyetimle söylüyorum. Yani hangi görüşten olursanız olun, bu ülkenin birliğine, beraberliğine inanıyorsanız, siz şu yoldan gidersek daha başarılı olursunuz, öteki bu yoldan gidersek daha başarılı oluruz gibi bir çizgi farklılığımız var ise, ya gelin hep beraber daha donanımlı bir Türkiye'yi beraber yönetelim. Teşekkür Peki, ediyorum. Hızlıca lütfen eklemeni yap. Dediniz ki ben daha donanımlıyım. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Mesela dediniz yani neden yeni bir aday olmasın? Yani şu an siz geleceksiniz, tamam yeni bir isimsiniz ama şu an ülkenin başına bana göre kötü olarak ne geliyorsa ayrımcılıktan, kutuplaştırmacılıktan, sen gezi zekalısın, sen sürtüksün, sen osun busun demekten geliyor. Bir delillere dayanmamaktan, insanları hapise atmaktan geliyor. Siz de bir delile dayanmadan bunları söylüyorsunuz bana. Neyi bunlar söylüyor? Beni daha donanımlı diyorsunuz. Yani bunlar tamam, beni endişelendirmeli daha, mi? Daha dayanayım bir delile. Saygım sonsuz size. Ben eğitimli bir insansınız. Gerçekten araştırın tamam işte, biliyorum yani, sizi. Tamam yani delilim sizsiniz. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurunuz. İsmim Büşra Kabay. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İlk başta karşıt görüş değilim dedim ama ben tarafsız olarak geldim buraya. Bir soru soracağım. Milliyetçi ve Türkçü bir ittifakın adayı olarak iktidara gelmeniz durumunda Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde nasıl bir kalkınma planı düşünüyorsunuz? Görüşleriniz doğrultusunda bölge halkına bakış açınızı öğrenmek istiyorum. PKK ile bölge halkını bir mi tutuyorsunuz? Yani kısacası HDP seçmenine tavrınız ne olacak? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sevgili kardeşim, bölge halkı ben. Ben batıda el bebek gül bebek büyütülmüş, yani tipim biraz öyle gösterse de değilim. Ben köylü çocuğum. Iğdır'da doğdum. Iğdır'da büyüdüm. Mahallede Kürt kardeşlerimizle veya diğer kökeniyle ben hiç ilgilenmedim hiçbir zaman. Aynı mahallede büyüdük. Aynı sınıflara gittik. Aynı fakirliği yaşadık. Ben amelelik de yaptım. Beraber sıva ustalığı da yaptım. Bunları bir kendime hikaye yazmak için söylemiyorum, emin olun. Siyasetçiler böyle siyasete girince hemen reklam ajansları gelir, size bir hikaye yazalım. Bir hikayeniz olsun falan, acıklı bir hikayeniz. Ama benim zaten hayatım acıklı hikaye. Benim hiçbir zaman arkamda kimse olmadı. Benim hiçbir zaman özel okullarda okumadım. Ne yaptıysam alın teriyle yaptım. Bileğimin hakkıyla yaptım. Çobanlık yaptım. Çiftçilik yaptım. Bunları nostalji olsun diye söylemiyorum. Ben o bölgedeki insanların da, sıradan insanların da Sinan Oğan'ın çocukluğunu, gençliğini yaşadığını biliyorum. Bizim öncelikli meselemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Sinan Oğan'ın yaşadığı o makus talihi ortadan kaldırmaktır. Biz Türkiye'de maalesef ki bütün yatırımlar hep belli bölgelere toplanmıştır. Soru gelirse İstanbul depremiyle ilgili, İstanbul'la ilgili bizim bir takım projelerimiz var. Onu o zaman anlatayım. Yani biz sanayiyi Anadolu'ya doğru götüreceğiz ve özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya götüreceğiz. Şimdi sorunuzun iki bölümü var. Bir, HDP seçmeni dediğiniz Kürt kardeşlerime bakış açısı. Onu birazdan açıklayacağım. İki, o bölgenin kalkınması. O bölgenin kalkınması benim öncelikli meselemdir. Çünkü ben o bölgede yaşadım. Ben o bölgede doğdum. Benim bütün çocukluğum, bütün fakirliğim, bütün talihsizliğim
bilgisizliklerim hep o bölgede geçti. Onun için o bölgenin kalkınmasının en iyi bilecek insanlardan birisi benim. Ve o bölgeye dönük özellikle de belirli şehirlerin mukayeseli üstünlüklerine göre şehir planlamaları yapacağız. Van bölgesi mesela turizm bölgesi mi olacak? Orayı ona göre, çünkü İran vesaire ki güzellikleri var. Veyahut da işte Gaziantep'te mesela tekstil sanayisi var, onu geliştireceğiz. Hakkari'de başka bir şey mi var, onu yapacağız. O bölgenin kalkındırılmasından hiç şüpheniz olmasın, laf olsun diye değil. Benim yaşadığım o çocukluktaki acıları o bölgenin insanı yaşasın istemiyorum ve ne gerekiyorsa yapacağım. HDP seçmeni dediğiniz kitle benim Kürt kardeşimdir. En iyi empatiyi ben kurarım. Aynı mahallede büyüdük, aynı okullarda okuduk. Ancak o bölgedeki birinci dereceli mesele o bölgenin kalkınması. İkinci dereceli mesele bölgenin terörden arındırılması. Kürt kardeşlerimizin de benden en çok istediği şey odur. Herhangi bir o bölgede yaşayan Kürt kardeşimizin buradan, bu ülkeden ayrılmak gibi bir talebi yok. Kim İstanbul'u bırakır? Kim Bodrum'u bırakır? Kim Antalya'yı bırakır? Yani orada ayrılıp kim ne yapacak? Yani o bölge kalkınmış bir bölge değil. O yüzden kimsenin aslında şu ortamda oturmak varken o bölgeyi ayırıp 10 tane vilayette kim kalır? Kalkınmış değil çünkü orası zaten. Onun için arkadaşlar, terörü biz bu işten böyle çok böyle cımbızla çeker gibi terörü bu işten ayırdığımız zaman benim en önemli vaatlerimden birisi bu ülkeye adaleti getirmektir. Bu ülkede adaletsizlik almış başını gidiyor. Bu ülkede avukat arkadaşlarımız bilir. Birçok dava hemen şeye geliyor. Ya yukarıda tanıdığım var mı? Ben milletvekili, eski bir milletvekiliyim. Bana da geliyorlar. Yargıtay'da tanıdığım var mı? Ne bileyim şurada tanıdığım var mı? O yüzden biz adaleti getirirsek, biz demokrasiyi bu ülkeye tüm kılcal damarlarımıza kadar hissedecek şekilde geliştirirsek ve o bölgeyi kalkındırırsak başka ne sorunumuz olabilir ki? Teşekkür ediyoruz. Sorum şu şekilde: Genel Başkanınız Ümit Özdağ, Ermenistan-Türkiye sınır adını Talat Paşa sınırı koyalım fikrini hayata geçirecek misiniz? Bu fikir hayata geçirdiniz diyelim ki, ola ki ticari anlaşmayla sınırlarımızı Ermenistan'a açarsak sınırdaş iki ülke arasında tekrar bir gerginlik yaratmaz mı? Aynı şekilde Ermeniler de Sogomon Telirian diye sınır kapısı koymazlar mı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir tarihçi olarak tabii Talat Paşa'nın Türk tarihi için önemini gayet iyi biliyorsunuz. Ben çocukluğu Ermenistan sınırında geçen ve hatta Aras Nehri'nin kıyısında çocukken sapanla Sovyetler Birliği'nin sınır karakoluna taş atan ve camını kıran birisiyim. Samimi söylüyorum. Ve Alican sınır kapısı biliyorsunuz. Yani bunların ben çok sorun olacağını sanmıyorum. Özellikle de Karabağ Savaşı'ndan sonra ben Ermenistan'a da gittim, biliyor musunuz? Moskova'da okurken Ermenistan'daki bir üniversitenin, Slavyan Üniversitesi'nin davetiyle Erivan'a indim. Erivan'dan ta Iğdır sınırına kadar geldim. Aras Nehri'nin öte tarafından bu tarafa kadar bizim işte evleri falan gördüm yani. Çıplak gözle. Direkt ev gözükmese de böyle uzaktan silüetini gördüm. Emin olunuz ki Ermenistan'da da insanlar artık savaşmak istemiyor. Yorulmuşlar. O inanılmaz fakir bir ülke. Erkek nüfusunun önemli bir kısmı ülkeyi terk etmiş. Kaçmış ülkeden. Savaşta zaten Azerbaycan'ın çok hızlı ilerlemesinin sebeplerinden birisi de buydu. Birisi Azerbaycan halkının kahramanca savaşması, topraklarını geri alma isteği. Diğeri Türkiye'nin desteği ve üçüncü sebep de yani onlar da savaştan bıkmışlar. Dolayısıyla elbette Ümit Bey'in bu fikri saygıdeğer bir fikirdir. Ama sadece bir isim konusu yüzünden ben devletler arası anlaşmaların çok tehlikeye gireceğini düşünmüyorum. Çünkü orada bir Zengezur koridoru meselesi var, biliyorsunuz. Bu Moskova'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalandı. Zengezur koridoru açıldığı zaman Türkiye'nin Türk dünyasıyla doğrudan bağlantısı açılmış olacak. Türkiye için son derece stratejik bir projedir bu. Bu projeyi gerçekleştirmek için bir kapı isminden gerekirse vazgeçilebilir. Ümit Bey'le konuşur, kendi aramızda çözeriz onu, merak etmeyin. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ne kadar sakin sakin gidiyor ya. Çok enteresan. Niye, kavga edecek neyimiz var? Bağırın ya. Efendim, biraz izlenmeyeceğiz. Vallahi kusura bakmayın. Bugün size reyting kazandırmayacağız. Kavga falan etmeyeceğiz. Pekala. Buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Biraz önce milliyetçi yüzdelik verdiniz, sağcı kesim dediniz, solcu kesim dediniz. Her birinin bir adayı var dediniz. Zaten ülkemiz hem sağcı olmak üzere hem solcu ya da farklı farklı şekilde bölünmüşken şimdi bir de üçüncü bir milliyetçi kısım olarak üçe mi bölüneceğiz? Bunu sormak istiyorum. Efendim, niye bölündüm? Yani demokrasi insanların özgürce fikirlerini savunduğu ve siyasal akımların tarih boyunca olduğu bir süreçte Sinan Oğan mı böldü? Milliyetçilik akımını Sinan Oğan mı icat etti? Bu vardı zaten. Teşekkürler. Bölünmeyiz. Söylemek istediğim demokrasi, bu değil aslında. Ben dediğinizi anladım. Sürekli bir kesime yakın olanlar tarafından olmaktan değil de yani bütün ülkeyi bütünüyle tek bir şekilde yönetebilecek biri olarak sizi görebilir miyiz? Bunu öğrenmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yani iktidara geldiğinizde sağcı kesimi mi kurumlara sokacaksınız? Solcu kesimi mi kurumlara derken? Hayır. Benim şu an bir parti adayı olmayışım, parti üyesi olmayışım özellikle de bu sebepledir. Çünkü bir partinin mensubu olduğunuzda, bir parti mensubiyetiyle Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda ister istemez parti
partidaşlarınız geliyor. Ben ittifakın adayıyım. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın adayları gibi ve Muharrem Bey gibi parti üyesi olmayan tek aday benim. Ben bütün ülkemi kucaklayacağım. Ama gizlemeye gerek yok. Sizin bir görüşünüz olduğu gibi benim de bir görüşüm var ve Türkiye'de de bir milliyetçi kitle var. Bir yelpaze var. Ben ortaya bir gerçeği koydum. Yok deseniz de var. Ben yok desem de var. Ama şu ana kadar sorun şuydu. Türkiye'de sol var. Saygı duyuyorum. Türkiye'de siyasal İslam var. Saygı duyuyorum. Onlar kendi içinden bir aday çıkarmışken bizim kitle niye aday çıkarmasın? Buyurun. Oğuzhan Bey, size de bu dijital demokrasi şöleni için ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Harika bir şey tanımlama. Çünkü burada şu an müthiş. Canlı kanlı biz bu şöleni yaşıyor olsak da siz bunu YouTube'da yayınladığınız anda aslında bu bir dijital şölene dönüşecek. Ben yalnız öncelikle size teşekkür olmadı. Etmek istiyorum. Canlı kısmı tamam da kanlı kısmı olmadı yalnız. Bazı bölümlerde. Buyurun. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2015-2016 döneminde başlayan kurultay sürecinde siz de genel başkan adaylarından biriydiniz ve bundan az önce bahsettiniz. Aynı dönemde beraber Milliyetçi Hareket Partisi içinde demokrasi mücadelesi verdiğiniz isimlerden öncelikle şu an ittifakın adayı olduğunuz Sayın Ümit Özdağ, Meral Akşener, Koray Aydın gibi isimler siyasi kariyerlerine farklı partilerden devam ettiler. Siz bunu tercih etmediniz. Ben Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında olmayan hiçbir partide siyaset yapmam dediniz. Bir, öncelikle bundan ötürü bir pişmanlık duyuyor musunuz? Eğer duyuyor iseniz bunun siyasi kariyerinize de bir zararı olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer gerçekten bu konuda pişmansanız sizi de ilerleyen dönemlerde kendinize ait yeni bir siyasi parti ya da mevcut milliyetçi bir siyasi partinin çatısı altında görebilecek miyiz? Bu birinci sorum. Üf, yalnız bir saniye buna bir cevap alalım. Şimdi arkadaşlar bu benim önümdeki en önemli dönemeçlerden birisiydi ve çok soru geldi bana. Çok da itham geldi. Örneğin İyi Parti kurulurken o kadar çok beni itham ettiler ki niye gelmiyorsun? Bak arkadaşlarım burada demokrasi mücadelesi veriyor. Sen arkadaşlarını yalnız bırakıyorsun. Sonra şimdi Ümit Bey'in kurduğu Zafer Partisi döneminde de niye Ümit Bey'i yalnız bırakıyorsun? Niye partiye gelmiyorsun diye çok suçlamalar geldi bana. Ama böyle hani suçlama derken tatlı eleştiri bazında. Benim bir prensibim var. Türkiye'de siyasetçi ismini ben çok içinin boşaldığını düşünüyorum. Siyasetçi dediğinizde Türkiye'de güvenilmez. Bütün siyasetçileri arkadaşlarımızı tenzih ediyorum. Ne bileyim böyle sürekli bir parti kuran, parti değiştiren, şunu yapan, bunu yapan gibi bir algı var. Gerçek demiyorum, algı var. Kısmen gerçek de diyebiliriz aslında. Ben hiçbir şey başaramazsam bile şu çizgiyi ve şu dik duruşu ve omurgayı koymak istiyorum. Ya siyasette bir çizgi olmalı. Siyasette bir dik duruş olmalı. Siyasette başladığınız nokta ile vardığınız nokta arasında zikzakların sayısı çok olmamalı. İnsan hayatında hata yapabilir, zikzak yapabilir ama bunu sürekli tekrar ettiği zaman doğru bir şey değil. Benim siyasal tercihim belli bir çizgide gitmek. Yani A noktasında başladıysam alfabenin en son harfine gelene kadar bütün harfleri dolaşmadan gelmek amiyana tabirle. O sebeple de Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyasete başladım ve ihraç edildim. Parti içi demokrasi mücadelesi verdiğim için ve ortaya bir iddia koyduğum için. Yani ben ortaya bir iddia koyabilirim. Ben genel başkanlık iddiasını koyabilirim. Bu benim ihracıma sebep olmamalı. Ama ihraç edildim. Sonra bir daha geri geldim mahkemeyle. Sonra bir daha ihraç edildim. Ondan sonra da ortaya başka bir iddia koydum. Dedim ki ya Türk milliyetçilerinin niye bir cumhurbaşkanı adayı yok? Olsun destek olayım. Yoksa bir adım öne çıkacağım dedim. Ve şimdi bir adım öne çıktım ve bu mücadeleyi sürdürüyorum. Bir parti kurmak isteseydim kurabilirdim. Ne bileyim bir partiye gidebilirdim. Sayın Erdoğan da davet etti partisine. Sayın Kılıçdaroğlu da davet etti partisine. Gitmedim. Diğer arkadaşlarımız da kurduğunda gitseydim ister Ümit Bey'in ister Meral Hanım'ın partisine yer alırdım. Ben siyasal olarak daha doğru bir, daha düz bir tercihle yürümek istiyorum. Başarısız olsam bile siz gençler en azından deyin ki ya bak Türkiye'de daha böyle doğru bir çizgide giden insanlar da var deyin. Teşekkür ediyorum. Eklemeni hızlıca lütfen. Cumhurbaşkanlığına çıkış noktanızın yani adaylığınızın çıkış noktası Türk milliyetçiliği. Aslında Türkçülük, Turancılık ideolojisi. Bununla alakalı Cumhurbaşkanı seçildiğiniz takdirde hem ülkemiz içinde hem de az önce de bahsettiğiniz Türk dünyası, Turan coğrafyasına yönelik ne gibi proje ve çalışmalarınız olacak? Bunları dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar ben Sovyetler Birliği dağılmadan Sovyet topraklarına ilk ayağını basan ender kişilerden birisiyim. Sovyetler Birliği dağılmadan, çok ilginçtir, anımı da anlatayım kısaca. Sovyetler Birliği'ne mektup yazdım Azerbaycan'a. Oradan bir tane şimdiki gibi böyle SMS'ti, yok WhatsApp'tan yazmaydı falan yok bunlar. Facebook'tan arkadaş ekleyeyim falan yok. 88'den bahsediyorum. Glasnost ve Perestroika'nın o yani açıklık ve yeniden yapılanmanın böyle en şey olduğu zamanlar. Bir rahmetle anlıyorum İbrahim Bozel ismi. Bir
bir komşumuz, dostumuz o bölgeden bir gazete getirmişti. Ben de alıp böyle bir günde bir solukta Kiril'i öğrenip Kiril harfleriyle mektup yazdım. Mektup 1988 senesinde Azerbaycan Gençleri isminde bir gazetede Türkiye'de mektup diye yayınlandı. Ve bana her gün bir çuval üstünde atnalı gibi Lenin pullarının olduğu mektuplar gelmeye başladı. Böyle mektup arkadaşlığı yapıyoruz. Oradan kitaplar geliyor falan ama Rusça, işte Kirilce. Evimizi siyasi polis bastı. Sen ne ayaksın dediler ya. Sana her gün Sovyetler Birliği'nden üstünde Lenin şeyi olan mektuplar geliyor dediler. O gün bugündür ben o coğrafyayla yakından ilgiliyim. Benim çocukluğumda, Iğdır'ı bilen var mı bilmiyorum. Aras Nehri'nin kıyısında çocukluğum orada hayvan otlatırken geçti. Orada ekin ekerken geçti, biçim biçerken geçti. Hep benim aklımda şey vardı. O coğrafyalar. Bir de Cengiz Aytmatov'un kitaplarını okurdum. Hep böyle oraları anlatan kitaplar. Böyle hep o hayalle yaşadım ben ve ilk defa Sovyetler Birliği dağılmadan ben Sovyet coğrafyasına gittim. Rahmetli Elçi Bey'le kaçakken görüştük evinde. Gizli böyle geçitlerden gidip evinde görüşmüştüm. Onun için o Elçi Bey'in yanında çalıştım Cumhurbaşkanlığı ofisinde. Daha çok böyle üniversitede master öğrencisiyken. O coğrafyaya benim aşkım sadece şey değil. Yani bir görüş itibariyle değil. Ben Türkiye'nin geleceğini de orada görüyorum. Çünkü Türkiye'de sanayi var, Türkiye'de sermaye var, Türkiye'de girişim var. O bölgede ham madde var. O bölgeyle Türkiye coğrafi olarak ve doğal kaynaklar olarak birbirini tamamlayan iki bölge. O coğrafyayla Türkiye'yi entegre edecek çok sayıda projemiz var. Benim 1992'de yazdığım bir kitap serisi var. Kitabın üst başlığı şuydu. Türk Ortak Pazarı Ülkeleri 1 Azerbaycan diye. 2 Kazakistan. Dili, dini, her şeyi farklı. Avrupa ülkeleri 100 sene savaşı Avrupa Kömür ve Çelik Anlaşması'ndan sonra Avrupa Birliği'ni kuruyorsa bizim dilimiz, dinimiz, kültürümüz, yani içinde Hristiyan Türkler de var elbette kardeşlerimiz. Bu coğrafya niye bir araya gelemesin? Bu bir araya gelmek Turancılık falan Türkiye'de yıllarca çok yanlış tanıtıldı. Turancılık böyle birilerini dışlamak, faşizm falan değil arkadaşlar. Biz coğrafyada sınırlarımızı değiştirmeden güç birliği yapabiliriz. Bu Turancılıktır zaten. Fikir birliği yapabiliriz. Bu Turancılıktır zaten. Türkiye ile Azerbaycan işbirliği yaptı ve Karabağ işgalden kurtarıldı. Turancılıktır zaten. Onun için çok şey yapabiliriz. Çok projelerimiz var. Vakit olursa anlatırım. İsmim Ertuğrul Solmaz. Marmara Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümlerinde son sınıf öğrencisiyim. Memleket Partisi. Aynı üniversitedeniz. Evet, biliyorum. Memleket Partiliyim. Memleket Partisi üyesiyim. Sarayın adamı değilim. İnce'nin paralı trolü de değilim. Biz de varız yani. Öncelikle bunu söylemek istedim. Programa başlarken bana sürekli ikinci turla alakalı soru soruluyor dediniz, kızdınız. Ben bugün size ikinci tura kalırsanız kimi destekleyeceksiniz demeyeceğim ama Fatih Altaylı sordu bunu size. Verdiğiniz cevaba yönelik bir eleştirim ve sorum olacak. Fatih Altaylı'ya konuk olduğunuzda kendisi size ikinci tura kalamazsanız kimi destekleyeceksiniz diye sordu. Siz ise size politik bir cevap vermeyeceğim. Biz kazanacağımızı, ikinci tura kalacağımızı düşünüyoruz. Kalamazsak oturup bakacağız. HDP'nin kimi esir aldığına bakacağız. Hüdapar'ın kimi esir aldığına bakacağız. Hangisinin daha milli bir çizgide olduğuna bakacağız ve o günün şartlarında kim cevap veriyorsa oturup konuşacağız dediniz. Yine aynı programda, bu arada aynı program olmayabilir ama yine Fatih Altaylı'ya konuk olmuştunuz. Yanlışım varsa düzeltin. Şu cümleyi kurdunuz. Yine Fatih Altaylı'ya konuk olmamıştım. Yani farklı bir ay önce. Programsa. Tek bir defa oldum. O zaman aynı program. Şunu muhtemelen söylediniz. Hiçbir ülkücü kesseniz Hüdapar'la aynı çizgide durmaz. Oy vermez dediniz. Size sorum şu: ikinci tura kalamadığınız durumda Hüdapar size nasıl bir yaklaşımla gelmeli ki Türk milliyetçisi olarak siz ve size ilk turda oy veren, kesseniz Hüdapar'a oy vermez dediğiniz milliyetçi kesim Cumhur İttifakı'na destek versin? Sizce bu iki cümleniz arasında bir çelişki yok mu? Şimdi arkadaşlar, bu ikinci tur soruları bana da Muharrem Bey'e de çok geliyor. Ve Muharrem Bey'in de benim de en böyle hoşlanmadığım soru tipi. İkinci turda ne yapacaksınız? Ya bir durun hele, birinci turu bir tamamlayalım. Yani bu bize birinci turda siz iddiasız adaysınız şeyini de veriyor. Yani karşı tarafın kendi iç dünyasında. Hayır, bu matematiksel olarak seçimi ben de alabilirim. Muharrem Bey de alabilir. Kemal Bey de alabilir. Tayyip Bey de alabilir. Siyaset çok sürprize gebedir. 2002 seçimlerinde %20 küsürlük Ecevit'in oyları 2 küsüre inmişti. Yani siyasette her şey olabilir. Bu seçimlerde de biz istikrarlı bir şekilde oyumuzu yükseltiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. İkinci turda açık konuşacağım yine. Öyle benim siyaset yapma gibi şeyim yok bu konularda. Ben dobra bir adamım. İkinci turda eğer kalırsak, ikinci tura kalırsak zaten kazanmak için çalışacağız. Kalamazsak da şu sözü seviyorum. Size cenneti vaat edemem ama cehennemin kapılarını kapatabiliriz sözünü seviyor ve çok sık tekrar ediyorum. Ancak ikinci tur kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü bir güç, nasıl bir güç bilmiyorum. Bir tarafa HDP'yi eklemledi, bir tarafa Hüdapar'ı eklemledi. Biz ise Türk milliyetçileri olarak kendimizi Türkiye'nin sigortası olarak görüyoruz. Kendimizi Türkiye'de hiçbir tarafın şantaj yapmaması için yeri geldiğinde fedakarlık yapacak bir güç olarak da görüyoruz. İkinci tura kaldığımızda gerçekten oturup konuşacağız. Kimle konuşacağız? Öncelikle bize imza veren 111.506 kişiyi temsil
temsilen insanlarla. İkinci olarak tabii ittifakımız en başında, yani Ata İttifakı'nı oluşturan yapıyla, bileşenlerle konuşacağız. İkinci olarak bizim millilik görüşümüz değişmez asla. Yani kim terör örgütüyle, ki terör örgütüne affedersin, terör örgütü demek doğru değil, kim terör örgütüne mesafe koymayan siyasi yapılarla yol yürümeye devam ederse biz yol yürüyemeyiz. Yani bugünkü şartlarda HDP terör örgütüyle arasına mesafe koymayan bir parti olarak Millet İttifakı ile yol yürüyor. Hüdapar da terör örgütüyle arasına mesafe koymayan bir siyasi yapı olarak Cumhur İttifakı ile yol yürüyor. Şunu pekala demek mümkün. Alacağımız oy oranıyla doğru orantılı olmak üzere burada daha sağlam milli bir güç var. Örneğin A İttifakı. Şu yapılarla aranıza mesafe koyun, buyurun gelin konuşalım. Bunu diyebiliriz pekala. Şöyle sormak istediğim soru aslında bu değil. Yine sorumu cevabını alamadım. Sorum. Belki siz çok net bir şekilde programda şunu söylediniz. Milliyetçiler, yani siz de kendinizi Türk milliyetçisi olarak nitelendiriyorsunuz. Kesseniz Hüdapar'ın olduğu bir ittifaka oy vermez dediniz. Evet. Siz bu insanları, size oy veren insanları nasıl ikna edeceksiniz eğer Cumhur İttifakı'nı desteklemek isterseniz? Ya da bu söyleminiz çok iddialı olmuş olabilir. Geri de alabilirsiniz. Hayır. Birinci turda zaten ben Hüdapar'a oy vermeyin, Hüdapar'ın olduğu yere oy vermeyin diyorum. Örneğin. Evet. Örnek veriyorum. Veya HDP'nin olduğu yere oy vermeyin diyorum. Neden sadece Hüdapar üzerinden gidiyoruz ki? HDP de benimle pardon. İkinci turda ben diyeceğim ki size A ittifakı Hüdapar'la arana mesafe koy. B ittifakı HDP ile arana mesafe koy. O zaman niye ben Hüdapar'la aynı yere gireyim ki? Arana mesafe koy diyorum zaten. Dediğim şeyde çelişen bir şey yok ki. Birinci turda ben zaten onlarla değilim ki. Evet ama ben ikinci tura kalamazsanız diyorum. Siz ikinci tura kalamadığınız senaryo için bahsettiniz. Evet. Tamam. İkinci tura ben kalamadım varsayalım. Evet. Ve sen de A ittifakısın. Yanındaki arkadaş da Hüdapar. Diyorum ki şu arkadaşı uzaklaştır yanından diyorum. Niye diyorsun? Ben seni desteklemem yoksa diyorum. Sen onu uzaklaştırıyorsun ve ben sana destek veriyorum. Niye ben Hüdapar'la aynı yerde olayım o zaman? Peki. Teşekkür ederim. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Teşekkürler. Sağ ol. Bunun altyazısı şu mudur efendim? Ama bu Hüdapar üzerinden gittik diye. Hayır, yanlış anlaşılmasın. Yani, Cumhur İttifakı falan da hayır. O çünkü yani. Resmen öyle bir başlık. Siz öyle sorduğunuz için öyle cevap teşekkür verdim. Teşekkür ediyorum. İkinci sorumu da hemen sormak istiyorum. Hızlıca sor lütfen. Tamam, çok hemen soruyorum. Eğitim durumu Sinan Bey'in hep herkesin bildiği gibi çok iyi. CV'niz de çok iyi. Yani iyi de olarak demeyi demek lazım. Arkadaşlar ceketimi çıkarabilir miyim? Valla bir şey hemen terledim valla. Terletmeye başladınız beni. Bizden birisi hemen gelsin. Şöyle koyayım. Alsana. Şöyle koyayım. Aman ha. Hakikaten nasıl geldiniz öyle ya vallahi. Teşekkür ederim, sağ olun. Cumhurbaşkanı olmanız durumunda eğitimle alakalı reformlarınız neler olacak ya da ilk reformunuz ne olacak? Ama şunu duymak istemiyorum. Genellikle biz siyasetçilere bu soruyu sorduğumuzda şu cevabı alıyoruz. 20 yıllık AKP hükümeti eğitime darbe vurdu. Üniversitelerin bağımsızlığı kalmadı gibi. Ben sizden çok net bir şekilde sonuca odaklı bir politika bekliyorum. Örneğin Deva Partisi YÖK'ü kapatacağını söylüyor. Siz nasıl bir politika izleyeceksiniz Cumhurbaşkanı olursanız eğitimle alakalı? Çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi YÖK'ü kapatma konusunda herhalde bütün siyasi partiler aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyor. Ya YÖK kapatmak lazım ama üniversiteler arası bir koordinasyon kurulunu da yeniden kurmak veya oluşturmak lazım. Veya YÖK'ün adını değiştirip, yapısını ve mantığını değiştirip tamamen koordinasyon kurulu gibi bir kurul haline getirmek lazım. Ben üniversitede akademisyenlik yaptım. Akademik özgürlüğün ne demek olduğunu biliyorum. Ben bir strateji merkezi başkanlığını yaptım ve bir dönem de Türkiye'deki strateji merkezleri kurulu başkanlığını yaptım. Şimdi özgür düşüncenin nasıl bir iklimde ortaya çıkabileceğini biliyorum. Talimatla özgür düşünce olmaz. Mesela devletin think tanklerine bakıyorum. Gülüyorum onlara. Yani talimat veriyorlar. İşte şunu üret. O bir şey üretmiyor. O propaganda yani. Hükümetin politikasını halka propagandayla anlatmak üzerine bir kafa yapısı var. O yüzden de gittiler bataklığa battılar şeyde. Yani SETA'nın yanlış yönlendirmesi, Ahmet Davutoğlu'nun yanlış bakış açısıyla Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına soktular bir dönem. Üniversitelerde öyle. Özgür düşünce olacak üniversitede. Bir. İki. Üniversitenin yönetim anlayışını değiştirmek lazım. Yani örneğin rektörlük seçimi döneminde de yanlıştı. Niye yanlıştı? Çünkü tıp fakültelerinde sayı daha fazla olduğu için birçok seçimi doktorlar kazanıyordu. Ben doktora karşı değilim. Akademik olarak belki onlar çok iyidir ama üniversite yönetimi meselesi ayrı bir meseledir. Yani üniversite yönetimi iki başlıkta düşünmek lazım. Akademik yönetim, işletme yönetimi. Çünkü üniversitelerin bütçesi bakanlık bütçesinden daha fazla olabiliyor. Amerika'da, Avrupa'da, dünyada bunun örnekleri var. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok. Orada bir özgür düşünceyi, akademik ve işletme yönetimini, ben işletme mezunuyum, iki farklı şekilde yapacağız. İki, bazı üniversitelerin lisans bölümlerini kapatacağız. Yani örneğin Boğaziçi Üniversitesi, örneğin ODTÜ.
Niye? Niye kapatacağız? Siz orada okumayın diye değil. Oraları araştırma üniversiteleri yapacağız. Yani master, doktora ve sonrası için. Çünkü Türkiye'de araştırma üniversitesi yok arkadaş. Üniversitelerin görevi araştırma yapmak falan değil. Gelen öğrenciye belli bir bilgiyi yükleyip mezun edip göndermek. Yükleyip mezun edip göndermek. Ya bir araştırma yapmak lazım. Yani bir üniversiteyi bu yeni teknolojiler üzerine yoğunlaştıralım. Yani Türkiye'de zehir gibi çocuklar var ya. Yanlış eğitim sistemi içerisinde onlar heder olup gidiyorlar. Türkiye'de çok iyi akademisyenler var. Bakın sadece Hollanda'daki belirli yapay zeka firmalarına Türkiye'deki TAI'den şuradan buradan 800 tane mühendis kaçmış gitmiş. 800 mühendis ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye'de birçok şeyi burada üretebilmek demektir. Onun için öyle klasik onu yapacağız bunu yapacağız değil. Türkiye'de özgür düşünceyi, üniversiteden önce Türkiye'ye özgür düşünceyi getirmek lazım. Gençlerin yurt dışına kaçmaması için, gidenlerin geri gelmesi için. Ha başka ne yapacağız? Açık söyleyeyim. Başka eğitimi bakan politikasından çıkaracağız, devlet politikasına çevireceğiz. Bu nedir ya? Her bakan gelip öncekini kötülüyor, yeni bir sistem dayıyor. Yani bir nesil 3 tane farklı eğitim sistemi. İlkokuldayken farklı eğitim sistemi, ortaokuldayken farklı, üniversite geldiğinde başka bir bakan geliyor, bambaşka bir şey. Bir eğitim, yani Mustafa Kemal Atatürk ne yaptıysa aslında onun izlerinden giderek modern yöntemlerle modernleştirerek yapabiliriz. Eğitim devlet politikası olmalı. Mesela sabahın köründe çocuklar niye okula gidiyorlar? Bu karanlıkta. Örneğin. Bu basit bir işlem ama kör bir inat yüzünde. Çok sağolunuz. Kimde mikrofon arkada? Mikrofon bende. Buyurun hanımefendi. Kimde? Bende. Bende. Evet, bende arkada de. Dövüşün bakalım kim kazanırsa olsun. Bende de. Ben hamileyim. Önce ben sorayım. Evet, ama gerçekten öncelik sizde. Buyurun. Bu konunun siyasiler tarafından çok fazla konuşulduğunu görmüyorum. Aslında buraya birkaç isim de yazmıştım ama belki aileleri izler diye söylemekten vazgeçtim. Sorum şu şekilde. Kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri ve cinayetleri, sahipli sahipsiz her türlü hayvan tecavüzleri ve cinayetleri konusundaki politikanız nedir? Ek olarak çocuk tecavüzcülerine kimyasal hadımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Sonuçta suç orta çağı anımsatıyorsa cezası neden modern olsun? Ben de sizin gibi düşünüyorum. Sağ olun. İki çocuk babası, bir siyasetçi ve bir vatandaş olarak Allah kimsenin başına getirmesin böyle bir felaketi. Ben bunu felaket olarak görüyorum. Yani çocuklara dönük her türlü şiddeti, her türlü cinsel saldırıyı ben çok ağır, çok ağır cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Beni bununla ilgili suçlayan, insan hakları şu bu diyen varsa desin. Ama ben çocuklara dönük, yani çünkü çocuk dediğiniz kendisini savunma şeyine sahip değil. Yani bir kadın, yani kadına saldırıyı da elbette hiçbir şekilde şey yapamayız. Ama onun bir azıcık bir karşı koyma gücü var. Ama çocuğun hiçbir şekilde karşı koyma gücü yok. Onun için çok ağır cezalar olmalı çocuklara dönük tecavüz, başka her türlü istismar saldırılarda. Mesela Batı'da şu yapılıyor. Çocuk tecavüz veya istismarı suçundan yargılanmış, hüküm giymiş insanların evleri işaretleniyor. O mahallede yaşayanlar o işareti görünce o bölgedeki çocuklarını daha güvenli alanlara çekebiliyorlar. Ben o konuda biraz radikal düşünceli birisiyim. Evet, demokrasi var. Yani her şey tamam, kabulüm ama çocuklar benim hassas olduğum bir nokta. Kimyasal hadım da dahil birçok şey yapılabilir. Elbette idam edelim, keselim, kıtır kıtır doğrayalım demiyorum ama ağır suçlar olmalı o konuda. İkinci konu kadın cinayetleri elbette. Yani bizim kadınlar konusunda Türkiye'de kadın cinayetleri, kadınlara dönük ayrımcılıklar, yani bunların hepsinin karşısında olmalıyız. Ama sözde değil, gerçekten karşısında olmalıyız. Gerçekten uygulamada karşısında olmalıyız. Bugün burada ben ilk Cumhurbaşkanı yardımcımı açıkladım. Sevda Özbek hanımefendi burada ve Cumhurbaşkanı yardımcım bir kadın olacak. Ayrıca daha önce kadın ve aileden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapmış. Ayrıca ben dezavantajlı gruplarla ilgili de biraz daha farklı düşünüyorum. Yani Türkiye'de ciddi sayıda engelli var ve ben ikinci Cumhurbaşkanı yardımcım adayımı bir engelli, ortopedik engelli bir arkadaşımızı atayacağım inşallah. Çünkü ben biliyorum ki birçok anne ve benle de konuşanlar da var. Birçok anne şunu diyor. Ya keşke evladım benden daha önce ölse. Yani bu arkadaşlar, bu başka bir şey. Yani bir anne evladı ondan önce ölse
ister mi? Ama ben ölürsem ondan önce benim evladıma kim bakacak diye düşünen böyle bir kaygı içindeki bir anneyi o devlet utanmalıdır. O devlet öyle bir devlet olmalıdır ki hiçbir anne ben ölürsem çocuğum ortada kalır diye düşünmemelidir. O yüzden de bizim kadın, çocuk, dezavantajlı gruplar bunlarla ilgili inanılmaz projelerimiz var ve inanılmaz bu konularda koruyucu olacağız. Evet biliyorum beni çok fazla tanımıyorsunuz ama emin olunuz ki Türkiye'de ben başka bir siyaseti temsil etmek istiyorum. Türkiye'de herkesin sevmese bile kabul edeceği, ya ben ondan aynı görüşte değilim ama ya bu adam doğru şeyler yapıyor, bu adam yanlış işler yapmaz diyeceği bir insan olmak istiyorum. Bir siyaset adamı. Aslında ben çok siyasetçiyi de sevmiyorum. Devlet adamı demeyi daha doğru buluyorum. Onların hepsini yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Buyurun ekleyin. Hayvan tecavüzleri ve cinayetleriyle ilgili fikrinizi de merak ediyorum. Çok özür dilerim. Kaçırdım o kısmını. Ben köpeklerin içinde büyümüş. Kedi, işte ne bileyim tavuklarım var. Hatta bir defasında gecenin bir vakti aşı yapmak zorunda kaldım. Çünkü kötüydü. Birçok veteriner arkadaşımız şey dedi. Ya bizim işimizi elimizden mi alıyorsunuz? Yok dedim vallahi. Yani o saatte mecburdum diye. Ben hep hayvanların içinde büyüdüm. Çocukluğumuzda çobanlık da yaptım. Yani çocuklar ne kadar masumsa, şey yapamıyorsa, onlara karşı bir kötülüğe karşılık veremiyorsa, hayvanlar da öyledir. Yani dilsizdir, size karşı gelemez, derdini size anlatamaz. Yani hayvanlara karşı da, yani tecavüz zaten hani yani kabul edilebilir bir şey değil ama hayvanlara şiddetin, onların itlaf edilmesi, onlara karşı şiddet kullanılması kesinlikle karşısındayız. Ve Türkiye'de evet bazıları şeye de karşı ama ben karşı değilim. Yani kısırlaştırmaya da karşı bazıları. Ben karşı değilim. Dengeyi sağlamak zorundayız. Ama bununla beraber bir kesim de var ki diyor ki işte hayvanlar sürü halinde bize saldırıyor. Orada da şunu yapabiliriz. Sürü olabilecek, ben köpekleri tanıyorum, o liderleri vardır. Hemen sürü haline getirir. O sürü haline gelmemesini sağlamak kaydıyla sokaklarda yaşayabilirler ve biz onlara bakabiliriz. Ama o daha saldırgan, daha yırtıcı, daha sürü yapmaya elverişli hayvanları da alıp daha başka ortamlarda bakabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhabalar. Ben de sizin gibi bir Marmaralıyım. Marmara siyasal öğrencisiyim. Oo, hem harika. De Türkiye'de çalışıyorum kısmi zamanlı. Benim ilk asistanlığım, araştırma görevliyim Türkiye'deydi. Hatta çok genç yaştaydım. Bir gün derse girdim. Yani kendimi araştırma görevlisi, hoca olduğumu ispatlayana kadar akla karayı seçtim. Beni neredeyse tutup dışarı atacaklardı. Evet, biraz sıkı disiplinli. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Sizin çok hatta sayılır bir kitleniz var. Yani benim Kars'ta ailem de, şu an oturduğum öğrenci arkadaşlarım da milliyetçiler kısmında en azından sizin isminizi sürekli atfeden ve çoğu da idol olarak görmüş bir kitle teşekkür var. Ederim. Bu akademik başarınızdan da bence geliyor. Hem de biraz ılımlı yaklaşımınız insanlara böyle güzel bir hava vermiş olabilir. Fakat bunun tam tersi bir yönde Ümit Özdağ'ın bir siyasi dili var. Ümit Özdağ'ın bu kadar çıkışlı siyasi dilini siz doğru buluyor musunuz? Mesela sizi ortak noktada buluşturan şey ne oldu? Ben bunu çok merak ediyorum. Şimdi Ümit Bey'le bizim dostluğumuz çok eskiye dayanıyor. Daha 2000'li yıllara. Hatta Ümit Bey'in benim hayatımda şöyle bir yanı var. Eşim burada. Eşim Asam'da çalışıyordu. Ve biz eşimle Asam'da tanıştık. Yani Ümit Bey'in strateji merkezi başkanı olduğu yerde. Dolayısıyla Ümit Bey'le öyle bir dostluğumuz, geçmişe dayanan bir arkadaşlığımız var. İki, evet her yiğidin ayrı bir yoğurt yiyişi var. Ümit Bey'in tarzı biraz farklı. Benim biraz daha farklı. Kimisi de onu seviyor. Öyle bir tarzı seviyor. Ben insanların tarzı niye serttir, niye ılımlıdır, niye şu tondadır? Bunu kategorize etmeyi doğru bulmuyorum. Temel olarak fikirlerimizde bir paralellik elbette var. Olmasa zaten beraber yol yürümezdik. Nedir o paralellik? Örneğin ikimiz de Türk milliyetçisiyiz. İkimiz de bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yanayız. İkimiz de terörün karşısındayız. İkimiz de Türkiye'nin bir göçmenistan olmasını istemiyoruz gibi çok sayıda, çok sayıda fikrimizde paralellik var. Belki bunu ifade ediş tarzımız farklı olabilir. Saygı duyarım. Ama %100 aynı, her hayata aynı bakıyoruz da diyemem. Zaten böyle bir şey mümkün değil. İkiz çocuklar bile hayata çok daha farklı pencerelerden bakabiliyorlar. Onun için Ümit Bey ile bizim aramızdaki ifade ediş tarzını farklı bulabilirsiniz. Ama fikirlerimizde temel olarak bir farklılık yok. Peki, teşekkür ediyorum. Ümit Bey'le bu kadar uzun bir dostluğunuz var. Ümit Bey'in üçüncü aday tercihi olmak sizin seçim motivasyonunuzu ve siyasi kariyerinizi etkiledi mi? Burada Mansur Yavaş'tan ve diğer isimlerden sonra siz gündeme geldiniz. Sizce bu sizi ne kadar etkiledi? Teşekkür ederim. Teşekkürler.
Üçüncü tercihi miyim? Çok emin değilim. Neden? Çünkü biz Ümit Bey'le yaklaşık daha bu adaylıklar ortaya çıkmadan 6 ay önce bir balıkçıda bir araya geldik baş başa ve şöyle bir konuşma geçti aramızda. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelecek ve ne yapabiliriz? Nasıl bir ittifak kurabiliriz? Ve benim o zamanlarda bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığımı açıklamıştım zaten. Şöyle bir konuşma geçti aramızda. Bir ittifak kurup ittifakın da Cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusunu dedik ki araştıralım. Araştırdık. Çalıştık üzerinde. Zaman zaman görüşmelerimiz devam etti. O esnada Mansur Bey'in ismi gündemdeydi. Ben de ifade ediyordum. Yani Mansur Bey aday olsaydı ve herkes tarafından da bu kabul edilseydi ben açıkça diyeyim aday olmayacaktım. Dolayısıyla burada Mansur Bey konusunda zaten ben de hemfikirdim. Çünkü ben şundan yanaydım. Hani daha büyük kitlelerin Türk milliyetçiliği çatısı altında toplanmasını isteyen birisiyim ben. Yani burada ben merkezli bakmadım hiçbir zaman olaya. Ama onun olmayacağını da biliyorduk doğrusu. Ümit Bey de biliyordu, ben de biliyordum. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu adalet yürüyüşünü başlattığında bir sonraki seçimde aslında aday olmak için bir yürüyüş başlattığını ben tahmin ediyordum. Çıktığım her kanalda da Sayın Kılıçdaroğlu aday, aday, aday diyordu. Muharrem Bey meselesinde ise konu kamuoyuna biraz sanırım farklı yansıdı. Orada konuşulan esas konu Memleket Partisi'nin bu ittifak içerisinde yer almasıydı. Ondan sonra ise konu farklı şekilde ifade edildi, şu dendi, bu dendi. Ama Sayın İnce ile görüşmenin temelinde yanlış bilmiyorsam eğer ki benim dışımdaki görüşmelerdi ama takip ettiğim kadarıyla Memleket Partisi'nin bu ittifak içerisinde yer alması ve bizi desteklemesi şeklinde görüşmeler devam ediyordu. Ama farklı görüşmeler de olabilir. Sonuçta ben bu tür meselelere çok böyle bunu kendine dert edinecek bilmem ne yapacak. Yani ben çok hayata düz bakmaya çalışan bir insanım. Hizmet odaklı düşünen bir insanım. Sonuç odaklı düşünen bir insanım. Benim bir projem vardı. Türk milliyetçilerini adaysız bırakmamak ve şükür adaysız bırakmadım. Gerisi benim için çok da şey değil. Teşekkür ederim. Buyurun. Ben psikolog Başak Akça. Her zaman dinleyen taraf olduk ama bugün biz sorunlarımızın dinlenmesini istiyoruz ilk defa. Atanamayan işsiz psikologların sesini duyurmak adına bugün buradayız biz. İşsiz diyorum çünkü bizler dizilerde, filmlerde göründüğü gibi mutlu, kaygısı, sırça köşklerimizde oturan psikologlar değiliz hiç. Son verilerle 120 bin mezun sayısına ulaşmış fakat mezun sayısıyla orantılı istihdam sağlanmadığı için kamuya 85 puanlarımızla atanma umudumuzu yitirmiş, kimimiz sağlık Bakanlığı'nda açılan az sayıdaki kontenjanlardan kaynaklı psikolog kontenjanı yerine alakasız çok farklı kadrolara başvururken kimimiz özel sektörün görev tanımımız dışında iş yüküne mecbur bırakılan kendi alanında iş bulamayan psikologları. Son dönemde yaşanan deprem felaketi, gün geçtikçe artan kadın cinayetleri, antidepresan kullanımı, istismar olayları, intihar haberleri, madde ve bağımlılığı ve benzeri sorunların da sebep olduğu, bunalım hali psikolojik desteğe ne kadar ihtiyaç olduğunu ülkemizde doğruluyor aslında. Fakat gözlenen bu ihtiyaca rağmen alım inanılmaz derecede yetersiz. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın son 8 yılda istihdam sağladığı psikolog sayısı 1867. Son 85 binlik alımda sadece 500 psikolog alındı. 85 binlik sağlıkçı alımında. Bu sayı şu an ülkecek içinde bulunduğumuz süreç için oldukça yetersiz. Bu kanıtlı bir şey yani gözle görülüyor. Biz psikologlar ruh sağlığının en az beden sağlığı kadar önemli olduğunu altını çiziyoruz. Psikolojik desteğin ulaşılabilir ve sürdürülebilir olmasını şu dönemde daha büyük psikolojik sorunların önüne geçmek için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple Sinan Bey'den psikologlara en az 15 bin atama sözünü, bunun yanında Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki istihdamın arttırılmasını istiyoruz. Bu konudaki projelerinizi de merak ediyoruz. Teşekkür ederiz. Aslına bakarsanız hanımefendinin yapmaya çalıştığı şey bir ses duyurma çabasıydı. Öyle değil mi sorudan ziyade? Yok soru da var. Tabii ki soru da var içinde elbette. Ama çok da faydalı bir şey yapıyorsunuz. Çünkü bugüne kadar bu program o kadar çok izlendi ki siyasiler tarafından özellikle o kadar çok izlendi ki. İnanır mısınız bir genç kız arkadaşımız yurda gidemiyorum yol karanlık dedi. Program yayınlandıktan bir saat sonra yola ışık döşedi belediye. Kocaeli Belediyesi. Bir arkadaşımız çıktı. Gerçekten öyle. Bir arkadaşımız yurt bulamıyorum ben Türkiye yüzüncüsüyüm yurt bulamıyorum dedi. Program yayınlandıktan yarım saat sonra çocuğa 600 tane yurt buldular. Elbette keşke böyle olmasa. Keşke böyle çok izlenen programlarda siz konuşuyorsunuz ve çok karşılık buluyor diye yardım etmeseler de hep gündemlerinde olsa ama çok faydalı bir şey yapıyorsunuz. Ve ne zaman yapıyorlar bunu biliyor musunuz siyasilerimiz? Sen bir şikayeti dile getirdiğinde salon çok alkışlarsa hemen yapıyorlar. Lütfen alkışlar mısınız? Buyurun efendim size tabii. Şimdi çok kısa cevap diyeceğim. Türkiye'de bilgisi olan var mı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Kaç tane okul var? 81 bin.
81 bin. Emin misiniz? Tamam, yani varsayalım 81 bin. Her okula bir tane psikolog atasak 81 bin tane psikolog iş buldu demektir. Her hastaneye bir tane atasak ki ihtiyaç sahibi. Her hapishaneye bir adalet kurumuna bir tane atasak. Dolayısıyla bu tür kurumsal yerlerin her birinde bir psikolog zaten olmalı. Yani bu işin aslında çözümü çok kolay. Son dönemlerde sanırım her haneye bir psikolog atanmalı. Bilmediğinizi bileceklerdir diye umuyorum. Aslında bizim 2015 yılında aldığımız böyle bir sözümüz vardı Sağlık Bakanlığı'ndan. Ama 2023 yılındayız. 15 Mayıs'ı bekleyin. 15 Mayıs'ı bekleyin. 15 Mayıs'ta umarım hepimiz size gelmeyiz. Buyurun. Öncelikle ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Biz gençlerin sesi olduğunuz için. Siz de hoş geldiniz Sinan Bey. Hoş bulduk. Ben atanamayan afacılar temsilen buraya geldim. Acil durum ve afet yönetimi tekniker mezunları olarak onları duyurmak için buraya geldim. Bizim bölümümüzde alım yapılmıyor. Yakın bir zamanda da ülkemizde büyük bir felaket yaşandı. Bunun sonucunda gördük ki personel eksikliğimiz çok fazla. Kadrolu personel olarak ben müdahale etmek istiyordum. Ben oraya gönüllü olarak değil, personel olarak oraya müdahaleye gitmek istiyordum ama bunu başaramadık. Bu konuyla alakalı sizin bir projeniz var mı? Var. Deprem ve fay hattı geçen bölgeler için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bunun yanı sıra bakanlık kurmayı düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ya teşekkür ederim vallahi. Bu soruyu sorduğun için teşekkür ederim. Samimiyetimle söylüyorum. Niye biliyor musunuz? Ben 2012'den beri çırpınıyorum, yırtınıyorum. Bir afet bakanlığı kurulsun diye. Bakınız Türkiye'de afet bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde afet bakanlığı kurulsun diye meclise kanun teklifi veren ilk ve tek kişi benim. Reddedildi. Adını değiştirdim, bir daha verdim. Reddedildi. Bundan sonra meclise 2 veya 3 defa verdim ama hafızam beni yanıltıyor olabilir. Ama birkaç defa verdim. Birkaç defa konuşma yaptım. Çünkü Türkiye'de arkadaşlar krizi patlaması oluyor mu? Oluyor. Maden faciası oluyor mu? Oluyor. En ufak bir yağmurda bütün dere yataklarını ev yaptıkları için, konut yaptıkları için sel oluyor mu? Oluyor. Ne bileyim çığ oluyor mu? Oluyor. Türkiye göçmenlerin yolu üzerinde göç tehlikesi var mı Türkiye'de? Var. Göç tehlikesi derken hani bundan daha tehlikeli ne olur bilmiyorum. 13 milyon sığınmacımız var. Ben bütün bunlarla sadece AFAD'ın yani bir genel müdürlüğün veya bir başkanlığın mücadele edemeyeceği kanaatindeyim. Detaylı bir çalışma yaptım. Dedim ki ya şu an belediyeler yangın söndürüyor. Belediyecilikle yangın söndürme ne alakası var ya? İtfaiyeler belediyelere bağlı biliyorsunuz. Bir bakanlık kursak, belediyelerden itfaiyeleri alsak, bir sürü kurumlardan o acil müdahale birimlerini toplasak, Kızılay'dır, AFAD'dır, şudur budur, bütün bu kurumları bir bakanlık altında toplasak ve buraya da, şimdi çok özür dilerim, depreme müdahale biriminin başına bir imam atanmış. Ya imam benim saygım sonsuz ama camide imamlık yapsın veya işte evet, kendine uygun iş yapsın. O yüzden Cumhurbaşkanı seçilirsem 1 numaralı kararnamem sığınmacıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmesi ve Suriyeli sığınmacıların ayrıcalıklarının kaldırılması üzerine olacak. Afet Bakanlığı'nın kurulması ve sizin okulunuzdan mezun olanların oraya atanmasıyla ilgili olacak. İnşallah, inşallah. Yani bekliyoruz çünkü gerçekten ben oraya gittim. Yani keşke gitmeseydim. Ben de gittim. Orada yaşananları Oğuzhan abi de çok iyi biliyor. Birebir gitti. Oğuzhan o yüzden dile getirmek gitti. İçin buraya geldim. Evet, çok zor durumdalar. Keşke bir daha yani hiçbir şekilde böyle bir felaket bakınız, yaşamamak için. Liyakatsizlik yüzünden. Evet. Bakınız bunu hiçbir zaman affetmeyeceğim ve bunun hesabını soracağım. İnsanlar o çöküntülerin altında öldüler. Evet. Türkiye'de açıklanan ölü sayısından daha fazla ölü var. Evet. Ben buraya gelmeden geçen hafta arkadaşlar ben bilme ve ben fikre önem veren bir insanım. Naci Görür deprem konusunda uzman birisidir. Her şeyi ben bilemem ki. Kendisinden randevu talep ettim ve dedim ki ben Cumhurbaşkanı adayıyım. O da çok lütfetti, kabul etti. Bana bir briefing verir misiniz dedim. Seve seve dedi ve böyle birkaç saat oturduk Naci Görür'den sohbet ettik. Ve inşallah Naci Görür ne dedi biliyor musunuz? Ya biz bunların hepsini söyledik. Bizi dinleselerdi bu kadar insan ölmezdi. O da dedi çok sayıda insan öldü. Bana deprem bölgesinde ben önce Elbistan'da günlerce çalıştık, yardım dağıttık. Ben orada aşevi kurdum. Kendim orada yemek dağıttım. Vali gelecek diye bizim aşevini kapattılar ya. Böyle bir adaletsizlik olmaz. Vali gelecek diye aşevi kapatılır mı arkadaşlar ya? Bak bizim aşevinden afatçılar da yemek yiyordu. Depremzede de yemek yiyordu. Kızılayıcılar da, jandarma da, polis de yemek yiyordu. Sonra Hatay'a gittim. Ne gördüm biliyor musunuz? Hatay'da bir aile yol kenarında çadır kurmuşlardı. Gittim.
gittim. Misafir, Tanrı misafiri dedim. Buyur ettiler. Bana bir şey anlattılar. Ya kahroldum orada ya. Diyor ki o Hatay'da, bilmiyorum Hataylı olan var mı içimizde? Öncelikle çok geçmiş olsun. Umarım yakınlarınızı kaybetmemişsinizdir. Hatay'dakilerin bir kısmı özellikle Samandağ tarafında babaları genelde Orta Doğu'ya, Dubai'ye, başka yerlere çalışmaya giderler. Bir ailenin babası bir yere çalışmaya gitmiş yurt dışına. Anne, iki tane de çocuk. Yıkıntının enkazın altında kalmış. AFAD zaten yok. Grider, dozer, kepçe yok. Kimse yok. Yukarıda Allah'ın umuduna, aşağıda da işte konu komşunun umuduna. Diyor ki biz gittik diyor. Ta bir tane paramızla kepçe kiraladık. Benzin yok, mazot yok. Gittik 18 litre yalvar yakar kilometrelerce uzaktan bulduk. Getirdik. Operatör dedi ki ben müdahale edemem. Niye? Çünkü iznim yok dedi. Ne yapmalıyım? Kaymakamdan izin almalısınız. Kaymakam izin vermedi. Dedi ki ben izin verme yetkisine sahip değilim. Bakınız tek adam rejiminin getirdiği. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Valiye, oradan İçişleri Bakanlığı'na. 5 gün biz uğraştık diyor. İzin alamadık, müdahale edemedik. Kepçe burada, kepçe operatörü orada. Aşağıdan çocuğun sesini duyuyoruz. Müdahale edemedik diyor. 5. gün diyor, müdahale ettik. Çocuk ölmüştü. Çıkardık. Doktor otopsisinde doktor dedi ki 4. gün ölmüş bu çocuk. 8 yaşında çocuk ya. 4. gün orada çocuk aç, susuz, soğukta ölmüş ya. Ya böyle bir adalet olur mu? Böyle bir depreme müdahale düzeni olur mu arkadaşlar ya? O yüzden inşallah o Afet Bakanlığı'nı kuracağız. O Afet Bakanlığı'nı kuracağız ve hiç kimse bir daha yıkıntının altında günlerce devlet bana müdahale etsin diye beklemeyecek. Teşekkür ediyoruz. Ben de çok iyi anlıyorum seni. Ya size neler yaptılar ya, yemin ederim sağ ya. Sağ olun. Yani neler yaptılar size ya. Farkındayız ve bunun karşılığını ben vermek için aslında siz buraya çıkmadan evvel Kanal 24'de de diğerlerine de Beyaz TV'ye de duyuru yaptım. Dedim ki her gün depremde insanları manipüle etmemizle ilgili, ajanlığımızla ilgili 50 bin tane şey söylüyorlar. Dedim ki buraya gelin. Neden buraya çağırdım biliyor musun? Çünkü elimdeki görüntüleri ben daha paylaşmadım. Elimdeki yazışmaları ben daha paylaşmadım. Bizden yardım isteyen yetkilileri de ben paylaşmadım. Yardım ettiklerimizi de paylaşmadım. Şöyle gelseler de, çünkü kimseyi kötü durumda bırakmak istemem. Çünkü hep beraber yaşadığımız bir sıkıntıydı. Bir parti adı değildi bu. Buraya gelseler de hepsini buradan ekrana keşke versek. Buyurunuz lütfen. Ben sizin popülaritenizi Ekrem İmamoğlu ile benzetiyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu aday olmadan önce kimse tanımıyordu. Tanınırlığı çok azdı. Türkiye'de birçok kesim sizi aday olduktan sonra tanıdı. Ama ben eski bir ülkücü olarak sizi tanıyordum ve biliyordum. Ama eğitiminiz hakkında bir bilgi sahibi değildim. Kimdir bu Sinan Oğan diye araştırdığımda Moskova Devlet Araştırma Üniversitesi'nde doktoranızı yapmışsınız. İleri düzeyde Rusça ve İngilizce biliyorsunuz. Avrasya Araştırma Merkezi'nde Rusya-Ukrayna Masası Başkanlığı yapmışsınız. Bence Cumhurbaşkanı adayında olması gereken bütün nitelikler sizde var fazlasıyla. Ya estağfurullah canım. Yani ben bence... teşekkür ederim. Ya ama yayına koyabileceğim bir şey sorar mısın artık? Ne olur sorunu sor. Buyur. Anketlere bakacak olursak da en az oyu alacak olan aday da siz görünüyorsunuz maalesef. Çok kötü girdi. Ağır girdi. Ha burayı koyarım tamam. Ama anketlere bakarak dedi. Hocam şöyle, muhteşem bir kariyeriniz var ama anketlere bu yansımıyor. Burada şeyleri yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Ters bir ilişki var. Bunu nasıl açıklarsınız? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu sığınmacı meselesini ben 2012'den beri gündeme getiriyorum. Yani müsaadeniz olur mu? Azıcık biraz kendimle övüneyim. Çok yaptığım bir şey değil ama bir iki konuda övünmeye hakkım var diye zannediyorum. O da birincisi şu, bazı şeyleri öngörmek mümkün aslında. Yani bu övünecek bir şey değil ama Türkiye gibi bir yerde maalesef biraz öyle oluyor. Bakın ilk defa 2012'de ya bu sığınmacı meselesi Türkiye'nin başına bela olacak dedim. 2012'de ve defalarca şunu söyledim. Kadın, çocuk, yaşlı bakalım ama bu kadar Suriyeli erkeğe niye bakmalıyız? Kendi ülkelerinde niye savaşmıyorlar? Niye bizim sahillerimize geliyorlar? Bana ırkçı dediler, faşist dediler, neler neler dediler. Beni perişan ettiler. Ama bugün geldiğimiz noktada 2012, 2013, 14, 15 bugüne kadar dediklerimizde aslında haklı olduğumuzu gördük. Bugün sayı 13 milyona vardı. Eğer o gün biz biraz daha tedbir alsaydık, şimdi duyan gelmezdi. Şimdi Afganistan'dan duyan geliyor. Ya Pakistan'da savaş mı var arkadaşlar ya? Pakistanlılar geliyor. Akın akın geliyorlar ya. Niye biliyor musunuz? Çünkü buradan birisi bir TikTok'ta bir Pakistanlı genç video yayınlıyor. Bazen de maalesef ki bir kadının, bir kızın, bir vatandaşın fotoğrafını çekip yayınlıyor, videosunu çekip yayınlıyor ve oradan duyan geliyor. Samimi söylüyorum bakınız. Ben o Türksem Göç Enstitüsü Başkanıyım ben. Araştırıyoruz ya niye geliyor Pakistanlı? Gördüğümüz şey TikTok yazışmalarına bakıyoruz. İşte Urduca bilen arkadaşlarımıza tercüme ettiriyor.
ediyoruz. İnanamazsınız ya. Gelme gerekçelerine inanamazsınız. Utanırsınız duyunca. O kadar gelme gerekçeleri. Onun için Türkiye'nin bu dertten kurtulması lazım. Bakınız Allah'a şükür çok büyük olaylar olmadı Türkiye'de. Yani oralarda öyle gelenekler var ki Türkiye'de kan çıkar yani. Çok büyük kan çıkar. O gelenekleri burada yaşatmaya çalışsalar. Buradan ifade edemeyeceğim biraz önce bir hanımefendinin sorusunun içinde de olan bir konu vardı. Birinci konu bu. İkincisi beni Türk milleti tanıdıkça sevecek emin olun. Yeter ki biraz tanınmaya, biraz söylediklerimizi, duruşumuzu, tavrımızı öğrensin insanlar. Dinledikçe sevecekler. Tayyip Bey'i dinledikçe daha çok nefret edecekler. Kemal Bey'i dinledikçe daha çok yorulacaklar. Çünkü sürekli Kemal Bey muhalefette. Muharrem Bey'i, arkadaşım kusura bakmasın. Muharrem Bey'i ne kadar çok dinlerlerse o kadar oyu düşecek. Ama Sinan Oğan'ı dinledikçe seveceksiniz, onu söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Doğu Türkistan'da biliyorsunuz ki bir zulüm var. Çin devleti Türk soydaşlarımıza bir zulüm yapıyor. Mübarek Ramazan ayında da bir oruç tutuyorlar ama zorla su içtirerek oruç tutmalarına engel oluyor Çin devleti. Size bir eleştirim var burada. Adaylığınız açıklandıktan sonra Doğu Türkistan'la alakalı bir söyleminiz olmadı. Bence Türk milleti ve Türk devleti 13 milyon Afgan'a bakacağını, Suriyeli'ye bakacağını Doğu Türkistan'daki soydaşlarına bakmalı. Teşekkürler. Bunu niye fazla dile getirmediniz diyorsun değil mi? Soru bu. Adaylığı açıklandıktan sonra Sinan Bey bunu hiç gündeme getirmedi ve Binali Yıldırım da yine Mevzular programında Çin'in toprak bütünlüğünden bahsetti. Çin'in toprak bütünlüğünü soydaşlarına tercih etti. Saygılarımla. Teşekkür ederiz. Şimdi burada bir yanlışı düzeltmem lazım. Lütfen bu konuda bu uyarımı bütün arkadaşlarımız dikkate alsın. Biz Doğu Türkistan'daki yaklaşık 40 milyon soydaşımızı Türkiye'ye getirirsek Doğu Türkistan'ı boşaltmış oluruz. Biz Kerkük'teki Türkmenleri Türkiye'ye getirirsek Kerkük'ü birilerine bırakmış oluruz. Hayır, onlara bakacağımız onlara bakalım dediniz ya, nasıl bakacağız? O artık klişeleşmiş bir tweet olduğu için arkadaşımız altını çizdi büyük ihtimalle. İnsanlar o karşılığı görünce daha tamam, da bir bakma konusu geldi. Dediniz bakmaya. 13 milyona onlara biz vereceğimiz değeri keşke onlara verseydik gibi bir. Hayır, bakma şey. Dediğiniz şey 13 milyona biz burada bakıyoruz. Yediriyoruz, içiriyoruz, bütün masraflarını karşılıyoruz. Hocam Doğu Türkistan'da Türk devleti sahip çıkmıyor. Mesela Doğu Türkistan'daki zulmü neden Amerika veya İngiltere yüksek sesle dile getiriyor da bizim Türkiye Cumhuriyeti devleti Suriyeli'ye baktığı kadar veya Suriye'deki iç savaşa gösterdiği tepkiyi neden Doğu Türkistan'a göstermiyor? Tepki olarak diyor yani. Besleyelim. Anladım. Tamam. Güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar ben Doğu Türkistan'a gitmiş, Doğu Türkistan'ı karış karış gezmiş bir kardeşiniz. Birkaç defa gittim. Birincisinde MHP heyeti olarak gittik. Çin Komünist Partisi'nin MHP milletvekillerini davetlisi olarak gittik. Bir iki oradan anekdot anlatacağım ama çok hızlı. Şimdi Tuğrul Türkeş heyet başkanımız, ben de işte Dışişleri Komisyonu üyesi olarak gittim. Orada bir şeyle karşılaştım. Buradan bu anekdotta da gizli bir mesaj var. İşte Çin Dışişleri Bakanı bize bir sunum yaptı. Dedi ki Çin 1 milyar 300 küsür milyon nüfusuyla bla bla bla. İşte öbürüne gidiyoruz. Çin 1 milyar 300 küsür milyonluk nüfusuyla. Hepsi böyle başlıyor. Dayanamadım. Dedim ki ya bir dakika. Bu küsür dediğiniz nüfus kaç? Dedi ki 1 milyar 376 milyon. Türkiye'nin nüfusuna küsurat olarak bakıyorlar. Bakınız bir karşımızda Türkiye'nin nüfusuna küsurat olarak bakan 1 milyar işte şimdi ne kadar tam net bilmiyorum ama o günün şartlarında 1 milyar 376 milyon olarak bakıyorlardı. İki, daha sonraki gidişimde bu heyetlerden falan koparak yalnız başıma Doğu Türkistan'ın tamamını gezdim. Mesela Turfan bölgesi var. Türklerin ilk yerleşim yeri ve ilk sulu tarımı yaptıkları yer. Orada şunu öğrendim. Turfan'da sözü var ya. Evet. Turfan da sözü oradan geliyormuş. Çünkü yer altından geçen sulama kanalları yapmışlar ve bütün Orta Asya'nın meyvesi oradan karşılanırmış. Ama ilk meyve orada çıktığı için bu karpuz nereden geliyor? Turfan'dan. Domates nereden geliyor? Turfan'dan. Turfan da sözün de oradan geldiğini öğrendim. Orada camilere de gittim ama gizli. Bir ajan majan değilim yani, böyle gözlem amacıyla gittim. Orada Doğu Türkistanlı kardeşlerimizle de konuştum. Yani beni atlatma şansları yok çünkü çok farklı farklı yerlere gittim. İki tespitim var. Bir, orada bir zulüm var, bir baskı var ama o baskı abarttıkları kadar yok. İki, neden abartıyorlar? Çünkü orasını Amerika Çin'in yumuşak karnı olarak görüyor. Bu iki tespiti yapalım. Olaya gerçekçi bakalım. Evet, Doğu Türkistan'da zulüm var. Doğu Türkistan'da çok sayıda dostum var. Hatta önümüzdeki günlerde Doğu Türkistan'a yönelik yayın yapan bir radyoya da katılacağım. Bugün onun konuşmasını yaptım. Neden şimdiye kadar açıklama yapmadım? Çünkü o yayını bekliyorum. O yayında açıklayacağım orayla ilgili düşüncelerimi. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Biz oradaki Türklerin hakkını savunurken Amerikan politikalarına, Amerika ile Çin münasebetlerine malzeme olmayalım. Bir tek onu istiyorum ben. Ve oradaki kardeşlerimizin gerçekten hakkını savunabiliriz. Bunu da Amerika'yı, Rusya'yı, başkasını katmadan yapabiliriz ki ben onu yapacağım.
Teşekkür ediyoruz. Düzeltme mi yapacaksın? Bir mikrofon verelim hemen, bir düzeltme yapılsın. Evet. Arkadaşımız Binali Yıldırım dedi. Binali Yıldırım değil, Ahmet Davutoğlu katıldığı programda Mevzular Açık Mikrofon'da Çin'in bütünlüğüyle alakalı. Ya şey, Mevzular Açık Mikrofon'da 2018'de. Yok, Ercan'ın sorusu da benzer bir soru, da Ahmet Davutoğlu benzer bir 2018'de ben kendisini konuk aldığımda sordum. Dedim ki böyle böyle mi dedim. Beyefendi de dedi ki Çin'in bir toprak bütünlüğü var. Biz bunu kabul edip tepki verirsek aynı şekilde bazıları da PKK için aynı şeyi yapabilir. Aynı demişlerdi. Cevap, aynı soru yaşanmıştı. Ben de onu... Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. O zaman ikinci yarıda tekrar görüşürüz. Sağ olun. Evet arkadaşlar, ikinci parttayız. Bu partta yoruma dayalı olan sorular yok, yoruma dayalı cevaplar yok. Uzun uzun yazıyorsunuz, evde hazırlıyorsunuz soruları, farkındayım. Ama böyle bir edebiyat yapıyorsunuz ya, onu yapmayalım bu partta. Hızlıca direkt sorumuzu soralım. Mikrofon sizde beyefendi, buyurunuz. Mikrofon bende. Siz evet, kimsiniz? Ben avukat Rümeysa Macalar Çalışal. Merhaba Sinan Bey. Merhabalar. Resmi makamlara göre mülteciler artık Türkiye nüfusunun yaklaşık %7'sine tekabül ediyor. Ve Araplar nüfusun %15'i, 20'sini oluşturan Kürtlerden sonra ülkenin en büyük ikinci etnik azınlığı haline gelmiş durumda. Ayrıca kendilerine yönelik düşmanlığın giderek arttığını hissediyor olmalarına rağmen çoğu mülteci... Bu bir bilgi gibi oldu hanımefendi. Soru nedir? Şu anda ülkemizde ciddi anlamda gitmek istemeyen bir mülteci sayısı var ve baktığımızda Süleyman Soylu en son 230 bin küsür Suriyeli'ye vatandaşlık verildiğini açıkladı. Bunların neredeyse %30'u ülkemizde mülk sahibi oldu. Hatta benim bir Suriye uyruklu Türkiye Cumhuriyeti'nden vatandaşlık kazanmış müvekkilimin İstanbul'da 40'a yakın taşınmazı var. Mülkiyet hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle güvence altına alınan haklardan biriyken bu tapu tescil işlemleri nasıl iptal ettirilecek veya mülkiyetleri bulunmasa dahi Türk vatandaşlığı kazanmış bu kişilerin Türk vatandaşlığını kazanma kararının iptali işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlk bölümde konuşabilmeliyiz, tartışabilmeliyiz. Bir cumhurbaşkanı adayı olarak benden farklı fikirdeki insanlarla ben konuşmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorum. Evet gençsiniz, damarlarınızdaki kan kaynıyor, farkındayım. Ama biz konuşalım arkadaşlar. Her şeyi konuşarak çözebiliriz. Ne olur konuşalım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi sığınmacı sorunu Türkiye'de büyük bir sorun. Arkadaşlar birkaç örnek vereyim. Olayın vahametini lütfen hep beraber anlayalım. Ben hiçbir zaman başka etnik kökenden, ırktan, milliyetten, başka ülkeden gelen insanı kendimden aşağı görmedim. Kendimden üstün de görmedim. Milletimden aşağı görmedim, milletimden üstün de görmedim. Ancak bu artık başka bir yere gidiyor. Yani düşünün, şimdi Yunanistan gelse Türkiye'ye dese ki, ya biz dükkanı kapattık, bize siz bakacaksınız. Eğitimimizi siz vereceksiniz, ilacımızı siz vereceksiniz. Kızılay karttan para vereceksiniz, çocuk başına para vereceksiniz dese ne dersiniz arkadaşlar? Gitişine dersiniz değil mi? Kafayı mı yedin dersiniz? Vallahi öyle dersiniz yani. Şu an iki Yunanistan büyüklüğünde sığınmacıya bakıyoruz. Mülteci ağzımız alıştığı için diyoruz ama Türkiye'nin sözleşmeye koyduğu çekinceyle batıdan gelenleri mülteci kabul ediyoruz. Türkiye'deki toplam mülteci sayısı 28'di en son. Bu ara arttıysa bilmiyorum. Sığınmacı Türkiye'dekilerin resmi adı işte geçici sığınmacı, koruma altındaki sığınmacı vesaire. Bunun bir de Türkiye'nin maalesef ki konut satın alma yoluyla vatandaşlık verilenleri var. Sizin sorunuz sanırım bu ama ona gelmeden bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Türk ordusunun sayısı 700 bin civarında. 700 bin. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı var. Çoğu genç erkek. Özellikle Afganistan, Pakistan'dan gelenlerin tamamına yakını genç erkek. Ve yürüyüşlerine bakıyorsunuz böyle tek sıra sırtlarında çanta bir komando gibi yürüyüşlerini görüyorsunuz. Ben biraz detaylı araştırdım ve iki tane tehdit var önümüzde. Yani çok var ama iki temel tehdit var. Birincisi
şu, yaklaşık 5-6 milyon genç erkek var. 5-6 milyon, hani çocuktan veya yaşıdan bahsetmiyorum. 2 milyon savaşma tecrübesi olan bir güç tarafından eline silah dağıtıldığında düzenli orduya geçmek için hiçbir ek eğitime ihtiyaç duymayan içimizde 2 milyon insan var. Bir kısmı katil, bir kısmı adam öldürmüş, bir kısmı savaşa katılmış. Bu büyük bir tehdittir. Dışarıdan Amerika'nın orduyla gelip girmesine gerek yok. Bu bir tehdittir bir ülke için. İki, Suriye'den gelen çocuklar 2011'de, 2012'de 10 yaşında geldiyse orada o çocuk komşusu ölmüş, arkadaşı ölmüş, anası ölmüş, babası ölmüş. Çocuk travma içinde geldi buraya. Türkiye'de maalesef ki hiçbir rehabilitasyon çalışması yapılmıyor. Bunun yapılacak bir kaynağı da yok zaten. Bu çocuk şimdi 18-20 yaşında ve sizin bizimle beraber aynı sokaklarda yaşıyor, aynı evlerde yaşıyor. Para bulamadığı zaman işte ne bileyim bakıyor komşusu, işte kız arkadaşı var, erkek arkadaşı var veyahut da elinde iPhone var, şu var, cep telefonu var. Bunu bulamadığında o genç çocuk, hele bir de travmatik bir çocukluk geçirmişse, şiddete yönelecektir. Maalesef ki Türkiye'deki bir takım örgütsel yapıların ucuz taşeronu olacaktır. Bu bir süre sonra büyük bir çeteleşmeye gidecektir. Biz bunları önerirken toplumu düşünerek öneriyoruz. Biz yoksa şundan nefret ediyoruz. Asla böyle bir şey yok. Niye edelim? Ben şahsen herkesi severim. Yani kimseye karşı benim hiçbir milliyete, etnik, ırka, kökene, şuna buna bir ön yargım yok. Üçüncü konu, temel konu. Kusura bakmayın, hocalıktan da gelen bir şeydi. Konferans anlatır gibi anlatıyorum ama burası çok önemli. Bakınız, üçüncü konu çocuk doğurma oranı. Türk kadınının çocuk doğurma oranı 1.3. Şam'daki, Halep'teki bir Suriyeli kadının çocuk doğurma oranı 2.3. Aynı kadın Türkiye'ye gelince doğurganlık oranı 5.3 ile 5.9 arasında değişiyor. Korkunç bir nüfus artışı. Aynı kadın, aynı etnik köken, aynı karı koca. Burada çok ciddi Türkiye'ye dönük demografik bir tehdit var. Ben de bu ülkenin sadece yarınını değil, gelecek 10 yıllarını düşünmesi gereken sorumluluğu kendimde görüyorum. Bir devlet adamının da bunu yapması gerekir. O sebeple de biz bir an önce geri gitmesi gerekiyor diyoruz. Sorunuza gelecek olursam, vatandaşlık iptal edilebilir. Nasıl? Birincisi, dünyada bizim kadar pasaportu ucuzlaştırılmış ikinci bir ülke yok. İkincisi, hiçbir zaman gel şu kadar parayı yatır sana şu vatandaşlık, bu da yok. Üçüncüsü, beyan üzerine vatandaşlık olunmaz. Ya adam 40 tane daire alıyor. Bu adam fuhuştan mı almış? Katil mi? Oradan devletinin malını mı yağmalamış? Yetimin hakkını mı yemiş? Soran yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Ama kanun ve uluslararası hukuk bize bir hak veriyor. Dünyanın her yerinde yanlış beyanla devleti kandırma suçu var. Bunu tespit ettiğiniz anda alayının vatandaşlığını iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Ve Türk vatandaşlığı verilenlerin büyük bir kısmı yanlış beyanla vatandaşlık almışlar. Onların hepsini tespit edeceğiz ve iptal edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Bir cümleyle de bitireyim bu konuyu. 13 milyon sığınmacı diye takdirde ev fiyatları düşecek, gıda fiyatları düşecek. İstanbul'dan mesela 4 milyon nüfus azalacak. Trafik azalacak. Biz İstanbul'la ilgili projelerimiz var. İstanbul'u biraz nüfus açısından da rahatlatmak istiyoruz. Suç azalacak. Kadınlarımız, bakınız, kadınlara yönelik tehdit sadece Hüdapar'dan gelmiyor. Kadınlarımızın sokakta rahat rahat gezmesinin önündeki bir diğer tehdit de aynı kültürden olmadığımız insanların kadınlarımıza yönelik taciz edici bakışları. Bugün taciz edici bakışları yarın başka bir noktaya kadar gidebilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Beyefendi, buyurun. Ben Türk-Alman Üniversitesi öğrencisiyim ve biz Türk-Alman Üniversitesi'nde yıllardır gerici, cinsiyetçi, homofobik bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Yeri geldi, hocalarımız siyasi görüşlerinden dolayı görevlerinden alındılar. Yeri geldi, sırf siyasi sebeplerle festivallerimiz iptal edildi. En son yaşanan olayda kadın erkek ayrı oturmak suretiyle bir iftar yemeği gerçekleşti. Biz öğrenciler olarak doğal olarak buna tepki gösterdik. Ancak tepki gösteren arkadaşlarımız belli kişilerce Twitter'da, başka sosyal mecralarda ismini bile vermeye cesaret edemeyen insanlar tarafından lince, iftiraya uğradı. Ve bugün geçtiğimiz iftar saatlerinde biz okulda öğrenciler olarak beraber oturmak suretiyle bir iftar yemeği düzenlemek istedik. Ancak okulumuz rektörlüğü tarafından okula girmemiz yasaklandı. Türk-Alman Üniversitesi öğrencileri kendi okullarına giremediler. Bizim dinle, İslam'la hiçbir sorunumuz yok. Ancak sadece Türk-Alman olarak değil, Türk gençliği olarak, Atatürk'ün evlatları olarak bu gerici zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunu da buradan söylemek istiyorum.
Sayın Oğan, sorumu gelirsek ben bir HDP seçmeni değilim. Kürt asıllı değilim. Ancak bu sorum aslında sadece size değil, birçok siyasinin cevaplaması gereken bir soru. HDP'ye karşı özellikle Ümit Özdağ'ın sert tavrı Kürt sorununu barışçıl politik yollarla değil, askeri yollarla çözeceğiniz izlenimini uyandırıyor. Ülkemiz sınırlarında vatandaşımızın can güvenliğini tehdit eden etkenleri ortadan kaldırmak elbette ki devletimizin sorumluluğu. Ancak %10'un üzerindeki bir seçmen kitlesini temsil eden bir partiyi kapatmak ne kadar demokratik? Kürt sorununu siyasi yollarla çözmeyeceksek askeri yollarla mı çözeceğiz? Yine Mehmetçiğimizin şehit olmasına göz mü yumacaksınız? Bu sorunun iki tarafı var. İkili bir sorun ancak tarafların masaya oturmasıyla çözülür. Terör örgütüyle aynı masaya oturmayalım. Zamanında oturmaya çalışanları da gördük. HDP'yi de kapatacaksak Sayın Oğan biz hangi masaya oturacağız? Teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili kardeşim, öncelikle senin adına üzüldüm. Sadece senin adına değil, bütün Türk gençliği adına üzülüyorum. Türk gençliği bu muameleyi hak etmiyor. Türk gençliği hakikaten de bu gerici muameleyi hak etmiyor. Yani biz bunu hak etmiyoruz. Biz çok daha iyisini hak ediyoruz. Yani kadın erkek eşitliğinden bahsederken yan yana oturup iftar açamamak nedir ya? Hangi çağdayız? Biz her türlü gerici zihniyetle mücadele edeceğiz ama en başta da bu gerici zihniyetle mücadele edeceğiz. Yani bunların kafasında Herkese çok özür dilerim hanımefendi. Yani tecavüz edecekmiş gibi bakıyor. Herkes herkesin potansiyel tecavüzcüsü değil Allah aşkına ya. Hangi çağdayız? Nasıl bir kafa sizdeki rektörün kafası? Şimdi, kendisi malum partili. Ya kim olursa olsun. Yani bir defa zaten rektör dediğin adamın bir partisi olamaz ya. Yani üniversitelere siyaseti sokmayacağız. Kışlaya, camiye siyaseti sokmayacağız. Ne olursa olsun, neye mal olursa olsun sokmamak lazım. Teşekkürler. Şimdi oy almak bazı şeyleri meşrulaştırır mı? Bu soruyu sormamız lazım. Örneğin Hitler'in iktidara gelişi oyla oldu biliyor musunuz? Bu Hitler'i hiçbir zaman meşrulaştırmadı. Bakınız arkadaşlar, ben bir Türk milliyetçisiyim. Birisi çıksa dese ki ben Türkçüyüm, bir terör örgütü kurdum, başlasa milleti katletmeye, devlete kurşun sık. Ben karşısında olurum. Olmaz. Terörle aramıza kim olursa olsun sert bir duvar örmeliyiz. Benim Kürt kardeşim niye siyaset yapmasın? Niye cumhurbaşkanı adayı olmasın? Niye milletvekili olmasın? 40 tane parti kursun. Bir tane bile değil. Başımın üstünde yeri var. Belki siyaseten aynı yerde olmayabiliriz ama ben saygı duyarım. Ama bir şartla. Bakınız Amerika Birleşik Devletleri'nde bir senatör düşünün. Ben sırtımı IŞİD'e yasladım desin. Bunu diyebilir mi? Lütfen söyleyin. Almanya'da bir Alman milletvekili El-Kaide terör örgütünün bir ölüsünün cenazesine gidebilir mi? Demez. Türkiye'de de gidememeli. HDP milletvekili gidiyor mu? Gidiyor. HDP eş başkanı ben sırtımı YPG'ye, PKK'ya, ona buna yasladım dedi mi dedi. Bakınız Türkiye'de herkesin parti kurma, oy verme, aday olma, birçok bizim Kürt Cumhurbaşkanımız vardı. Kimin ne itirazı var? Arkadaşlar terörle lütfen yani benim Kürt kardeşime yapılacak en büyük kötülüktür bu ya. Ya parti kur, siyaset yap, kim ne diyor sana? Ama de ki kardeşim ben her türlü terör, IŞİD terörüne de, PKK terörüne de, bilmem ne terörüne de karşıyım de. Beraber diyelim. Ben senin hakkını sonuna kadar savunacağım. Söz veriyorum savunacağım. Teşekkür ediyoruz. Hemen eklemini yap. Çok kısa soracağım. Peki Kürt sorununu nasıl çözeceksiniz? Nasıl bir projeniz var? Teşekkür ederim. Arkadaşlar Türkiye'de terörü böyle cımbızla bir çekip ayıracaksınız. İki, Türkiye'de adaleti sağlayacaksınız. Adalet Kürt'e, Laz'a, Çerkez'e, sana, bana ayrı uygulanmayacak. Herkese adalet eşit uygulanacak. Demokrasiyi sonuna kadar ama adres olarak Diyarbakır'ı, Edirne'yi falan göstermeden, meclisi adres göstererek konuştuğumuz takdirde Kürt kardeşim gelsin, mutfağında kazanı kaynadıktan sonra, kendisini bu ülkede özgürce ifade ettikten sonra hangi sorunlarımız olacak arkadaşlar? Başka ne sorunumuz olacak? Sen kendini ifade et. Mutfağında kazanın kaynasın. Bu ülke demokratik, adil bir ülke olsun. Ne sorunun olacak? Eğer bu ülkede hür ve eşit şekilde yaşamak istiyorsan, eğer Türk bayrağının altında özgürce yaşamak istiyorsan, eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde özgür birer birey olarak yaşamak istiyorsan, ticaret hakkın varsa, sanat hakkın varsa, cumhurbaşkanı olma hakkın varsa, siyasi parti kurma, her türlü hakkın varsa başka ne isteyeceksin? Teşekkür ederim. Buyurun. Merhaba Sayın Doktor Sinan Oğan. Oğuzhan abi sana da tekrar çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için. Estağfurullah. Ancak konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. İsmim Ferhat. Hep böyle belirli başlı konulardan sorular geldi. Ben size çalışmadığınız bir yerden soru sormak istiyorum Sayın Oğan. Öncelikle siz orada iki kişi oturmuyorsunuz. Üç kişi oturuyorsunuz. Isparta'nın Atabey köyünden çıkan Süleyman Demirel ülkede cumhurbaşkanlığı yaptı. Aynı şekilde Kayseri'nin bir köyünden çıkan Abdullah Gül cumhurbaşkanlığı yaptı. Keza Kılıçdaroğlu Tunceli'nin bir köyünden aday ve siz Iğdır'ın bir köyünden adaysınız. Bunların hepsini arkanızda duran Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. (Gülüyor)
Bununla birlikte ben belli başlı politikalarınızı doğru bulmakla birlikte sizi tanıdığım için ayrıca çok mutluyum. Bu program sayesinde oyunuzu da arttırdığınıza inanıyorum. İnşallah. Milletvekilliği ve siyaset sizin de cümleleriniz arasında geçirdiğiniz gibi çok fazla bayağılık, aşağılık ve yalanla dolanla anılan bir meslek grubu haline geldi ya da bir iş haline geldi. Ben öyle olmadığını düşündüğüm bir elin beş parmağını geçmeyecek siyasetçilerden biri olarak size şunu sormak istiyorum. Aşağılık terör örgütü FETÖ'nün yapmış olduğu 3 Temmuz kumpas mıydı değil miydi? 3 Temmuz'da neyi kastediyorsunuz? 3 Temmuz şike kumpası. Fenerbahçe ile ilgili. Öyle bir soru sordun ki. Çalışmadığı yerden sormak istedim. Ben dürüst bir siyasetçi olarak kendisinin görüşünü merak ediyorum. Elbette çalışmadığım yerden de sorabilirsiniz. Ayrıca ben bütün soruları doğru cevaplayacağım. Her soruyu biliyorum. Hiç böyle bir iddiam da olmadı. Ben de bir Tanrı'nın, Allah'ın kuluyum. Yanlış da cevap verebilirim. O yüzden baştan söyleyeyim. Arkadaşlar, FETÖ aşağılık bir terör örgütüdür. Bunda hiç şüphe yok. İki, Türkiye'de FETÖ'nün karıştığı çok sayıda kumpas davası var. Çok sayıda kumpas var. Orduya kumpas kurdu, spora kumpas kurdu. Her alana kumpas kurdu. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Ben Fenerbahçeli değilim. Galatasaraylı da değilim. Ben Beşiktaşlıyım. Ancak mesela Galatasaray bir uluslararası maç oynadığında o gün Galatasaraylıyım. Fenerbahçe'ye bir uluslararası maç oynadığında o gün Fenerbahçeliyim. FETÖ'nün Fenerbahçe'ye kumpas kurmaya çalıştığını elimde ve mahkeme değilim. Hiçbir zaman kendimi mahkeme yerine koymadım. Ancak yanılabilirim. Ancak benim izlenimim o günkü süreçlerden takip ettiğim kadarıyla Fenerbahçe'ye dönük bir kumpas içerisinde olduğu izlenimi edindim. Ama %100 elimde mahkeme kaydı yok. Bilmediğim hiçbir konuda da iddialı değilim, onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Yani bunu da bana inanın lütfen, samimiyetime inanın. Hani böyle size hoş gitsin veya değil. Ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Çok teşekkürler Sayın Ağa. Sağ olun. Buyurun sorun lütfen. Ben size şunu sormak istiyorum. Siz az önce dediniz ki Mansur Yavaş aday olsaydı aday olmayı düşünmüyordum dediniz. Ben size şunu sormak istiyorum. Şimdi Millet İttifakı yaklaşık bir seneye de geçti, hatta önce kuruldu. Şunu biz anlayamadık bir türlü. Masa aynı masa, politikalar aynı politikalar. Çıkacak olan aday her türlü bir mutabakata bağlı olarak bir idari görevi yerine getirmek için Cumhurbaşkanı adayı olacaktı. Burada biz ismin Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş veya Kemal Kılıçdaroğlu olmasından ziyade buradaki ortak politikaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Fakat neden böyle bir Mansur Yavaş aday olsaydı aday olmazdım şeklinde bir şey söylediniz? Ben bunu anlamış değilim. Çünkü dediğim gibi yani tekrarlamak istiyorum. Masa aynı masa, olan partilerin hepsi aynı partiler, politikaların hepsi aynı politikalar. Fakat sadece Cumhurbaşkanı adayı ismi farklı. Yani neden böyle düşündüğünüzü merak ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Eğer o kadar basit olsaydı yani her şey... Lütfen oturun, daha samimi bir ortamda geçsin. O kadar basit olsaydı o zaman Cumhurbaşkanı, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı çok güçlü yetkilere sahip mevcut. Yarın değiştirseniz bile Türkiye'de Cumhurbaşkanı önemli bir makam. Ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan insan ne kadar da uzlaşıyla gelirse gelsin onun kişiliği, onun tavrı, onun meselelere bakış açısı her zaman önemli ve etkili olacaktır. O kadar basit değil. Yani oraya bir memur atamıyorsunuz. Oraya bir CEO atamıyorsunuz. Veya yönetim kurulu başkanı atamıyorsunuz. Cumhurbaşkanı geliyor oraya. İki, kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun birçok meseleye bakışıyla Sayın Yavaş'ın birçok meseleye bakışı farklıdır. Onu söyleyeyim. Ben burada Sayın Yavaş'ı sadece Sayın Yavaş değil yani bir Türk milliyetçisi, benim inandığım, bildiğim, tanıdığım, fikrine güvendiğim bir Türk milliyetçisi aday olsaydı olmazdım dedim. Burada mesele sadece Sayın Yavaş değil. Ben ortaya bir prensip koydum. Ben Türk milliyetçilerinin bu ülkeyi adaletli bir şekilde yönetebileceği kanaatinde olduğum için bir prensip koydum. Sayın Yavaş adaylardan birisiydi. Olsaydı evet. Niye iki tane Türk milliyetçisi aday olsun ki? Bir tane var. Destek olalım, birleşelim. Ben burada bir şeyin daha altını çizmek istedim. Benim derdim Sinan Oğan'ın kişisel kariyer meselesi değil. Benim derdim memleket derdi. Sayın Yavaş olsaydı veya Mustafa Kemal Atatürk bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak adayı olarak gelseydi demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer mi derdi? Demokrasinin yolu Gazi Meclisimizden geçer mi derdi? Size soruyorum. Hangisini derdi? Çok kısa bir açıklama yaparak söylemek istiyorum ben de. Atatürk milliyetçiliğinin Türkiye'deki tüm vatandaşları, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm vatandaşları kapsadığını biliyoruz. Bence HDP'nin ana kademesi terörle ilişkili diye doğudaki Kürt halkının da tamamını terörle ilişkilendirmezdi diye düşünüyorum ben. Kim? Ben hiç öyle bir şey dedim mi der miyim? Yok, benim kardeşim, canım, ciğerim, Kürt kardeşimi ben terörle niye nitelendireyim? Biraz önce Türk siyaset yelpazesinin, affedersiniz, bölümlerken HDP'yi şöyle ifade ettim. Dedim ki %10, işte 12 de olabilir, 8 de olabilir. Ortalama %10
bir kitle var. Tabanı benim Kürt kardeşim. Benden aynı okula gider. Ne bileyim yani sıradan bir vatandaşımız benim gibi. Ama tabanı terörle arasına mesafe koymayan bir siyasi organizasyon dedim. Mustafa Kemal Atatürk bugün olsaydı, yaşasaydı ve bugün Cumhurbaşkanı adayı olsaydı, bu şartlarda olsaydı demokrasinin yolu Gazi Meclis'ten geçer derdi. Meclisimiz orta yerden dururken biz sadece Diyarbakır'da değil, Edirne'den de ben geçirmek istemem. Şehirleri sembolleştirmek, şehirleri ayrıştırmaktır. 81 vilayetin 81'i de demokrasinin geçeceği nokta olmalıdır. Belli şehirleri sembolleştirerek demokratik bir düzen kuramayız. Eğer bir yeri sembolleştireceksek Ankara'nın göbeğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve ilk başkanlığını yaptığı Gazi Meclisimiz var. Evet, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun beyefendi. Herkese öncelikle merhabalar. Merhaba. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oğuzhan Bey'e de teşekkür ediyorum bu programı yaptığı için. Benim Sayın Başkan'a sorum olacaktı. Siz bir ittifakın bileşeninin adayısınız. İttifakın bileşenlerinden biri olan Zafer Partisi Başkanı'nın bu hafta içerisinde HDP seçim masasının önünde bazı verdiği beyanlar var ki bu beyanların da aslında daha gittiler, daha çıktılar gibi. Ben kendim hukukçuyum, bana göre yorumum. Türk Ceza Kanunu 216 halkı kin ve alenen tahrik etme suçu. Bu ve bunun gibi beyanatları siz o ittifakın Cumhurbaşkanı adayı olarak bu beyanlara katılıyor musunuz? Eğer bu beyanlara katılmıyorsanız nasıl bir strateji izlemesi gerekiyor bu ittifakın ki %10'luk bir kesimden oy alabilmesi için? Bunu sormak istiyordum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar ben 2011'de Iğdır'dan milletvekili seçildiğimde bana oy veren çok sayıda Kürt vatandaşım vardı. Çünkü Kürt kardeşim vardı. Bugün de bana oy vereceğini söyleyen çok sayıda Kürt kardeşim var. Benim Kürt kardeşimin HDP'nin kimse tapulu malı gibi görmesin lütfen. Ben Kürt vatandaşından oy alacağım. Benim bir derdim yok Kürt vatandaşımla. Ümit Bey'in siyaset yapma tarzıyla benim siyaset yapma tarzım farklı. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Orada bir espri yaptı. O herhalde gerçekten de dağa çıktı demedi. Kastı o değildi. Söz belki kastını aşmıştır. Belki o espri bazı vatandaşlarımız tarafından yanlış algılanmıştır. Ben onu bilemem. Ben şunu biliyorum. Ben bütün 86 milyon vatandaşımızı eşit görürüm. Ve 86 milyon vatandaşımızın tamamının oyuna talibim. Bir tek terörle, FETÖ terör örgütü buna dahildir. Hüdapar'ı destekleyen Hizbullah terör örgütü buna dahildir. HDP'yi destekleyen PKK terör örgütü buna dahildir. Ben sadece bir tek şeyi istirham ediyorum. Bu ülkenin gündeminden artık terörü çıkaralım. Onun dışındaki herkes başımız üstünde yeri var. Sayın Başkan çok özür dilerim. Söylediklerinin üzerine bir şey eklemek istiyorum arkadaşlardan izin alaraktan. HDP denilen parti tabii şu an Yeşil Sol Parti olacak artık. Seçimlere o şekilde girecek. Efendim siz de bildiğiniz üzere %10'luk, %12'lik yani 6 veya 7 milyonluk bir seçmen var. Tabii bu seçmenin hangisinin örgüt üyesi olduğunu, hangisinin olmadığını, hangisinin hangi ideolojiye sahip olup olmadığını tabii siz de arzu edersiniz ki biz bunu bilemeyiz, göremeyiz. Benim öyle bir iddiam da yok zaten. Evet. Bu kökendeki insanların oy verdiği partiye karşı bu beyanatlar stratejik olarak size bir getirisi olacak mı? Yani sonuçta ittifakın bileşenlerinden biri Ümit Özdağ ve siz de bu ittifakın Cumhurbaşkanı adayısınız. Siz bunları beyan etmeseniz bile aslında ittifakın beyan etmesi bir şekilde sizi etkiliyor. Bu bir strateji mi veyahut gerçekten sadece espri mi? Yani Ümit Bey'e sormanız lazım. Oğuzhan Bey davet ederse sorarsınız. Espri mi yaptı? Evet. Bir strateji mi yaptı? Benim kendi yaptığım, söylediğim şeylerden daha çok sorumluyum. Elbette ki biz bir ittifakız. Elbette ki uyum içindeyiz. Ama arkadaşlar biz böyle bir standart hepimiz aynı kalıptan çıkmadık. Teşekkür ederim. Teşekkür başkan. Ediyoruz. Sağ olun. Buyurun beyefendi. Öncelikle cesaretinizden dolayı çok teşekkür ederim. Sinan Ateş cinayetinde ben de tehdit alıyorum demiştiniz. Hatta saldırıya uğradığınızı da söylemiştiniz. Bazı siyasiler tarafından örtbas edildiğini de söylemiştiniz. Sizi tehdit eden kim ya da kimlerdi? Ve Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bildikleriniz nelerdir ya da bildikleriniz var mı? Bu olayı siyasiler örtbas ediyor olabilir. Fakat halk ve medya ile birlikte olup Sinan Ateş'in hakkını aramak yerine ya da bu konu hakkında daha uzun süre konuşmak yerine neden bir süre sonra sustunuz, daha fazla yorum yapmadınız? Sinan Ateş cinayetine aydınlatılmasına öncülük etmediniz ve bu örtbas eden siyasiler kimlerdir bir bilginiz var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şimdi Murat Bey, bana haksızlık ettiğinizi düşünüyorum. Şöyle, en son Bursa ziyaretimde yaptığım konuşmada ki videosu var. Benim her konuştuğumun videosu var. Yani ben nedense hiç konuşmadıklarım üzerinden itham ediliyorum. Var videosu. Sinan Ateş cinayetini en son 2 gün önce Bursa'da, Cuma günü yaptığım konuşmada Sinan Ateş'in memleketinde ifade ettim. Ondan önceki gün Balıkesir'de, Sinan Ateş'in biliyorsunuz rahmetle anıyorum, kökeni Balıkesir'den gelmedir. Sinan Ateş'in kendi köy derneğini ziyaret
ederek orada ifade ettim. Yani daha son bir hafta içerisinde en az 4 veya 5 defa ifade ettim. Sizin duymuyor olmanız veya medyanın bu söylediklerimizi size ulaştıracak yayınlar yapmaması bizim onu söylemediğimiz anlamına gelmiyor. Bakınız, Sinan Ateş menfur bir cinayete kurban gitti. Buradan açık ve net söyleyeyim ki herkes duysun. Sinan Ateş'in katlinin örtbas edildiğine dair bende de izlenim var. Ben mahkeme değilim. Ben hakim değilim. Ben soruşturmayı yürüten savcı da değilim. Senin gibi bir vatandaşım ve dışarıdan izlediğimi söylüyorum. Sinan Ateş'in ben birkaç defa ailesini ziyaret ettim. Musa amca bana ne dedi biliyor musunuz, rahmetinin babası? Oğlum dedi. Biz dedi Sinan'ın dedi anasıyla sana çok dua ettik, bana. Niye dedim Musa abi, niye bana dua ettiniz? Dedi ki sen de çok saldırıya uğradın dedi. Evet, ben çok saldırıya uğradım. Örneğin benim eşim Yozgatlı. Yozgat'ta 2000 MHP Genel Başkan adaylığı sürecinde Yozgat'a gittiğimizde yaklaşık 400 kişi bize saldırdı. Yaklaşık 400 kişi. 12 Eylül öncesini de bilirsiniz. O dönemlerde insanlar karşılıklı olarak birbirlerine bir takım saldırılar yaptığında bile insanların eşi çocuğu yanındayken yapmazlardı. Benim 7 yaşındaki kızım minibüsün içerisindeyken, benim olduğum aracın içerisindeyken büyük bir kalabalık aracı yıkmaya çalıştı. Üniversitede benim konuşma yaptığım kürsü devrildi. Bağcılar'da benim aracın gece bütün tekerleri çizildi. Başka yerlerde başka saldırılar oldu. O saldırılar olurken Sinan Ateş'in babası ve anası inşallah Sinan Oğan'ın başına bir şey gelmez diye dua etmişler bana. Dedi ki biz sana dua ederken bizim Sinan'ımızı elimizden aldılar dedi. Ve bana söz ver dedi. Senden hiçbir şey istemiyoruz. Sinan Ateş cinayetinin aydınlanması için elinden geleni yapacağına bize söz ver. Hem Musa abiye, hem anacığına, hem de kıymetli eşine söz verdim. Dedim ki bu can bu bedende olduğu sürece ben Sinan Ateş cinayetinin sonuna kadar takipçisi olacağım. Ucu kime dayanırsa dayansın takipçisi olacağım. Bir tek Sinan Ateş cinayetinin değil, ben rahmetli Muhsin Başkanımızın da bir cinayete kurban gittiği kanaatindeyim. Mecliste defalarca konuşma yaptım. Bununla ilgili şu an elimde ne yaptınız diyorsunuz? Şu an benim elimde savcıya araştırma yap talimatı verecek yetkim yok benim. Veya emniyetteki bilgileri hele getirin deme yetkim yok. Benim şu an bir tek yetkim var. Kamuoyunda buldukça bunu gündeme getirmek, konuşmak, takipçisi olacağımı söylemek. Hem Sinan Ateş cinayetinin, hem Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin, hem de Türkiye artık öyle bir çağda değiliz ya. Bu siyasi cinayet nedir arkadaş ya? İnsanlar fikrinden dolayı, bakınız kim olur olsun, terör faaliyeti dışında kim olursa olsun fikrinden dolayı hiçbir baskıya, hiçbir hele hele cinayete asla kurban gitmemelidir. Teşekkür ederiz. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. İsmim Bilge Kağan. Vay maşallah, ismin güzelliğine bak. Bugün ya. Hakikaten ülke ocakları gibiyiz ya. Buyurun. Benim sorum şu. Yargıdaki liyakatsizlik ve referans, diğer bir tabirle torpil sorununu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar yargıda değil sadece. Siz yargı özelinde sordunuz ama bu liyakatsizlik, bu torpil memleketin temel meselesi. Gençlerin yurt dışına gitme gerekçesi. İnsanların bu ülkenin geleceğine olan inancını kaybetme gerekçesi. Üniversitelerden soğuma gerekçesi. Ne olursa olsun. Ben dişiyle tırnağıyla bu noktalara gelmiş birisi olarak, hiç torpil kullanmamış, hep liyakatiyle gelmeye çalışmış ve çok zorluklar çekmiş birisi olarak ben her Türk gencinin, her Türk insanın hak ettiği noktaya gelmesi için elimden geleni yapacağım. Ne mi yapacağım? Örneğin yargıda. Ben yargıya talimat vermeyeceğim. Asla. Geldiğimiz gün hakimlere ve savcılara diyeceğiz ki bundan sonra ve bunu kamuoyuna açık deklare edeceğiz. Ben veya benim ekibimdeki veya bakanlıklardaki herhangi bir kişi size iltimas için gelirse, size torpil için gelirse veya gücünü kullanarak, örneğin bakan yardımcısı size herhangi bir dava ile ilgili gelirse aleni bir şekilde çıkın kamuoyuna açıklayın, arkanızda ben olacağım diye kamuoyuna beyan edeceğim. Teşekkür ediyorum. Bir saniye bekleyin lütfen. Arkadaşlarımız geri geldiler. Biraz önce bir münakaşa ufak. Maalesef çok üzüldüm. Eğer soru soracaksanız sizden istirhamım bunu sakin tonda sormanız. Sizden de istirhamım soruyu sonuna kadar dinleyip arada öv yapmamanız. Çok teşekkür ediyorum. Ya ilave olarak ben de istirham ediyorum arkadaşlar. Dinleyebiliriz, konuşabiliriz. Buyur kardeşim. Siz Ata İttifakı çatısı altında seçime katılacaksınız. İttifakınızın bir bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'nde yürürken Yeşil Sol Partisi'ni destekleyeceğini
söyleyen genç bir seçmene siz katile hiç benzemiyorsunuz diyerek 7-8 milyon civarındaki Yeşil Sol Parti seçmenini katillikle itham etmiştir. Bu propagandacı eylemler toplumda kutuplaştırıcı ve çatışmacı bir sürecin zemini hazırladığı kanısındayım. Siz bu açıklamalar için ne söyleyeceksiniz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ittifakınızın bir bileşeni olan partinin genel başkanının söylemleriyle hareket edip Yeşil Sol Parti seçmeninin oyunu talip olmayacak mısınız? Böyle bir ittifakın Cumhurbaşkanı nasıl hepimizi kucaklayıp bütün vatandaşlarımızın temsilcisi olacak? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Az evvel arkadaşlarımız birazcık sakinleşsin diye salon dışındalardı. Aynısını bir arkadaşımız daha arkadan sordu. Cevap verdi ama tekrar siz olmadığınız için bence... Tabii cevap verebilirim. Özellikle teşekkür cevap ederim sorunuz için. Teşekkürler. Şimdi öncelikle lütfen bana benim sorularım ve benim eylemlerimle ilgili soru sormanızı tercih ederim. Ancak hiç kimseye soru sorma hakkını da kısıtlayamam. Elbette istediğinizi sorabilirsiniz. Ama benim tercihim bana deyin ki Sinan Oğan siz şu gün şunu dediniz şimdi bunu diyorsunuz. Veyahut da siz şunu yanlış dediniz doğrusu budur. Büyük bir memnuniyetle. Şimdi Sayın Özdağ'ın siyaset yapma tarzı farklı. Elbette Sayın Özdağ burada bütün Kürt vatandaşlarımızı bir terör örgütünün parçası katil gibi görmüyor. Elbette görmüyor. Bazen espri yapıyor, bazen başka bir şey diyor. Bazen o bağlamından koparılıp farklı şekilde algılanıyor. Biz asla ne ben ne Sayın Özdağ. Sayın Özdağ'ın yerine de burada bunu söyleyebilirim. Kürt kardeşlerimiz asla ve asla o şekilde görmüyor. Göremez. Hiçbirimiz göremeyiz. Anayasal suçtur bu. Kürt vatandaşlarımızı terörist görmek, Kürt vatandaşlarımızı katil görmek. Böyle bir şey olabilir mi? Ancak şu vurguyu da yapmamız lazım. Lütfen siz de yapınız. Çıkınız deyiniz ki ben bir Kürdüm ve terörün her türlüsüne karşıyım. Ben bir Lazım, terörün her türlüsüne karşıyım. Ben bir Çerkezim, ben Türkmenim. Terörün her türlüsüne karşıyız. Baskının, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Onaylıyorum. Teşekkürler. Ben bir Kürdüm ve terörün her türlüsünü lanetliyorum. Allah razı olsun. Ben de seni alkışlıyorum. Ben de seni alkışlıyorum. Tamam, şimdi arkadaşımızı yaka paça salondan atalım lütfen. Çocuğu fırlatmışlar dışarı. Siz de biraz sakin olun, ne olursunuz. Gerçi bak bizim ekipteki arkadaş da 2.28. Bana nasılsın dese benim gözüm morarıyor. Öyle de bir adam ama tekrar kendisi de eminim daha değil mi bundan sonra. Kendi ekibim adına senden tekrar özür diliyorum. Böyle bir şeye asla müsaade etmezdim. Ama içeride gelen like'lara ve milyonlara boğulmuş eğleniyordum. Burada ne olduğuyla ilgili bir fikrim yoktu. Çok özür diliyorum senden tekrar. Beyefendi sizi de salondan yaka paça atmıştık. Siz de sorun sorunuzu. Ozan abi öncelikle bu programa olumsuz bir durum yaşattığım için özür bu, dilerim. Hayır. Estağfurullah. Olmaması gereken bir durumdu. Kendimize hakim olmamız lazımdı. Evet. Sorumuzu, sıramızı bekleyip sorumuzu sormamız lazımdı ama bundan bir hayli rahatsız olduğum için dayanamadım. Özbek Hanım'a da bir saygısı yapsam kusura bakmasın. Özür dilerim kendisinden. Benden uzak olduğu için sesimi yükselterek kendisiyle konuşmam gerekiyordu. Ben soruma geçeyim. İsminizi lütfetmediniz. Yani nasıl hitap edeyim? Ömer Turan. Bayrampaşa'dan katılıyorum buraya. Ömer Bey. Hoş geldin. Tamam. Hoş bulduk. Sorumu sormadan önce bir metini okuyayım. Biz bölücü değiliz. Birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz. Bayrakta bir derdimiz yok. Bölüp ayrı bir devlet kuralım da derdimiz yok. Biz 1000 yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt kardeşliğini savunuyoruz. Biz bunu savunanlardanız. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın şu açıklamasını ne kadar doğru buluyorsunuz ya da doğru buluyor musunuz? Türkiye'de bir tek millet vardır. O da Edirne'den Hakkari'ye kadar sadece büyük Türk milleti vardır. Kürt vatandaşlarımız yoktur. Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır. Ne mutlu Türk'üm diyebilen Kürt vatandaşlarımız vardır diye bir ifadede bulunuyor. Ben ise Batmanlı Kürt oğlu Kürt olarak vatanıma, milletime aşık bir insanım ama Kürdüm. Bana ne mutlu Türk'üm dedirtme hakkını nerede buluyorsunuz? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Şimdi Ömer kardeşim, Mustafa Kemal Atatürk ne mutlu Türk ırkından gelen diye bir söz kullanmadı. Ne mutlu şurasını kazısan Türk kanı akacak insana da demedi. Ne mutlu Türk'üm diyene dedi. Türk bir etnik kökenin adı değildir. Daha 50 sene önce Amerika'ya gelen birisi Amerikan oluyor. Fransa'ya gelen birisi Fransız oluyor. Yunanistan'a giden birisi Yunan oluyor. Binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan ve anayasada belirtilen vatandaşlık bağıyla bu ülkeye bağlı olan herkesin ortak adından lütfen rahatsız olmayalım. Elbette senin... Teşekkürler. Cevap devam ediyor. Elbette senin kendini ifade etme biçimine ben saygı duyuyorum, kabul de ediyorum. Sen kendini istediğin şekilde ifade edebilirsin. Ama ortada bir anayasa var ve anayasamıza göre hepimizin ortak adından bahsediyoruz. Bu ortak adımız Türk'tür. Bu sen hayır Kürt değilsin, sen Türk etnik ırkından geliyorsun değil. Lütfen bu konuda biraz daha anayasa çerçevesinde düşünelim. Biraz daha bu konuda daha kucaklayıcı düşünelim. Bu benim etnik kökenimi senin etnik kökenine kabul ettirmek, onun
üstünde bir etnik köken kurmak değil. Vallahi değil. Bu bizim ortak adımızdır ve anayasada bu böyle tarif edilmiştir. Ne yapalım, anayasayı mı değiştirelim şimdi? Veyahut da herkes kendi kökenini başkasına mı kabul ettirmeye çalışsın? Hayır. Sen Kürdüm diyorsun, bak burada kimse sana sen niye bunu dedin diyor mu? Demiyor. Dediler arada galiba bir şeyler. Demeyin oğlum. Yok arkadaşlar ya. Vallahi ya, millet ayı bırakın Mars'a gidişi konuşuyor. Biz neyi konuşuyoruz ya? Ya bilim konuşalım. Bu ülkede Türküyle Kürdüyle herkesi mutlu edecek yarınları konuşalım. Bunları konuşmayalım vallahi. Senin hakkını ben savunacağım ben. Iğdırlı Sinan Oğan savunacak senin hakkını. Rahat ol. Çok teşekkür ederim. Beklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Rica sağ ederim. Açıklamasından dolayı da teşekkür ederim. Çok sağ olmuş. Kimdeydi mikrofon? Buyurun beyefendi. İsmim Eren. Başta deprem bölgesindeki seçim güvenliği olmak üzere diğer adaylarla yaptığınız görüşmelerde seçim güvenliği hakkında ne gibi çözüm önerileri sundunuz? Ayrıca Cumhurbaşkanı kabul ederse bu konuyu onunla da görüşmek istediğinizi söylemişsiniz. Bir geri dönüş alabildiniz mi? Teşekkür ederim. Şimdi ben bunu önce kamuoyuna açıkladım. Ondan sonra da bizim bu konuyla ilgili arkadaşımız ilgili Cumhurbaşkanı adaylarının özel kalemiyle görüştü. Ama aynı anda hepsiyle görüşmedik ki aynı anda bir çakışma olmasın diye. Önce Sayın Kılıçdaroğlu'ndan randevu istenildi. O kabul etti. Sonra Sayın İnce'den randevu istenildi. O da kabul etti. Bu görüşmeleri gerçekleştirdik. Şimdi ise arkadaşlarımız Sayın Erdoğan'ın özel kalemine ulaşıp bu randevuyu talep ettiler diye bana bir geri dönüş yapıldı. Sayın Erdoğan kabul ederse, o da şu an bir cumhurbaşkanı adayı ama ben de bir cumhurbaşkanı adayıyım. Gidip bu konuyu kendisiyle konuşmak istiyorum. Bir. İki, burada benim endişelerim var. Şimdi sizle paylaşacağım ama başka bir şey daha var. Ben bir şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Cumhurbaşkanı adayları konuşabilmeli. Biz cumhurbaşkanı adayları olarak konuşabilirsek siz de vatandaşlar olarak çok rahat konuşabilirsiniz. Biz rakibiz ama kavga etmek için ringe çıkmadık. Ben boksörüm. Ringe çıkmanın ne demek olduğunu biliyorum. Ama hiçbir zaman siyaseti bir ring gibi görmedim. Hiçbir zaman rakiplerimi ringdeki boksör gibi görmedim. Biz konuşabilmeliyiz. Bunu göstermeye çalışıyorum aynı zamanda. Seçim güvenliğine gelecek olursak, seçim güvenliğiyle ilgili gerçekten endişelerim var. Şurayı hesapladık. Türkiye'de normal nüfus artış hızı 1,5'larda. 1,5'un biraz altında. Ve 2018 ile 2023 arasında bizim hesaplarımıza göre her sene 700 bin seçmenin artması lazım. Bu 3,5 milyona tekabül ediyor. Ama seçmen sayısı 5 milyona yakın. 4 milyon 800 küsür bin artmış. Ortada 1 milyon civarında. Hani 200 bin, 300 bin hani kabul edilebilir. Bunun standart sapması dersin, geçersin. Ama 1 milyondan fazla seçmen var. Bu nereden geliyor? Bana kimse YSK dahil şimdiye kadar açıklama yapamadı. Deprem bölgesinden 3 milyona yakın vatandaşımız bölgeyi terk etti. Sadece 450 bini kayıt altına alındı. Geriye kalan 2,5 milyona yakın seçmen nerede? Resmi rakamlara göre 1 milyon 626 bin pardon vatandaş nerede? Resmi rakamlara göre 1 milyon ama bana göre benim bölgeden edindiğim izlenim ve aldığım bilgiler 2 milyondan fazla. Bunlar geri dönecek mi? Orada oy kullanacak mı? İstanbul seçimleri 13 bin farkla alındı. 1 milyon burada fazla seçmen. 1 milyondan fazla orada ne olacağı belli olmayan seçmen. Sadece bu kadar mı sorun? Hayır. Yabancı seçmen var. Yani Ataköy'de bir tane siteden hepsi Suriyeli çıktı. Seçmenlerin tamamı. Pardon, bir tane Iraklı varmış arada. Ciddi diyorum bakın. Türkiye'de ne kadar insanın seçmen yapıldığıyla ilgili ben bir strateji merkezi başkanı, Cumhurbaşkanı adayını geçtim. Yıllardır göç enstitüsü kuran, ona başkanlık eden birisi olarak bilmiyorum. Bir takım rakamlar veriyor Süleyman Bey. Ama hiç inandırıcı değil, emin olun. Onun için seçim güvenliği, sandık güvenliği ve seçmen sayısıyla ilgili çok ciddi endişelerim var. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu'yla da paylaştım, Sayın İnce'yle de paylaştım. Komisyon kurduk, ilgili arkadaşları görevlendirdik. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmalar neticelenince kamuoyuyla da paylaşacağız inşallah. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben de sizin gibi bir köyde doğup büyüdüm. Arkadaşlar lütfen isimlerinizi de baştan söyleyin. Aygül ben. Aygül. Heh, Aygül Hanım. Ben de Dersim'in küçük bir köyünden çıkıp bir sürü imkansızlığa rağmen şu an Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tam burslu okuyorum. En büyük isteğim bu halka hizmet etmek. Fakat ben başarılarımla ve bu ülke için yapacaklarımla ön plana çıkmak isterken gerek dini mezhep, gerek etnik köken, gerek kültürümle dışlandım, yok sayıldım, ötekileştirildim. Şayet siz iktidara gelirseniz benim ve benim gibi bu her açıdan azınlık teşkil eden varlığını neler bekliyor olacak? Bunu az önce aslında biraz açıkladınız ama devam var sorumun. Ne ibadethanelerimize cümbüş evi ne de Kürt olduğumuz için terörist denmesini kabul etmiyoruz ve kaldıramıyoruz artık. Eşit yurttaşlar gibi yaşamak istiyoruz. Mesela biz Dersimliler için çok önemli olan 38'de yaşananları siz bir milliyetçi olarak bir katliam mı yoksa bir isyanın bastırılması olarak mı değerlendiriyorsunuz? Çünkü bizim geçmişimiz neredeyse orada yok oldu. Dilimiz şu an yok olmak üzere. Buna
hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olmasına rağmen şu an siyasi tutsak olan Sayın Selahattin Demirtaş özgürce siyaset yapabilecek mi? Yoksa siz de hukukun üstünlüğünü tanımayacak mısınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birkaç tane soru sordunuz. Tek tek soruları genelde sorup cevaplıyorduk. Eğer unuttuğum olursa lütfen araya girip hatırlatınız. Tabii. Birincisi sizin bu ülkede bugünün öğrencisi yarının başarılı bir kendi alanınızda ismi olarak her türlü hakkınızın güvencesi benim. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanı seçildiğim takdirde siz bir kadro olarak benim karşıma geldiğinizde ben sizin nereli olduğunuzla, hangi kökenden geldiğinizle, hangi inanca mensup olduğunuzla ilgilenmeyeceğim. Ben ilgilenmediğim gibi benim kadrolarım da ilgilenmeyecek. Bu ülkede hiç kimse inancı dolayısıyla, hiç kimse etnik kökeni dolayısıyla dışlanmayacak. Buraya kadar anlaştık mı? Anlaştık. Değil mi? Anlaştık mı? Yani ben çok inanmıyorum samimiyetinize o yüzden ama siz devam edebilirsiniz. Yani elbette inanıp inanmamak sizin bileceğe saygı duyarım. Yani bu söylediklerime itirazınız var mı? Evet çünkü yıllardan beridir süregelen bir savaş var. Yani siz bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın. Az önce de söylediniz şurada Kürt sorusuna açıklama yaparken Türk-Kürt hani bunun ayrımı olmayacak bilime aydınlığa yürüyeceğiz birlikte dediniz. Ama bunun bir background'ı var. Yani bu kendimizden uydurduğumuz bir mesele değil. Bugün bu ülkede Kürtçe şarkılar yasaklandı. Kürtçe konuşmak yasaklandı. Şu an anlattıklarınız o yüzden bana gerçekçi gelmiyor. Daha gerçekçi olursa Cumhurbaşkanı adayı ve inşallah müstakbel cumhurbaşkanınız olarak cevap vereceğim. Lütfen sakin olun siz. Şimdi Aygül kardeşim, sizin bu ülkede özgür bir birey olarak kökeninizle, inancınızla vesairenizle kimse ilgilenmeyecek. Sizin bilginizle, becerinizle ve bu ülkeye katkılarınızla ilgileneceğiz. Bir. İki, inanıp inanmamakta özgürsünüz elbette. İnşallah bu iş bana nasip olur ve sizin inanacağınız bir Türkiye'yi beraber inşa ederiz. Üç, Selahattin Demirtaş'ın bu ülkede siyaset yapma hakkını mahkemeler belirlemeli, ben değil. Sinan Oğan olarak ne sizin, ne Selahattin Demirtaş'ın, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in hangi suçu alması, hangi cezaya çarptırılması benim işim değildir. Mahkeme bir karar verir ve ben asla o mahkemenin kararına karışmam. Selahattin Demirtaş'ın bir suçu varsa cezasını çeker. Sinan Oğan'ın da bir suçu varsa cezasını çeker. Sinan Oğan'ın da siyaset yapma hakkı var mı yok mu? Bunu Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başkası belirlememelidir. Türkiye'de adalet sistemi baskı altında olmamalıdır. Biz ortaya prensipleri koymalıyız. Ve ben ortaya bir prensip koyuyorum. Diyorum ki bu ülkede adalet işleyecek. Adalet sizin için de, benim için de, öteki için de, beriki için de eşit olacak. İkinci sorunuz da buydu. Üçüncü sorunuza gelecek olursak, Türkiye'de sevgili kardeşim 81 tane vilayet var. Bizim kanunlarımızda da bizim isimlendirmemizde de yeri bellidir. Siz elbette farklı isimlendirebilirsiniz ama siz Tuncelli olduğunuzu ifade ettiniz. Doğru mu? Dersimli olduğumu ifade ettim tamam. Ben. Tamam. Alkış almak için falan söylemiyorum. Ben anayasal... Bakınız, çok özür dilerim. Lütfen dinler misiniz? Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı adayı ve müstakbel cumhurbaşkanı olarak anayasayı uygulamakla görevliyim. Ve bu ülkede siz de hukukta okuyordunuz değil mi? Evet. Bir müstakbel hukukçu ve adaletin savunucusu olarak öncelikle mevcut hukuk düzenine başkaldırmamalısınız. Öncelikle özür dilerim. Tamam. Bakınız arkadaşlar lütfen. Öncelikle siz bu hukuk düzenini kabul etmiyorum derseniz hukukçu olarak kendinizle çelişirsiniz. Hayır bir saniye burada ama bitireyim, yanlış yerlere müsaade... çekiyorsunuz ama hayır sizin... yanlış yerlere çekiyorsunuz buna müsaade edemem. Sizi. Vallahi dinleyeceğim. Sizi konuşturacağım söz. Dinleyeceğim lütfen. Ben de dinleyeceğim. Sizi anlamaya çalışıyorum ama siz de lütfen beni dinleyin. Bak sizi hiç kesmedim ben. Siz bir avukat olarak affedersiniz müstakbel hukukçu olarak belki hakim belki savcı belki başka bir görevde olacaksınız. Öncelikle bu hukuk sistemi içerisinde ve anayasal sistem içerisinde mevcudu kabul etmek durumundayız. Siz bir siyasetçi olarak yarın, müstakbel siyasetçi olarak gelip diyebilirsiniz ki ya şuranın ismi İstanbul değil bilmem ne olsun. Deme özgürlüğünüz var bunu. Ama zorla kabul ettirme özgürlüğünüz yok. Bakınız. 3. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ben Iğdırlı olarak, Iğdırlılar olarak bu cumhuriyete başkaldırırsak, biz bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkarsak bu ülkenin kanunları çerçevesinde her türlü bize yapılacak müdahaleyi kabul edeceğim ben. Siz de kabul edin. Bu ülkenin geçmişinde Mustafa Kemal Atatürk'e veya bir başkasına katliam yaptı, katliamcı demeyi ben doğru bulmuyorum. Ben kabul etmiyorum bunu.
Teşekkürler. Tamam. Tamam arkadaşlar. Öncelikle ben Mustafa Kemal Atatürk katliam yaptı mı diye sormadım. Siz bunu katliam olarak mı nitelendiriyorsunuz yoksa bir isyanın bastırılması olarak mı? Ama söyledim. Sizin fikrinizi sordum. Mustafa Kemal'i işin içine katmadım ama siz bunu işin içine kattınız. O konuya böyle değineceğim. Çok güzel belirttiniz. İşte anayasaya çarpıtmayın lütfen. Ben bir hukukçuyum. En çok anayasaya güveniyorum ve en çok anayasaya saygı duyuyorum. Anayasada maddi manevi kişi varlığını geliştirme hakkı da var. Ben Zazaca konuşuyorum. Kürtçe konuşanlar var. Başka diller konuşanlar var. Ama bunlar bir dönem yasaklandı. Derdim bu. Gel beraber mücadele edelim. Gel beraber mücadele edelim. Bu salondaki tepkilerden anlıyorum ki birçok insan buna hoş karşılamıyor ya da inanmak istemiyorlar bu varlığa. Sizin de böyle bir ileride başa gelirseniz eğer böyle bir yasaklamanız ya da böyle bir uygulamanız ya da böyle bir adımınız olacak mı? Ben bunu merak ettim. Bu kadar tepki vermelerine de gerek yoktu kimsenin. Ben sizin fikrinizi sordum sadece. Konuyu da birazcık çarpıtmış oldunuz. Anayasaya en çok ben saygı duyuyorum. Bu ülkenin Dersimli bir çocuğu olarak. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kendi aranızda lütfen birbirinize laf atmayın. Tabii lütfen. Sonuçta hanımefendi bir soru sordu. Tatmin olmak olmamak onun elinde ya da izleyicinin elindedir. Çok teşekkür ederim. Terörü ben de desteklemiyorum. Sağ olun. Ve sağ olun. Barış olsun. Tabii ki de en çok ben isteyenlerden birisi de benim bu ülkede. Teşekkür yani. Ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun hanımefendi. Teşekkür ederim. Öncelikle merhabalar. İsmim Reyhan. Engelli okul öncesi ve sınıf öğretmenleri adına buradayım. Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman engellilerin yanında olan bir siyasetçi oldu. Yakın zamanda Milli Eğitim 3500 engelli öğretmen ataması ilanına çıktı. Ancak en çok ihtiyaç duyulan bölümlerden okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine sadece 53 kontenjan verildi. Bu bir haksızlıktır. En az %10 olması gerekiyordu. Çözümü için ivedilikle bizlere nasıl yardımcı olabilirsiniz? Birinci sorum bu. Teşekkür ederim. Biraz önce açıkladım hani vakitten kazanmak için. Dezavantajlı gruplara ki engelli kardeşlerimiz de bunların başında geliyor. Özel önem vereceğim. Bir engelli kardeşimizi Cumhurbaşkanı yardımcısı atayacağım ve engelli kardeşlerimizin sadece işle temini değil bakınız. Anadolu'nun birçok yerinde arkadaşlar engellilerin hayatı o kadar kötü ki büyük şehirlerde çıkıp sosyalleşeceği alanlar var. Bir köy yerinde engelli olmak ne demek biliyor musunuz? Bir odaya mahkum olmak demektir. Bir eve mahkum olmak, hapsolmak demektir. Onun için sadece iş bulmak, sadece atamasını yapmak yetmez. Engellilerin sosyalleşeceği alanlar da bulmak lazım. Alanlar da yapmak lazım. Her tarafa AVM döşüyoruz. Bir tane de oraya boş bulduğumuz her alanı AVM döşemek yerine, AVM dikmek, betona gömmek yerine bu memleketi engellilerin sosyalleşeceği özel alanlar da yapacağız. Ama kadro konusunda engellilerin hiçbir şeyi olmayacak, hiçbir sorun olmayacak. Lütfen hızlıca diğer soruyu da sorun. Evet. 3500 kontenjanda maalesef ki sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenlerine kontenjan verilmemesinin sebebi engelliden okul öncesi ve sınıf öğretmeni olmaz zihniyetidir maalesef ki. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza bir çağrıda bulunur musunuz? Bizler de bayram müjdesi bekliyoruz bu anlamda. Şu an artık Milli Eğitim Bakanı olmayan, milletvekilliği koşturan birine hiçbir çağrıda bulunmayacağım. Affedersiniz. Şu an sarayda bavullarını toplayan birine hiçbir çağrıda bulunmayacağım. Gelince ben yapacağım. Çağrıda bulunmuyorum. Gelince ben yapacağım. Teşekkür ederim. Oğuzhan abi, müsaadenle bir şeyi belirtebilir miyim? Elbette. Şunu söylemek isterim başta. Ben sana canı gönülden güveniyorum. Kurban olurum. Ve inanıyorum. Ve şunu eklemek istiyorum. Depremzede olan 16 öğrencim var. Ankara'da ikamet ediyorum. Onlara özel ders veriyorum. Ve hiçbir ücret talep etmiyorum. Ah, kurban olurum. Bravo. Bir saniye. Yok yok, bu alkışlanacak bir şey değil. Bu alkışı hak ediyor. Alkışlanacak bir şey. Hayır. Neden alkışlanacak bir şey biliyor musun? Bak, ben Babala TV'de her gelen dizi oyuncusunu, sinema filmi oyuncusunu, aktörü, aktristi ya da şarkıcıyı, müzisyeni videosunu çekip paylaştım arka arkaya. Fark etmişsindir. Herkes dedi ki şov mu yapıyorsun? O insanların milyonlarca takipçisi var. O insanlar Hatay'la ilgili ya da bölgeyle ilgili konuştuğu zaman onları takip eden milyonlar kafayı oraya çeviriyor. Ben onu bilerek paylaşıyorum. Ben o şovu orada bilerek yapıyorum. Sen de burada alkış alacaksın ki bazı insanlar da alkış müptelası. Sana baksın, örnek alsınlar. Aynen. Vallahi. Hem senin yaptığın şeyi yapsınlar bazı insanlar, hem de bu alkışı duyup bazı insanlar da sana destek versinler, destek olsunlar. O yüzden alkış iyidir. Devam et. Teşekkür ederim. Şunu söylemek istiyorum. Adım Oğuzhan Aksoy. Bütün ailelere sosyal medyadan bana ulaştıkları takdirde ücretsiz ders vermek istiyorum. Çocukların ayaklarına gidiyorum. Bütün depremzede ailelerin. Bunu bu programda söylediğin için yok ederler seni. Şöyle bir destek yapalım. Elinde imkan olan diğer öğretmenlere bir çağrıda bulun. Ama elinde imkan olanlara. Öğretmenlerin de durumu pek iyi değil çünkü. Elinde imkanı olan varsa hep beraber böyle bir hareket gerçekleştirin. Biz de Babala TV olarak duyuralım. Bunu bence bu şekilde yayınlamayalım. Çünkü yok olursun. Öyle
bir izleniyor bu program. Gidemezsin, bize gelmedi derler, tamam mı? Örgütlü bir şey olsun yani. Şunu söylüyorum, rahmetli Münir Özkul'un Hababam Sınıfı filminde bir repliği vardı. Tüccar değilim ben, eğitimciyim diye. Paranın derdinde değilim. Yalnızca çocukları kazanmak, yeni evlatlar edinmek, yeni canlar edinmek için bu savaşın içerisindeyim. Atatürk'ün şöyle bir sözü vardı. Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır diye. Ama bu sözün devamında bir cümlesi daha var. Atanırsanız mı diyor? Eseri yok. Tamam, pardon. Özür dilerim. Suluk yaptım. Eserinizin kıymeti yaptığınız fedakarlığın derecesiyle orantılı olacaktır demişti. Bundan dolayı ben hiçbir maddi beklenti olmadan... Eminiz, elbette. 16 öğrencim var. Bunu 32'de yapabilirim, 48'de yapabilirim. Hepsinin ayağına tek tek giderim ve bu dersi vermek istiyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hemen mikrofon kimdeydi? Mehmet Fatih Arda. Medya ve televizyon sektöründe çalışıyorum, kameramanım. Dünyanın bütün demokratik ülkelerinde demokrasi denge ve denetime tabidir. Bunda en büyük ayağı medyadır. Hani yasama, yürütme, yargı dördüncü kuvvet olarak medyadır. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinden beri iş dünyasındaki ilişkileri kullanarak medyayı adeta bir tekele dönüştürdü. Kendi karteli haline getirdi. Haber kanalları, major kanallar hepsi. Şunu merak ediyorum. Acaba sizin iktidarınızda cumhurbaşkanı seçilirseniz eğer, acaba bu düzeni nasıl ortadan kaldıracaksınız? Hani bu medyaları nasıl tekrardan demokratik düzene kazandıracaktınız ya da tam tersi bu durumu kendi lehinize çevirip siz de AKP gibi medya düzeni mi yaratacaksınız? Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. AKP gibi demesek de Adalet ve Kalkınma Partisi, özür diliyorum. Yok, onun için demedim. Abi sana saygım ben, yoksa yani. Yok estağfurullah. Ama bu yalnızca AK Parti döneminde olmuş bir şey değil. Medya dediğimiz şey var olduğundan beri, yalnızca Türkiye içinde değil, bütün ülkeler için medya bir silahtır, bir maşadır. Hep böyle olmuştur. Yani bu bizim ülkede 20 yıldır var sadece, zannetmesin insanlar diye. Bunu da bir parantez olarak söyleyeyim. Buyurunuz efendim. Şimdi medyanın yandaşlığından en çok çeken benim. Sadece AKP yandaş medyasından değil, muhalefetin candaş medyası da bana açık değil. Muhalefet de buna dahil kesinlikle. Yani öyle kanallar var ki mevcut iktidara böyle en hızlı silahşörlük yapan kanallarla yarışır. Burada bir şeyi ortaya koymak lazım. Bir, holding medyası fikrine karşıyım ben. Gazeteciler gazetecilik yapmalı. Yani televizyoncular televizyonculuk yapmalı. Televizyonculuk kisvesi altında 40 tane sektörde olmamalı. Bunu bir şekilde sağlamalıyız. İki, Oğuzhan Bey'in yapmış olduğu şey var ya, bu geleneksel medya düzenini aslında alt üst eden şeydir. Eğer, yo öyle vallahi, hiç mütevazi olmayın. Yani hiç yoktan bunu başardınız, biliyor musunuz? Sağ olun. Yani birçok holding medyası bu reytingleri alamıyor. Onun için bunların önünü açmak lazım ve ben imkan bulursam bu tür girişimlerin önünü açacağım. Örnek olsun diye de ben ilk konuk olacağım. Cumhurbaşkanı seçilirsem buraya Oğuzhan Bey'i arayacağım, beni davet eder misiniz diye soracağım. Edip etmemek tabii kendisinin bileceği. Estağfurullah. Diyor, samimi söylüyorum. Onun için el birliğiyle bu ülkede birçok şey yani rayından çıkmış. Yeniden rayına oturtmalıyız. Eskiden çok iyiydi anlamında demiyorum ama iyice çığırından çıktı. Bazen konuşuyorum. Diyorum ki yani A kanalının yöneticisine. Ya niye beni davet etmiyorsunuz diyorum. Ratingim mi düşük? Yo diyorlar, ratingim var. Niye davet etmiyorsunuz? Diyor ki yani işte şu aradı, ekranı karartın dedi. Bu aradı, çıkarmayın dedi. Söylüyor açık açık. Şimdi isim vermeyeyim. Bu olmaz. Bunun olduğu yerde demokrasiden bahsedemeyiz. Ben demokrasiye sonuna kadar inanan birisiyim. Demokrasiye inanan birisi olarak da medyanın önündeki engelleri kaldıracağım. Israrla yandaşlık yapanlara da hukuk neyi gerektiriyorsa onu yaptıracağım. Bakınız, ben Cumhurbaşkanı adayıyım. Rütük kanunu var. Rütük kanununa göre TRT başta olmak üzere bütün kanallar bana yer vermek zorunda. Ama vermiyorlar. Hala Türkiye'de medyanın en az gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı benim. Görmezden gelinmek istenen Cumhurbaşkanı adayı benim. Bunun talimatla nerelerden geldiğini de biliyorum. Ama yaptıkları şey ayaklarına dolanacak. Sürekli diğer 3 adayı göstererek, Sinan Oğan'ı göstermeyerek aslında Sinan Oğan üzerinde bir gizem yaratıyorlar. Medya beni gösterdikçe toplum beni seviyor ve giderek de beni göstermek zorunda kalacaklar. Hele bu yayından sonra inşallah. Çok inanıyorum, çok güveniyorum buraya. Onları ise gösterdikçe insanlarda bıkkınlık oluyor. O yüzden az kaldı yani, sabredin, bir ay kaldı. Teşekkür ederim. Eyvallah, sağ ol. Bir saniye, kim onu söyleyen? Kim? Öyle mi? Asla mikrofon yok sana. Sen zaten böyle elde çekirdek program izliyorsun. O başkan çok iyi gidiyor falan böyle. Kimdeydi? Sizdeydi. Buyurun. İsmim Gencay, 12. sınıf öğrencisiyim. Biraz heyecanlandım. Sürçülisan edersen bir kusurum olursa affola. Estağfurullah. Sorum şu, 2016-2017 yılları arasında başkanlık sistemine karşı duruşunuzu çok takdir edilesi bir şekilde belli etmiş. Hatta başkanlık sistemi bir kişinin arzularını yerine getirmenin ötesinde hiçbir işimize yaramayacaktır demiştiniz. Tekrar eski parlamenter sisteme dönmek için hemen çalışmaktadır.
çalışmalara başlayacak mısınız? Yoksa zaman içinde fikirleriniz değişti mi? Bu başkanlık sistemiyle devam etmek gibi bir fikriniz var mı? Bir kararınız var mı? Çok teşekkür ederim Gence'ye kardeşim. Kendinizi gayet güzel ifade ettiniz. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar, iki konuyu birbirinden ayırmak lazım. Bir, başkanlık sistemi. Önce şunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Ben parlamenter sisteme inanan birisiyim. Ve bu ülkeyi parlamenter sisteme geçirmek için yola çıkmış bir insanım. Şimdiye kadar da verdiğim hiçbir sözü yemiş birisi değilim Allah'a şükür. Parlamenter sisteme geçmeliyiz ama böyle altına takoz konmuş, güçlendirilmiş, yandan çarpılmış değil. Tertemiz parlamenter sistem. Başka türlü bir sistem yok zaten. O güçlendirilmiş ve uydurulmuş isimler onlar. Parlamenter sisteme geçmeliyiz. Ancak ne zaman? En az bir dönem sonra. Neden? Çünkü bir kararnameyle bu sistemin anası bellendi. Bu sistem o kadar darmadağın edildi ki Türkiye'de meşhur bir söz var. Bir sorun çözülsün istemiyorsan komisyonlara havale et. Bugünkü sistemde Cumhur İttifakı'nın ve Millet İttifakı'nın parlamentoda birbirine aşağı yukarı denk bir sayısı olacak. Eğer biz parlamenter sisteme hemen geçersek ve bu sistemde yani yeni seçimler yapılmaz bu denklik devam ederse hiçbir sorunu çözemeyiz. Hiçbir şekilde parlamenter sistemin kurum ve kuruluşlarını yapamayız. Çünkü komisyonlara gelir, komisyonlarda tartışılır durur. Ülke bir kaosa gider. Bozulan sistemi mevcut yetkilerle düzeltmek zorundayız. Bir dönemin sonunda ama mutlaka bu 5 yılın sonunda anayasayı, bütün hazırlıkları tamamlayıp eski sistemin çok daha uygulanabilir olan parlamenter sisteme geçmeliyiz. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir hemen açıklama yapayım. 1 saat 45 dakika olmuş biz bu parta başlayalı. Öyle bir akmış zaman. Sorun yok. Bir soru alacağım önden. Lütfen haklısınız anlıyorum. Hemen 10 dakika sonra ara vereceğiz. Sonra hemen 3. son parta alacağız ve herkes tatmin etmiş şekilde sanırım buradan gideceğiz. Geleceğiz. Buyurunuz. Lütfen biraz sessizlik. Çok özür diliyorum. Siz nereye gidiyorsunuz acaba? Bizi niye sattınız şu an? Sorumu sordum gidiyorum diyorsun. Ha, neymiş? Tamam, geçmiş olsun. Fenalaşmış. Tamam aman dikkat edin lütfen. Burada bu arada sağlık çalışanlarımız da var. Tamam teşekkür ederiz. Böyle hoşça kal demeden kaçanlar olunca çok üzülüyorum. Bir yanlış mı yaptık diyorum. Bay bay. Buyurun. Terör örgütlerine karşı mesafe koymayan siyasi partilerle aranıza çok ciddi bir kırmızı çizgi çizdiğinizi belirttiniz. Baktığımızda bu terör örgütlerini askeri envanter bakımından donatan, altına helikopter veren, işte başta Amerika ve NATO'ya karşı bu noktada nasıl bir tavır alacaksınız iktidara geldiğinizde? Öncelikle bunu merak ediyorum. Çok hızlıca hemen ikinci sorumu da sorayım isterseniz. Bir cevabı hemen alalım lütfen. Arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'ne de, NATO'ya da, Rusya'ya da, Avrupa Birliği'ne de, Çin'e de, oraya da, buraya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları çerçevesinde bakacağım. Bir. İki, ben kendimi şuraya yakın, şuraya uzak görmüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarına bakıyorum. Eğer şahsi fikrimi sorarsanız ben kendimi bir Turancı olarak Türk dünyasına yakın görüyorum. Ve devlet yönetim anlayışımda da Türk dünyası her zaman ön planda olacaktır. Ama bu benim NATO'dan çıkalım, Amerika'ya savaş ilan edelim, devletler arası ilişkiler öyle yürümüyor. Biz öyle politikalar uygulayacağız ki Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadelemizde bizim karşımızda değil yanımızda durmasını sağlamalıyız. O açıdan ben uzun yıllar bir strateji merkezini yönettim. Alanımız daha çok dış politikaydı. Dış politika benim iyi çalıştığım bir yer. Hiç öngörülerimizde de Allah'a şükür yanılmadık. Burada ben isterdim ki arkadaşlarımız dış politik vizyonunuz ne olacak, şu politikanız ne olacak, bu politikanız ne olacak diye sorsunlar ama çok öyle sorular gelmedi ama canını sağ olsun. Dış politika şeyi bulmuşken bir iki dakika müsaadenizi rica edeyim. Dış politikada arkadaşlar biz düşman azaltmak, dost çoğaltmak prensibi üzerinden gideceğiz. Yıllardır bunu televizyonlarda ben ifade ediyorum. İki, dış politikayı ben dış ticaretin önünü açan bir yapı olarak algılıyorum. Yani biz ekonomide dış ticaret fazlası veremezsek enflasyonu da düşüremeyiz, insanların alım gücünü de artıramayız, faizi de düşüremeyiz, Türk lirasını da güçlendiremeyiz. O açıdan biz dış ticarette ve yeni ihracat pazarları bulmada dış politikamızı etkin bir şekilde kullanacağız. TİKA'yı da bunun için etkin bir şekilde kullanacağız. Başka kuruluşlarımızı da bunun için etkin bir şekilde kullanacağız. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütünü destekliyor açık ve net. Biz de bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne net bir şekilde diyeceğiz. Sizin mücadele ettiğiniz yerlerde Türkiye'nin desteğini istiyorsanız eğer o zaman teröre destek vermekten vazgeçeceksiniz. Vazgeçmiyorsa da biz de oralarda onlara destek vermeyeceğiz. Teşekkürler. Devamı neydi efendim? Bir diğer sorumda
Milletvekili seçimlerine dair öngörünüz nelerdir? Önümüzdeki dönemde nasıl bir tablo görüyorsunuz parlamentoda? Tahminimi söylüyorum. Net bilgi hiçbirimizde yok. Ben muhalefet blokunun blok diyorum. Çünkü içinde onun HDP de var. Genel toplamının iktidar blokunun genel toplamından fazla olacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tabii ki ben kazanacağım. Dolayısıyla bunu söylemeye de gerekli. Mikrofonu vermiş miydik kardeşim sana? Lütfen hemen sor. Şimdi size soracağım soruya dürüst bir şekilde peygamberin doğumundan başlamadan net bir cevap verirseniz çok sevinirim. Hiç öyle bir konuşma tarzım yok benim ya. Lafı hiç çevirmedim yani. Direkt konuya giren bir adamım. Ben de 10 bölüm izleyip buraya gelsem ben de öyle bir soru hazırlardım. Hakikaten öyle oluyor çünkü bazen. Soru Ümit Özdağ ile ilgili. Onunla yakın olduğunuz için bu soruyu size sormak istedim. Süleyman Soylu neden Ümit Özdağ için Soros çocuğu ve ajan dedi? Süleyman Soylu neden iftira attı diyorsun? Yani iftira mı? İftira attı. Peki neden öyle dedi? İftira attı. İftiranın sebebini Süleyman Soylu'ya sorun. Oğuzhan abiye bağlı. Hemen çağırıyorum. Yalnız bu cüsse de yani fena bir cüsse değil. O bu açıdan. Arada lise sonum. Öyle mi? Maşallah. Aa, bizim nesil nasıl cücük kaldık. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Sağ olun. Tabii insanların yolları uzun, işler var, güçler var ama salonda halen doluluk var. Güzel, muazzam. Mikrofonu bir önceki part kimlere vermişsek onlardan devam edelim. Sonra merak etmeyin oraya da gelecek. Bu üçüncü part bir tık daha hızlı olacaktır eminim. Biraz daha uzun yapabilir misin abi? Kendini yok etti, imha ettim kendimi. Arada kavga çıktı mı? Hayır. Tamam. Aramızda AK Partili arkadaşlarımız var mı? Çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. Aramızda... Ne? Soru soramadık. Bak, AK Partili arkadaşlarımız çok nadir. Onlara mikrofon verin. Pek gelmezler programa çünkü. Tamam. Kimler AK Partili? Bunu da kamera çekti. Hepinize zoom yapacağım. Yarın Zafer Partisi'nde görmeyeyim sizi. Ölümü nereye istiyorsun? Güzel. Peki, güzel. HDP'li arkadaşlarımız kimler? CHP'li arkadaşlarımız kimler? Güzel. Zafer Partili arkadaşlarımız kimler? Efendim ben tamamen şu an şeyim biliyorsun. Konuğumuzu da davet edelim. Maalesef elbette istiyorsanız yapacağız. Mesai uzuyor. Tabii ki yapacağız. Tabii ki yapacağız. Saçmalamayın. Kavga ne kötü bir şey. Babalık tabii. Üf. Pardon ya, bu nasıl bir ayrımcılıktır ya? Vallahi yani bize daha bir çay vermediler. Adamın önünde iki çay birden var. Hayır. Şu yuh işini kaldıralım lütfen. Bak biri sağdan biri solundan iki çay. Arkadaşlar benim ekip, benden onay beklemeyin. Öyle bir şey değil o. Beyefendi çay, su. Ha? Takılıyorum yani. Estağfurullah, estağfurullah. Haklısınız bu arada. Bizim ekip bazen birilerini dışarı atıyor, yok, bazen ya çay. Onların da kolay değil işi. İsmim Akın Yıldırım. Ekonomiyle ilgili ben soru sormak istiyorum size. Ya sabahtan beri bekliyorum, bir türlü gelmedi. Evet. Asgari ücret yoksulluk sınırının üstünde olmalı demiştiniz. Vallahi ya. Yazıp vermiştim önceden sorun diye, o sizsiniz herhalde. Yok ben değilim. Şaka yapıyorum ya. Ama bu soru sorulsun istiyordum. Asgari ücretin 30 bin liranın üstünde olduğu ekonomik koşullarda enflasyon yüzde kaç olur? %5 ila 7. Yani bunu nasıl başaracaksınız? Ekonomik politikalarınız nelerdir? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi arkadaşlar, geçenlerde bir televizyon kanalında dedim ki, ben dedim vatandaşlarıma Cumhurbaşkanı adayı olarak refah sınırında bir asgari ücreti önermek isterdim ama fakirlik sınırını önermek zorundayım. Şimdi normal bir memlekette bir Cumhurbaşkanı adayı vatandaşlarına fakirlik sınırında bir asgari ücret önerdiğinde demeleri lazım. Ya bu mu senin önerin kardeşim? Fakirlik sınırını mı bize reva görüyorsun demesi lazımken nasıl bu işin altından kalkacağız? Böyle bir şey mi olur demeye başladım. Ben bir şeye dikkat çekiyorum. Diyorum ki şu an asgari ücret açlık sınırının altında. Türkiye'de açlık sınırı 9500 lira. Asgari ücret 8500 lira. Hatta biraz daha yükseldi açlık sınırı ve fakirlik sınırı. Bu rakamlar hatta bir ay öncekinin rakamları. Biz Türkiye'de yoksulluk sınırını hedef alıp başlangıçta alım gücünü yükseltip, alım gücü yükseldiği için de asgari ücreti fakirlik sınırına eşitleyebiliriz. 4 kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarından oluşan liste
sitenin fiyatı bugün 31.250 açlık sınırı idi. Şimdi 32.500 liraya çıktı. Bakınız dikkat edin. Fakirlik sınırını önermem dahi 30.000 lirayı nasıl ödeyeceğiz oluyor. Halbuki biz meseleye öyle bakmıyoruz. Ekonomide şöyle bir kural yok. Sayın Cumhurbaşkanı uydurdu. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Gerçekten yok. Ekonomi okuyan var mı arkadaşlar? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Böyle bir ekonomi teorisi yok. Ben aynı zamanda işletme mezunuyum. Var mı böyle bir kural? Yok. Yok, olmaz. Bu ne yapar biliyor musunuz? Parayı pul yapar ve yaptı. Bu politika faiz lobilerini besler. Besledi. Dünyada eğer ticaretle uğraşanlar varsa Allah kimseye göstermesin. Bir tüccar ödeme zorluğuna geldiği zaman, bankalardan kredibilitesi düştüğü zaman tefeciye gider. Tefeci faizi çok yüksektir. Türkiye'nin uluslararası piyasalardan borçlandığı faiz dolar bazında %10'dur. Bu ne demek biliyor musunuz? Tefeci faiz demek. Bu ne demek efendim? 10 üstü hatta. 10. Ya yok, şimdi 10. 12 idi, 10'a düştü. Şimdi 10. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demek. Faiz lobisi, faiz lobisi diyordu ya bunlar. Vallahi billahi bunlardan daha büyük faiz lobisini besleyen yok. O para geliyor ülkeye. Ondan sonra TL bazında bankalara %8,5'la şey veriyor. Merkez Bankası kredi veriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? O en pahalı parayken bu en ucuz para. %8,5'la bankalara kredi vermek en ucuz paradır. Yani sermaye transferidir. Yani sizin paranızın, sizin vergilerinizin bankacılara, faiz lobilerine peşkeş çekilmesi demektir. O sebeple de biz bir, bunu kaldıracağız. Bu faiz sebep enflasyon sonuç olmaz. TL'nin değerini bir miktar yükselteceğiz. Birdenbire yükseltirsen de olmaz. Çünkü biz dış ticaret fazlası vermek zorundayız. İhracatımızı artırmak zorundayız. Başka ne yapacağız? Para ancak güvenli limana gelir. Kara para sürekli böyle gemilerle bir piyasaya para giriyor. O piyasada kara para dolanıyor demektir. Biz kara paranın önünü keseceğiz. Para gemilerle girmeyecek. Para güvenilir liman olduğu için resmi yollardan girecek Türkiye'ye. Başka ne yapacağız? Öngörülebilir olacağız. Yani insanlar buraya 3 senede, 5 senede ne yatırdıklarında ne alacaklarını bilmeliler. Başka ne yapacağız? Rant ekonomisini bitireceğiz. Bakın size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Geleceğim oraya. Parayı nereden bulacaksınız diyeceksiniz. Söyleyeyim. Rant vergisi diye bir vergi var mı Türkiye'de arkadaşlar? Yok. İstanbul'un sadece son 20 senede 800 milyar dolardan fazla rant ürettiğini biliyor musunuz? Hayır. Bunu tüm Türkiye'ye vursak birkaç trilyon dolar eder. Yani bir insan 10 milyon liralık bir arsaya sahip ama biraz uyanık. Gidiyor belediye meclisini, onu bunu görüyor, siyasetçileri şunu bunu. Bir gecede plan tadilatı yapılıyor, işte emsal değişiyor. 10 milyonluk arsası 100 milyon oluyor. Belki 500 milyon lira oluyor. Tek bir lira vergi vermiyor biliyor musunuz? Tek bir lira. Adam bir gecede 90 milyar kazanıyor. Tek bir lira vergi vermiyor. Yani 90 milyon diyelim veya. Onun için biz ranta vergi getireceğiz. O ranta getireceğimiz vergi fazlasıyla asgari ücrete de yeter, emeklilere de yeter, herkese yeter emin olun. Ayrıca bu ne demek olacak biliyor musunuz? Bu depremde de gördük. Üretim ekonomisine geçmemizi sağlayacak. Biz şu an rant ekonomisi üzerinden döndürüyoruz. Beton ekonomisi, yani bunlar her şeyi beton gibi görüyorlar. Yemin ederim yani heykel yapsalar bir betonu heykel yaparlar bunlar. Yani daha ilerisini söyle de şimdi söylemeyeyim, yani tarzımıza da yakışmıyor. Biz beton ekonomisini de bitireceğiz. Ranta vergi de getireceğiz. Biz ihracatı da artırdığımızda, ödemeler dengesini de sağladığımızda, denk bütçeyi sağladığımızda ekonomistler bilir. Emin olunuz ki o zaman paramızın değeri ve alım gücümüz artacağı için belki fakirlik sınırı 15 bin lira olacak. Fakirlik sınırı sürekli yükselen bir şey değil. Ekonomiyle dengeli bir şekilde yükseliyor. Onun için biz hedef olarak bunu koyduk. Bakınız bir ülkede arkadaşlar biz bugün beslenmeyi konuşamıyoruz. Dengeli beslenmeyi konuşamıyoruz. Karın doyurmayı konuşuyoruz. Türk milleti dengeli beslenemiyor. Tiyatroya gitmeyi zaten unuttuk. Sinemaya gitmeyi zaten unuttuk. Genç bir kardeşimiz kız arkadaşını alıp veya erkek arkadaşıyla bir gün sinemaya gitse, oradan çıkışta bir yemek yese bitti. Bir aylık harçlığı ancak bunu karşılar. Biz bunları konuşamıyoruz. Tatile gitmeyi konuşamıyoruz. Bir emeklinin emekli ikramiyesiyle ev alması falan hayal. Bir emeklinin yurt dışına bir 10 gün gitmesi hayal. Yurt dışına gitmesi bile hayal. Emeklilerin durumu daha da beter. Bunun için bugün açlık sınırındaki asgari ücrete biz razı olmuşuz. Razı olmamalıyız buna. Bu ekonominin dengesini bozmaz, emin olunuz. Biz beslenmeyi konuşmalıyız. Biz refah toplumunu konuşmalıyız. O herkesin iktisat dersinde ilk öğrendiği Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine uygun bir şekilde toplumu yükseltmeliyiz. O yüzden benim bu önerim gerçekçidir. Toplumun kafasında
aslında da bir şey yaratmaya çalışıyorum. Açlık sınırından fakirlik sınırına, fakirlik sınırından refah sınırına ulaşacak bir toplum yaratmayı hayal ettiğimi de ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sadece şeyi soracaktım. 128 milyar doların hesabını sorabilecek misiniz Cumhurbaşkanı olduğunuzda? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu hesap sorma işini ben yapmam. Niye biliyor musunuz? Ben savcı değilim. Ben hakim değilim. İnsanlarımızı hukuka müdahale etmeye şimdiden başlamayın. Ama ben şunu yapacağım. Sayıştay'ın bağımsız çalışmasını sağlayacağım. Devlet Denetleme Kurulu'nun mutlaka görevini yapmasını sağlayacağım. Hakimlerin, savcıların kim yetim hakkı yemişse öyle bir ortam sağlayacağım ki gidip onun yakasından yapışacaklar. Hakim savcı yapışacak. Cumhurbaşkanı değil. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyurun beyefendi. Buyurun. Öncelikle merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz tekrardan. Kerem Akar ben. Sorum şöyle. Zamanında Türkiye ve Yunanistan arasında bir savaş çıkarılmak istendi ve bu savaşta Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki Rusya, Yunanistan'ın ise Ukrayna durumuna düşürülüp dünya tarafından Türkiye'ye ambargo uygulatmak istendiğini söylemiştiniz. İktidara gelmeniz halinde bu durumla ilgili atacağınız adımlar nelerdir? Teşekkür ederim. Yunanistan'la ilgili böyle bir tasavvur var. Özellikle de Mitsotakis kendini Zelenski gibi görüyor. Diyor ki evet, bu savaşta belki biz bir miktar zarar görebiliriz ama bütün dünya Türkiye'yi dışlar, Türkiye'ye ambargo koyar. Türkiye 100 sene önceki Mustafa Kemal Atatürk artık bir daha gelir mi? Onun gibi birisi bilmiyoruz. Çünkü öyle kolay kolay çıkacak bir lider değil Mustafa Kemal Atatürk. Bu defa Türkiye'yi acaba böyle şah damarından yakalar mıyız gibi bir hesap var. Bir, biz bu oyuna gelmeyeceğiz. İki, bundan öncesinde biz düşman azaltıp dost çoğaltacağımız için, gerçi uluslararası ilişkilerde dostluk kavramı çok görecelidir. Bunun da farkındayız. Çıkar işbirliği vardır. Yunanistan'ın böyle bir provokasyona girmesine müsaade etmeyeceğiz. Ancak biz kademeli bir şekilde bütün adalarımızı, bütün Türkiye'nin olduğu halde Yunanistan tarafından işgal edilmiş bütün kayalıkların hepsini tek tek Yunanistan'dan geri alacağız. Onu söyleyeyim. Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Buyurunuz. Recep Şan, Şişli Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı öğrencisiyim. Öncelikle polis teşkilatına buradan selam göndermek istiyorum. Polis haftamız kutlu olsun. Polis intiharları en yüksek intihar oranına sahip mesleklerin en başında yer alıyor. Buna önlem olarak Türk Polis Teşkilatı için bir sendika kurulacak mı? Siz hükümete geldiğiniz zaman. Üzerinden darbeler geçmiş olan amire ve memura ayrı cezayı gören polis mevzuatı hakkında bir düzenleme yapılacak mı? Ayrıca ederim. Biraz çarpıntım var. Sorunca bundan sonra çıkabilir miyim? Müsaadeniz elbette var mıydı? Hemen sağlık ekibimize de söyleyelim. Teşekkürler. Sana suni tenefis yaptılar. Onu bu arada Oğuzhan abi, senin bana bir sözün vardı. Ama MR'dayken benim de herkese bir sözüm var. Ne pis adammışım. Ne verdim sana sözü? MR'dayken söz vermiştin bana bir kahve ısmarlayacağım. MR'dayken mi? Ne alaka? Nasıl? Starbucks'ta otururken bana bir söz vermiştin sana kahve ısmarlayacağım diye. Starbucks'ta otururken değil mi? Başka ne söz verilir? Tamam, arkadaşa o zaman serumun yanına bir de kahve verin lütfen. Teşekkür ediyorum. Dikkat et bu arada. Gerçekten şeyse hakikaten ilgilensinler hemen. Öncelikle çok geçmiş olsun. Söyleyeceğim bu cevaplar karşısında lütfen heyecanlanma. Birincisi, bizim Ata İttifakı'nın içerisinde arkadaşlar bir 4 tane siyasi parti var. Bir de bizi destekleyen birkaç tane siyasi parti var. Bunlardan birisi mesela Vatan ve Hürriyet Partisi'dir. Polis arkadaşlarımızın yoğunlukta olduğu bir siyasi partidir. Ve inanılmaz bana bu konuda geri bildirimler yapıyorlar ve çok iyi projeler hazırladık. O arkadaşlarımızın da çok desteği var. Geçenlerde Emniyet Teşkilatı Sendikası'nı ziyaret ettim. Polis haftasında arkadaşlar Çevik Kuvvet'i ziyaret etmek istedim. İzin alamadım. Ya nasıl bir kafadır? Ya vallahi yani siyaset yapmaya gitmiyorum. Polis haftası. Başka bir gün gidip orada propaganda da yapmayacağım. Polis haftasında ne yapılır? Polis ziyaret edilir. Müsaade etmediler. Kendi istedikleri gibi yapıyorlar ama bizim gitmemizi, ziyaretimize müsaade etmediler. Olsun, canları sağ olsun. Sendika hakkı polisin en büyük haklarından birisidir. Polisin sendikal hakkını sağlayacağız. Bir. İki, intiharlar polisler arasında inanılmaz yüksek arkadaşlar. Poliste mesai kavramı yok. Poliste amirin, işte ne bileyim yöneticinin keyfi tutumu çok fazla var. Ciddi bir yıpranma şeyi olan bir meslek. Yani yıpranma payı çok yüksek olan bir meslek. O yüzden polislerimize dönük, ben polislerimizin o anlamda haklarının yeterince... İyi misiniz? O zaman... Bence... Evet. Arkadaşlara anlatırım, siz gidin. Yardımcı olun. Bana da bildirin çocuklar. Abi bir koluna girin bence. Akşam
Diğer taraftan arkadaşlar polislerimizin işte ikinci şark meselesi var. Yani var oğlu var, o kadar çok sorunları var ki biz polislerimizi maalesef ki basının gösterdiği pencereden bakıyoruz. O nedir? İşte yürüyüşe müdahale etti, şuraya müdahale etti. Ya polis de bir insan. Onun da ailesi var, onun da çocukları var, onun da tatile ihtiyacı var. O açıdan inşallah polislerimize dönük ciddi tedbirlerimiz var ve alacağız. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşımızla da ilgileniyorlar. Biraz sonra bize de hemen haber versinler nasıl olduğuyla ilgili. Buyurunuz beyefendi. Merhaba öncelikle. Ben öncelikle Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Benim çok hızlı iki sorum olacaktı. Hemen birincisini sorayım. Yıllar içerisinde yöneticilerin liyakatsizlikleri yüzünden birçok hata yapıldı. Örneğin pancar Iğdır'da üretildiği halde fabrikaları farklı şehirlerde kuruluyor. Bu tarz liyakatsizliklerin önüne geçmek için nasıl projeleriniz var? Birinci sorum bu. Teşekkür ederim. O benim de çok sık kullandığım örnek. Yani Iğdır pancar üretiminin artık o da kalmadı liyakatsizlik yüzünden de. Iğdır'da pancar üretip Ağrı'da onu işlemek ya yani hiçbir mantığa, hiçbir şeye. Ancak eskiden Sovyetler Birliği'nde öyle. İşte bir cumhuriyette bir şey üretilirdi, öbür tarafta o işlenirdi falan. Bir defa bizim sanayileşme politikamızı, kısaca değineyim, burada şey yapmayacağım size, yanlış anlamayın. Bizim sanayileşme politikamızın temelinde belli bölgelerde arkadaşlar, diyelim ki Iğdır'da şey mi var, yani daha çok tarımsal ürün mü var? Oraya getirip otomobil fabrikası kurmanın bir anlamı yok. Oraya oradaki ürünlere doğru orantılı bir şey kurmak lazım. İstanbul'da, soru gelmedi ama söyleyeyim, biz İstanbul'u peyderpey nüfusunu azaltacağız. Zaten 19-20 milyonluk nüfus var. 4 milyon sığınmacı çıkardığımızda 15-16 milyona inecek. Bu arada Ümit Bey'in de bu konuda çok ciddi çalışmaları var söyleyeyim. Kendisi çok kıymetli bir akademisyendir. Arkadaşlarımız onu hep farklı yönleriyle gündeme getirdiler ama yani binlerce öğrenci yetiştiren, uluslararası alanda akademik çalışmaları olan değerli de bir bilim adamdır aynı zamanda. Onun da bu konuda çok ciddi çalışmaları var ve biz sürekli bu konuları ne yapabiliriz, memleketi bir adım ileriye nasıl götürebiliriz diye kafa kafaya verirken işte İstanbul 3.0 projesini biz ortaya çıkardık. Ne yapacağız? İstanbul'daki sanayiyi peyderpey, hemen mümkün değil, Anadolu şehirlerine taşıyacağız. İstanbul'u daha çok sağlık turizmi merkezi yapacağız. İşte çip üretim merkezi yapacağız. İstanbul'u yüksek teknoloji merkezi haline getireceğiz. Anadolu'ya sanayiyi götürdüğümüzde insanları da götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz? Örneğin bir sanayi bölgesi yaptığımızda yanına da bir sanayi şehirciyi, büyük şehir değil, orada çalışacak kadar konut yapacağız. Ve o konutu ücretsiz, orada çalışan insanların eşlerinin yani kadınların üzerine tapuyu geçireceğiz ki orada kalınsın, başka bir şehire göç edilmesin. Ağır sanayi hamlesini zamanında işte Demirel rahmet tanıyorum. Demirel yapmıştı, Erbakan yapmıştı. Biz daha çok yüksek teknoloji alanlarına öncelikle yöneleceğiz. Çünkü bizim katma değer üreten şeylere ihtiyacımız var. İHA, SİHA evet çok iyi ama biz mesela İHA, SİHA'nın daha hipersonik hıza nasıl ulaştırabiliriz'e bakacağız. Çünkü mesela Rusya ciddi karşı teknoloji geliştirdi. Hız yüksek olmadığı için bazı iddialara göre birçok İHA'mız, SİHA'mız Ukrayna-Rusya savaşında düşürüldü gibi. Bizim mesela bir projemiz var arkadaşlar, kısaca söyleyeyim. Biz savunma alanındaki Türkiye'nin kapasitesini, teknik kapasitesini sivil alana da kullanmak istiyoruz. Buradaki tecrübeyi, bu bazılarınca eleştirildi ama söyleyeyim. Mesela Sovyetler Birliği uzaya giden bir ülkeydi. Ben Sovyetler Birliği'ni gözümle gördüm. Daha hayattayken gördüm. Sovyetler Birliği'nde her türlü yüksek teknoloji silahları üretilirken buradan da tok ve soğan tartışmasına atıfta bulunmak istiyorum. Ama Sovyetler Birliği'nde insanlar açtı. Gerçek anlamda. Şey çok kalitesizdi. Yani tuvalet kağıdı inanılmaz kalitesizdi. O dönemden gidenler bilir. Ne bileyim, ekmek çok sertti. Yani bir ekmekle bir insanı öldürebilirdiniz. O kadar sertti. Onun için askeri kapasitenin sivil hayata uygulanması önemli. Biz bununla ilgili bir fon oluşturmayı düşünüyoruz. OYAK vesaire benzeri tarzda bir fon ve ekonomi ve teknolojiyi sadece askeri teknolojiyi geliştirerek yapamazsınız. Sivil teknolojiyi de geliştireceğiz. Ben Türk gençlerini çok şey buluyorum. Yani çok gerçekten Atatürk boşuna dememiş ya. Türk milleti zekidir, çeviktir, çalışkandır. Boşuna dememiş. Biz bunların hepsini yapabiliriz arkadaşlar. Devlet rayından çıkmış. Yeniden rayına oturtabiliriz. Yani Türkiye'yi şu köhne tartışmadan, köhne siyasetten kurtarabiliriz. Biz bunu yapabiliriz. Bununla ilgili kadrolarımız var. Bizim bununla ilgili her şeyden önemlisi vizyonumuz var. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ben ne Sayın Erdoğan'da ne diğerlerinde bu vizyonu görmüyorum. Yani vizyon olmadan bunların hiçbirisi olmaz.
Dünyayı tanımadan, teknolojiyi kullanamayan cumhurbaşkanı adayları olmaz. Önce kendin kullanacaksın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Günümüzde birçok alanda böyle kısıtlamalar yaşıyoruz. Özellikle sosyal medyada ve sosyal mecralarda işte ekşi sözlükle, Twitter'da birçok insan VPN'le girmek zorunda kalıyor. Bu kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz ve ne yapmayı düşünüyorsunuz iktidarınızda? Yani bunlarla ilgili bizim zamanımızda böyle bir şey olmayacağı için bir şey düşünmeme de gerek yok yani. Çok teşekkür yani ederim. Hangi çağdayız ya? Teşekkür zaten ederim. Bir anlamı yok. VPN denen bir şey var. Giriyorsun, istediğin engeli aşabiliyorsun. Aynen öyle. Buyurunuz. Merhaba. İsmim Serhat Ulanmış. Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Öncelikle adaylığınızı kutluyorum. Teşekkür ederim. Çünkü demokrasi için çok önemli. Onun dışında size benim sorum 1868 tarihinde kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği olan STK'mız Kızılay ticari kar gülen bir kurum haline gelmiştir. Deprem döneminde çadır satıp daha sonra geleneksel medya kanallarımızdan bir tanesine bağlanarak halkın aklıyla alay edercesine açıklamalar yapmıştır. Daha sonra moderatör para iadesi yapın diyecek kadar tabiri caizse tarafsızlığını kaybetmiştir. Bu konu hakkında iktidar olduğunuzda nasıl bir yol izleyerek birincil önceliği halkı olan para olmayan eski gerçek Kızılay'ı bize göstereceksiniz? Arkadaşlar, Türkiye'de liyakatsizliğin örneğini görmek istiyorsanız Kızılay'a bakmanız yeterli. Kızılay gibi hiç kimsenin üzerinde tartışmadığı bir kurum bugün kan bulmakta zorlanıyor. Kızılay gibi zor durumda kalırsak ne olur diye asla aklımıza gelmeyen bir kurum zor durumda kaldığımızda çadır sattığına şahit olduk. Ama bunun kolayı var arkadaşlar. Bu liyakatsizlikten bıktıysanız size tek bir şey söyleyeceğim. Bir oy değiştirir. Deneyin. Bir oy değiştirir. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Bir de yani bir yönetici olsam kendi bakanlarım bana üçü birden pire dese gerçekten ben en azından o lafa istinaden istifa ederdim. Ama ya bir de istifa kültürü yok arkadaşlar. Bir dakika. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ya bir memlekette istifa etmek için daha ne olacak ya? Ya bakınız yani bu deprem binlerce insanın ölümü, günlerce insanlara ulaşılamadı, çadır sıkıntısı yaşandı. Siz sahadaydınız, ben sahadaydım. Gözümüzle gördük, kalbimizle şahit olduk. Yani istifa etmek için Kızılay Başkanı neyi bekliyor? Buradan sesleniyorum. Ya Türkiye'de istifa denen bir mekanizma olduğunu Kızılay Başkanı. Lütfen rica ediyoruz buradan. Ya istifa edin ya, yeter. Bu kurumu bu hale düşürmeye hakkınız yok sizin. Buyurun. Adım Ertuğrul Mugrişah Mican. Nasıl ki siz de eleştirilerinize normal olarak Cumhurbaşkanı adaylarının bulunduğu ittifaklardaki tüm parti liderlerini eleştirebiliyorsanız benim de sorum sizi aday gösterenlerle birliklerinize dair olacak. Çünkü ben ve emin olun benim gibi birçok Alperen Genç sizin milli, manevi ve ahlaki değerleri olan biri olduğunuzu biliyoruz. Fakat bu değerlere sahip olmayan kişilerle yol yürümeyecek biri olduğunuzu da düşünüyorduk. Böyle düşündüğüm birinin de ufacık mülteci kız çocuklarına hadsizce hiç tacize uğradın mı, tacize uğramaktan korkuyor musun sorusunu sorarak rencide edebilen, en değerlilerimiz olan kadınlara saygısızlıktan ve şiddetten yani on binlerce felaket derecesinde olaylar yaşadığımız şu günlerde hiçbir terbiyeye sığmayacak şekilde paylaştığı videoda bir hanım kardeşimizi yanına alıp açıkça Sayın Cumhurbaşkanımızı ederek evet arkadaşlar İstanbul milletvekili adayımız Tayyip'e Çakar diyen ve bunu gülerek bence bunda ciddi anlamda gülünecek bir şey yok. Komik bir şey de değil. Ben de şaşırmıştım görünce. Ve bunu söylerken gülerek seviyesiz bir tutum sergileyen Ümit Özdağ önderliğinde Cumhurbaşkanı adayı yapılmasını yakıştıramadım. Çünkü sizin gibi gerçek milliyetçiler bilir ki milliyetçi insan hep duruşuyla ve ahlakıyla örnek olmak zorundadır. Siz böyle biriyle beraber olmayı kendinize yakıştırıyor musunuz? Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar, biraz önce de ifade ettim. Sayın Özdağ'ın akademik çalışmalarıyla hiç ilgilenmedi. Sayın Özdağ'ın yetiştirdiği öğrencilerle hiç ilgilenmediniz. Sayın Özdağ'ın şimdiye kadar bu ülkeye yaptıklarıyla, verdikleriyle hiç ilgilenmediniz. Sadece tarzıyla ilgilendiniz. Biz farklı tarzda siyaset yapıyoruz. Sayın Özdağ o tarz siyaset yapıyor. Seversiniz, sevmezsiniz. Sayın Özdağ bir gün buraya gelir, davet ederseniz gelir memnuniyetle. Kendisine sorarsınız, o da kendisine ifade eder. Neden benim politikalarımı sormuyorsunuz? Ben elbette ki Ata İttifakı'nın her bir sayın bileşen partisinin başkanını burada ben konuşurum. Eleştiri edebilirim, savunurum da. Ben öyle bir siyaset anlayışında değilim. Körü körüne her şeyi. Bizim tarzımız farklı. Sayın Özdağ'ın tarzı farklı. Siyaset yapma tarzı farklı. Ama ben Sayın Özdağ'ın sizin bu dediklerinizi hak etmediğini düşünüyorum. Siz eleştirebilirsiniz ama eleştiri sınırını belli noktada tutmak lazım. Sayın Özdağ'ı da ben eleştiriyorum.
ediyorum. Yani ben öyle yapmazdım. Ama sizi de eleştiriyorum. Siz de lütfen onları Türkiye'deki bir siyasi parti genel başkanına, üniversitedeki bir hocaya bence daha eleştirirken de daha seviyeli eleştirmeliyiz. Hocam haklısınız ama şöyle de bir şey var. Mesela üniversitedeki hocalarımız bu tarz bir tutum sergilemiyor veya siz sergilemiyorsunuz. Siz gerçekten de saygıdeğer bir insansınız. Estağfurullah. Ama mesela akademisyen olan, Asam'da mükemmel çalışmalar yapan bir insanın gelip de böyle bir tutum sergilemesini ben kabullenemedim. O yüzden bu soruyu soruyorum. Yani akademisyen bir kişiliğin böyle konuşmaması gerekiyor. Arkadaşlar, bu sorduğunuz soruların yarın ben Cumhurbaşkanı olduğumda memleketi yönetim tarzımla, yöneteceğim politikalarımla alakası yok. Bu çok kıymetli zamanlar bunlar. Yani Babala TV milyonlarca insan izliyor ve milyonlarca insan Sinan Oğan oy verirken hangi politika Sinan Oğan'a oy verirsek yarın hangi politikalar izleyecek? Bunu merak ediyor. Yani lütfen beni sıkıştırın, beni zorlayın. Şu konuda politikanız ne? Bu konuda politikanız ne? Sabahtan beri ama aynı şeyler. Olası bir Cumhurbaşkanlığı durumunuzda sizin de Cumhurbaşkanı yardımcılarınız Ata İttifakı genel başkanlarından mı olacak yoksa farklı bir düşünceniz mi var? Hemen söyleyeyim. Şu an içimizde bir tanesi var. Ata İttifakı genel başkanlarından birisi değil. Sevda Harici Özbek. İkinciyi söyledim. Bir engelli arkadaşımızı atayacağız. Şimdi üçüncü ve dördüncü arkadaşlarımız da aşağı yukarı biliyoruz. Onlar da Ata İttifakı'nda genel başkan değil. Bizim Ata İttifakı'nın böyle bir derdi yok. Yani Millet İttifakı mesela oturdular, pazarlık yaptılar, paylaştılar. Bizim Ata İttifakı'nda kimsenin görev gibi bir önceliği yok. Hizmet gibi bir önceliği var. O yüzden o konuda sorun çıkmaz. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler, sağ olun. Buyurunuz beyefendi. Sevgili hocam merhabalar. Hazar Beletmen, bilgisayar mühendisiyim. Ben de Marmara mezunuyum siz gibi. Vallahi bütün Marmaralılar burada, ne güzel. Ben size başta çok istediğiniz gibi aslında birazcık gerçekten güzel bir soru sormak istiyorum şeye dair. Üretim endüstriye dair. Yani bütün sorular güzel ama hani projelerle ilgili olsa yani daha güzel olur. Magazinel olmayan bir soru diyeyim daha ziyadesiyle. Evet. Aslında göçmenler ve azınlıklara dair fikirlerinizi iyice öğrendik artık. Mancınık içeriyor bir kısmı. Ben de gerçi katılıyorum, destekliyorum bunları. Size şunu sormak istiyorum. Özellikle endüstri ve üretime dair olarak ben sektör içinden olan biri olarak her gün yurt dışına göçen onlarca mühendisimiz olduğunu biliyorum. Doğru. Bu insanlar kesinlikle aptal değil. Yüksek teknoloji katma değer üretiyorlar ve bu teknolojiyi artık ülkemiz dışındaki mecralarda üretmek için, daha iyi şartlarda yaşamak için gidiyorlar. Benim size sorum, bunları nasıl geri getirmeyi, bu göçleri nasıl durdurmayı planladınız? Bunun haricinde genç nüfusumuzun çok yüksek olması sebebiyle muazzam bir potansiyeli sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bu potansiyeli de özellikle yazılım sektöründe daha verimli kullanmak için ne gibi aksiyonlar almayı planlıyorsunuz ve yüksek teknoloji katma değer ihracatını artırmak için yeni startuplara destek eklemek için ne gibi teşvikler vaat ediyorsunuz? Bunu sormak istiyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Profesör Doktor Erdal Arıkan'ı duydunuz mu? Erdal Arıkan 5G'nin babasıdır. Bir Türktür. Yıllarca bu ülkede bu 5G'yi fikir olarak ortaya koyan, geliştiren bir kişidir. Ama maalesef ki onu biz sahiplenemedik. Onu bir Çinli firma geldi, fikirlerini aldı götürdü. Şimdi Çin bize satıyor. Bizim telekom altyapısı, bakın 90'lı yılların başında, 92'ydi sanırım, Türkiye telekom altyapısında sayısal verilerde Fransa'dan sonra Avrupa'da ikinci sıradaydı. Bugün kaçıncı sıradayız bilmiyoruz bile. Yani şehir içinde geçenlerde telefonla konuşamadım. Konuşamadım ya şehir içinde. Ya İstanbul'da konuşamadım. Benim ofisim meclisin hemen yanında, Ankara'da, Çankaya'da ya fiber yok. Biz o kadar çok geriye gittik ki telekomu işte Öyer gruba peşkeş çekildi telekom. İçi boşaltıldı, posası geri alındı. Yıllar içerisinde yeni altyapı yatırımları yapmadık. Bunların hepsi bu hükümetin son 20 senede teknoloji ve teknoloji yatırımlarına önem vermemesinden kaynaklanıyor. Yani Allah'tan Selçuk Bayraktar çıktı. Tamam, orada bazı detaylar var. Hani devlet de destek olduğu olmalı. Başka firmaların önü biraz kesildi. Olsun, şimdilik önemli değil. Rekabeti o alanı açacağız ama İHA SİHA konusunda çok mesafe kat ettik. Ben Türkiye'de doğru olan her şeyi destekledim. Yanlış olan her şeyin karşısında oldum. Hiçbir zaman bir politikacıyım evet ama hiçbir zaman politikacı kimliğimle hareket etmedim. Hep doğrunun yanında oldum. Yani sırf oradan bir çıkarım olacak diye doğru olan bir şeyi eleştirmedim hiçbir zaman. Bu hükümetin yaptığı bir iki tane iyi şeyin dışında teknolojinin hep önünü kesti. Nasıl getireceğiz onları geriye söyleyeyim. Para vererek getiremezsiniz. Maaşını artırarak getiremezsiniz. O giden insanların temel güdüsü para maaş değildi. Burada kıymet bilmesiydi. Kadiri kıymet bilinmesiydi. Değer verilmesiydi. Değer görülmesiydi. Bir de özgürce nefes alabilecekleri bir ülkede yaşamak istemeleriydi. Biz öncelikle özgürce nefes alınacak bir ülke yaratmak zorundayız. İnsanlarımızın yurt dışından geriye döndüklerinde burada rahat konuşabilecekleri, rahat fikirlerini hayata geçirebilecekleri ve elbette ki rahat maaş alabilecekleri ama ondan da önemlisi yandaşlığın olmaması
olmadığı, insanların fikriyle bir yerlere gelebileceği bir ülke yaratacağız. Teknoloji yatırımları bizim en önceliğimiz olacak. Çünkü katma değeri en yüksek yatırım teknolojidir. Biz evet milyonlarca ton portakal satabiliriz ama bir kamyon dolusu çip satarak kat be kat fazla para kazanabiliriz. Onun için arkadaşlar bunlar laf değil. Bizim bununla ilgili çok ciddi projelerimiz var. Türkiye'nin Tayvan diyorsunuz çipin ana üretim merkezlerinden birisi, teşekkür ederim. Ama Çin'in baskısı altında ve Tayvan yeni pazarlara gitmek istiyor. Ben şunun farkındayım. Birdenbire biz çip üretim merkezi haline gelemeyebiliriz. Ama başlangıç için biz Tayvan'ın üretiminin bir kısmını Türkiye'ye getirip, çünkü Çin de böyle yaptı. Güney Kore böyle yaptı. Bizle Güney Kore başlangıçta yola çıktığımızda 1970'lerde kişi başı milli gelirdi. Güney Kore'nin 2-3 katıydık. Şimdi Güney Kore bizim 3-4 katımıza geldi. 35 bin dolarlara geldi. Güney Kore kendi içinden ne çıkardı biliyor musunuz? Küresel markalar çıkardı. Biz o Çin ziyaretinde Huawei'ye bizi gezdirdiler ve orada anlattılar ki Huawei aslında Çin istihbaratının bir şirketi. Yani anlatmadılar da ben onu anladım. Çin devleti buna destek verdi ve Çin'in o anlamda bu tür küresel şirketlere destek vererek birçok alanda çok avantajlı konuma geçtiğini gördük. Yandex Rus devletinin desteklediği bir şirkettir. Biz de bu tür şirketlerimizi bulmalıyız, desteklemeliyiz. Asla niye şu şirketi destekliyoruz, niye bu şirketi destekliyoruz gibi böyle bir yandaş zihniyetimiz de olmalı. Türkiye küresel markalar çıkarmak zorundadır. Hem önünü açacağız, hem rekabet açacağız, hem de stratejik noktalarda bazı şirketlerimizi küresel piyasalarda arkasında olacağız. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hocam öncelikle şeyi merak ediyorum. Mesela bu insanları geri getirmek için daha iyi şartlar sağlayacağınızı söylediniz. Mesela varsayalım ki Cumhurbaşkanı oldunuz. Bu pozisyonda mesela ilk dönemde bu insanları geri getirmek için Hollanda'dan daha iyi şartlar sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? İkinci olarak da çok hızlı şey söylemek istiyorum. Huawei'den bahsettiniz. Ya Hollanda'ya 800 tane sadece bir şirkete 800 tane Tayi'den, Aselsan'dan mühendis gitti biliyor musunuz? 800 mühendis. Evet biliyorum hocam. Peki siz daha iyi şartlar sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Bir ya şöyle bakınız. Bizim insanımıza memleketi, yani bizim şartlarımızdan birisi de memlekettir. Onu Hollanda sağlayamaz. Biz burada Hollanda'daki imkanın 3'te 2'sini sağlayalım. Bir de memlekete davet edelim. Orada 3'te 3'ünü değil 3'te 2'sini alıp buraya gelir o insanlarımız. Vatansever insanlarımız onlar. Bahar Hanım buyurun, bir sorunuz vardı. Şu anda mesela Devlet Bahçeli karşınızda olsa ne söylemek istersiniz? Türk bayrağındaki Türk ismini çıkarmayı teklif eden Hüdapar'la Türk milliyetçileri nasıl yan yana gelebilir? Teşekkürler. Şunu eklemek istiyorum. Cumhur İttifakı'nın seçilememesi durumunda siz MHP'nin başına geçme gibi bir hedefiniz var mı? Benim Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geçme bir hedefim var. O yüzden karşınızdayım. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aa, istediğiniz polemiği çıkartamadınız ama şu an biraz. İsterseniz Bahar Hanımefendi diyeyim. Ümit Bey'e özeldi. Sırayla hepimizi tokatlamıştı ama. Ya peki sadece demek istediğiniz o mu? Yıllarca MHP'deydiniz. Sadece Hüdapar'ı mı söylemek istiyorsunuz? Başka hiç söyleyeceğiniz bir ama şey yok siz mu? Ama siz ne demek isterdiniz? Yani bir şey sordunuz. Ben de bir şey dedim. Yani İkincisi diyeceğim çok şey zaman, var. İkine... İkincisi örneğin Sayın Erdoğan yıllarca Sayın Erdoğan'la ilgili bir sürü şey dedi. Ne oldu da? Şimdi o gitti. Şimdi Sayın Erdoğan'ı destekliyorsunuz. Üçüncüsü parti içi demokrasiyi niye geliştirmiyorsunuz? Ya benim günahım neydi? Ben sadece ve sadece Milliyetçi Hareket Partisi'ni daha iyi yönetme arzusu ortaya koydum. Başka bir şey demedim. Sayın Bahçeli benim nikah şahidimdir. Eşim Gökşen burada. Bizim nikahımızı Sayın Bahçeli kıymıştır. Nikah şahidimizdir. Kıymamıştır, şahitlik etmiştir. Sayın Bahçeli bizim aile dostumuzdur. Ben hiçbir zaman Sayın Bahçeli'ye bir aile büyüğümüz olarak hiç saygıda kusur etmedim. Ama bu partiyi daha ileriye götürmek için benim bir teşebbüste bulunmayacağım anlamına gelmez. Ben demokrasiye inanan bir insanım ve demokratik bir hakkımı kullandım. Başka hiçbir şey yapmadım. MHP'den vazgeçmiş değilsiniz o zaman. Şimdi şöyle, ben ülkeyi yönetmeye talibim. Olmazsa misal. Olacak olacak, göreceksiniz. Ankara'da cinsel saldırıdan sonra 20. kattan atılan Şule Çetin cinayetini biliyor musunuz? Bir yerde gördünüz mü haberde, sosyal medyada? Peki Şule Çetin cinayetinin faillerini savunan avukatın Zafer Partisi Çorum 1. sıra milletvekili adayı olduğunu biliyor musunuz? Duydum. Buna neden bir tepki vermediniz? Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Zafer Partisi'ne de sözü geçmesi lazım yani. Şimdi bir,
Zafer Partisi'nin milletvekili listelerini düzenleme, müdahale etme gibi bir hakkı kendimde görmüyor. Prensipten bahsediyorum. Konuya geleceğim. Sadece Ata İttifakı'ndaki Zafer Partisi'nin değil, diğer partilerin de. Ya ben Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyım. Ben Zafer Partisi'nin ne genel başkanıyım, ne yöneticisiyim, ne üyesiyim. İki, biraz önce sordum avukat var mı içimizde dedim. Birkaç arkadaşımız var dedi. Evet, avukatlar var. Arkadaşlar, siz dava alıyor musunuz? Dava alırken neye dikkat ediyorsunuz? Vatandaşların savunma hakkını yerine getirmesine dikkat ediyorsunuz değil mi? Siz aldığınız vatandaşın suçuna ortak oluyor musunuz? Davasını aldığınız vatandaşın suçuna ortak oluyor musunuz? Olmuyorsunuz. O sebeple de oradaki odada olduğu iddia edilen birisinin avukatlığını üstlenmiş birisi onun suçuna ortak olmaz. Şule Çet cinayetinin gaddarca bir cinayet olduğunu ve hesabının kim varsa sorulması gerektiğinin yanındayım. Ama avukatları davayla özdeşleştirmeyi de doğru bulmuyorum. Avukatlık mesleğinin o zaman hangi davaları alıp hangi davaları almayacağıyla ilgili bir liste ortaya konması lazım. O sebeple de davalarla avukatları özdeşleştirmeyip, yani hiçbir kimse onun davasını almazsa devlet bir avukat görevlendirecek mi? Görevlendirecek. O görevlendirilen baro bir avukat görevlendirecek. O görevlendirilen avukat o suça ortak mı olmuş olacak? Bakış açısını ben bu şekilde koymak gerektiği kanaatindeyim. Teşekkür ederim. Lütfen eklemeni yap. İnşallah Cumhurbaşkanı olursunuz ve inşallah ilk hamleniz Zafer Partisi'ni temizlemek olur. Teşekkürler. Mikrofonu bir verelim mi lütfen Sevda Hanım'a? Dur, bir mikrofon gelsin. Burada bir memnuniyetsizlik oldu çünkü. Buyurun. Ya bir iç çektim. Buradaki her görüşe saygım sonsuz. Düşüncelerinize katılmasam da onu ifade edebilme özgürlüğünüz için canımı veririm. Ama savunduğum düşüncelerin de arkasından koşarım, emek veririm ve verdim. Benim gibi emek veren yüzlerce, binlerce insan var ve bu partiye inanan insanlar var. Ve bu partinin dahil olduğu, ittifakın çıkardığı Cumhurbaşkanı adayı karşımızda. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani sizin burada yaptığınız haksızlık ya da mutlu oluyorsanız olabilirsiniz, küçümseme. Sayın Sinan Oğan'a da haksızlık. Bize de haksızlık. Bizim emeğimize de haksızlık. Biz Zafer Partisi kuruluncaya kadar kimse Türkiye'nin sessizce işgal edildiğinden bahsetmedi arkadaşlar. Ve bugün Zafer Partisi olmasaydı biz bu sığınmacılara nasıl Türkçe öğretirdik? Nasıl eğitim verirdik? Nasıl daha fazla vatandaşlık verirdik? Nasıl askere yollardık? Belki bunları konuşuyor olacaktık. Sayın Cumhurbaşkanı bile Zafer Partisi'nden sonra biz 1 milyon sığınmacıyı göndereceğiz. Biz Esad'la görüşeceğiz demeye başladı. Yani hükümet politikasını değiştirdiğini ifade etti. Samimiyetine inanırsınız inanmazsınız. Keza öyle muhalefet. Hepsi biz de göndereceğiz demeye başladılar. Biz eleştiriyoruz. Gönüllü göndereceğiz diyorlar. Gönüllü olan zaten gider. Burada Zafer Partisi'nin Türkiye'nin işgal noktasında oluşturduğu farkındalığı kimse inkar edemez. Biz Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Orada sanayide Türk yok. İnsanlar iş bulamıyorlar. Diyorlar ki lütfen uzatırsam müdahale edin. Çok da uzatmak istemiyorum. Türkler iş beğenmiyor. Hayır arkadaşım, Türkler geçinemiyorlar. Adamlar sigortası çalıştırılıyorlar. Daha ucuza geliyor. Hastane bedava. Sosyal yardım alıyorlar. Vergi ödemiyorlar ülkede. Geçinebiliyorlar aldıkları maaşla. Sokak röportajında diyor ki ben vatandaş olmak istemiyorum. Ben hastaneye para öderim o zaman. İlaca para öderim. Vatandaş olursam geçinemem diyor sığınmacı. Ve bugün sizin yerinize onlar çalışıyorlar. İşçi olmak isteseniz yerin olamayacaksınız. Okuyanlarınız zaten diplomalı işsiz. İstihdam yok. Çocuk sayılarını söyledik. Türklerde 1.3. Onlarda 5.7. Nüfus dengesi bozuluyor. Demografik yapı bozuluyor. Bunların denetimsiz, bakın vize alır gelirsin, turistik amaçlı gelirsin. Denetimsiz gelmelerine neden itiraz etmiyorsunuz? Katil mi, sapık mı? Kocaeli'de Ayşegül. Ayşegül'ün suçu neydi arkadaşlar? Dershaneden çıkmış evine gidiyordu. Haberiniz var mı? Var diye biliyorum. Ayşegül bir Afgan'ın cinsel saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bugün aramızda olacaktı, sınırlarımız korunuyor olsaydı. Bizi Hatay'a almadılar. Türk vatandaşıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mensubu var orada. Milletin vekili var. Kendi ülkesinde, kendi şehrine giremedi. Ama milyonlarca sığınmacı girdi. Bugün Türkiye'de bir farkındalık oluştuysa bu konuda, sizin hakkınız yenmesin diye mücadele eden Ümit Özdağ ve onun yanında gece gündüz mücadele eden bizler ve inanan sizler sayesinde. Yani Zafer Partisi'ni temizlersiniz çok ağır bir ifade. Çok halsiz, çok saygısız, emeğe saygısız. Başla, özür dilerim. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Arkadaşımıza buradan bir iki dakikalık cümle kuruldu. Bir şey söylemek istiyorsan söyle, hakkını yemeyelim. Öyle hani lafı yedi oturttu olmasın. Bir şey diyecek misiniz? Kurban olurum. Tamam.
Buyurun. Sayın Oğan, öncelikle merhaba. Merhaba. Ben Serhat Yüksel, Marmara Üniversitesi'nde lisans öğrencisiyim. Sorumu sormadan önce bir şeye değinmek istiyorum. Burada bir arkadaşım vardı benim. 15 depremzede öğrencisine ders verdiğinden bahsetti. Beni şu an görebildiğini düşünüyorum ben eğer buradaysan. Ben şu an yaklaşık 250-300 gönüllü öğretmenle birlikte 1000'e yakın öğrenciye özel ders, kitap yardımı vesaire yardımlarında bulunuyorum. Aynı şekilde 50-60'a yakın psikoloji öğrencisi veya psikoloji bölümünden mezun veya türevi bir bölümden mezun insanla birlikte psikolojik destek veriyoruz biz bu insanlara. Eğer bana ulaşırsan arkadaşlarım numarasını alır, senin de numaranı alır, sizi birbirinize kavuştururuz. Bir şey daha belirtmek istiyorum. 15 kişiye ders verdiğinden bahsettin. Eğer 15 kişiye toplu ders vermiyorsan çok fazla kişiye ulaşmışsın zaten. Eğer arkadaşların varsa özel ders vermek isteyen. Burada mı arkadaşımız? Bana ulaştır, ben hepsine şey vereceğim. Zaten izler beni. Onun dışında Sayın Oğan, ben size şu soruyu sormak istiyorum. Buradaki alkışlara bakarsak arkadaşlarımın birçoğu cevaplarınızı beğeniyor. Peki biz samimiyetinize nasıl güvenebiliriz? Onun dışında Türkiye'nin dış politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkenin Orta Doğu ve Avrupa'daki diğer ülkelerle ilişkileri hakkında nasıl bir politika izlenmelidir? Türkiye iktidarına siz gelirseniz uluslararası platformda Türkiye'nin nasıl bir yeri olmalıdır? Teşekkür ederim. Bu aklımızda bulunsun efendim. Dış politikayla ilgili bir soru geldi. Birkaç soru daha alalım isterseniz. Finalde zaten bir vaat konuşması illaki gelecektir. Bunun için içerisine de bunu eklemek isterim ben de. Kimdeydi burada mikrofon? Buyurun beyefendi. Arkadaşlar hoşça kalın. İyi yolculuklar. Kusura bakma abi. Estağfurullah, saat kaç oldu anlıyorum. Ben ekonomiden bahsetmek istiyorum. Çok az konuşuldu bence bu akşam. Dolar 20 liralara dayandı. Avro 21 liralara dayandı. Şunu da bahsedeyim. Kıymanın fiyatı 300 lira oldu. Yani biliyorsunuz gıda fiyatları da arttı. Sizlerin tarım ve hayvancılık politikalarınız nelerdir acaba bunları düşürtmek için? Türk ekonomisini acaba nasıl tekrardan yükselişe geçireceksiniz? Ben bunu merak ediyorum. Ve bir de serbest piyasa mı yoksa devletçilik politikasını mı ilerleteceksiniz? Bunu soracaktım. Bu da vaatlerin içine dahil edilebilecek bir soru. Bunu da devamında alalım. Aklımızda bizim zaten. Ekonomi var, dış politika var. Evet, kimde mikrofon? Sedat Peker, Alaaddin Çakıcı gibi isimlerin devlete yakınlığı hakkında yorumunuzu merak ediyorum. Bir siyasetçi olarak bizlerin bilmediği neler biliyorsunuz? Bizimle paylaşabilir misiniz? Buna isterseniz hızlıca bir cevap verebilirsiniz efendim. Şimdi ben neler biliyorum? Senin bildiğinden fazlasını bilmiyorum. Çünkü çok ilgi alanımda değil. İkincisi, Sedat Peker'in ortaya koyduğu iddialar var. Normal bir ülkede savcılar harekete geçerdi. Bu iddialarla ilgili soruşturma yapardı. Onu yapmadı da biliyorum. Üçüncüsü, birkaç hükümet devirirdi. Bizden bir tane genel müdür bile istifa etmedi. Onu da biliyorum. Genel itibariyle şunu anlıyorum ki hükümet geçmiş dönemde bu yapılarla çok yakın ilişkiler içerisinde olmuş. Ve o bilgiler de o beraber yapılan işlerden kaynaklanan bilgiler. Biz ise devletin içindeki veya dışındaki her türlü, ister cemaat yapılanması, ister tarikat yapılanması, ister farklı yapılanmanın karşısında olacağız. Devleti rayına oturtacağız. Devlet bir takım insanların babasının çiftliği gibi olmayacak. Devleti yeniden devlet yapacağız. Devleti yeniden ciddi bir devlet haline getireceğiz. Teşekkür ediyorum. Devam edelim. Buyurun beyefendi. Beklediğiniz oy potansiyelini alamazsanız bu seçimde ikinci bir seçime girecek misiniz? Veya başka milliyetçi bir aday çıkarsa onu mu destekleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Hızlıca cevap vereyim. Birincisi, ben Türkiye'de ben de kazansam, başka biri de kazansa, Türk ekonomisinin, biraz önce ekonomiyle ilgili soru soran arkadaş da vardı. Türkiye ekonomisinin mevcut yapısına bakarak önümüzde çok uzun ömürlü bir hükümet görmüyorum. Mutlaka çok ciddi ve neticesi olacak acı reçeteler uygulamak zorunda. Türk ekonomisi hem siyaseti hem de Türkiye'nin geleceğini yeniden planlayacak gibi duruyor. Önümüzdeki 2-3 sene içerisinde yeni bir seçim daha görüyorum. Yeni bir seçimde mevcut bugünkü siyasetçilerin önemli bir kısmının artık olmayacağı kanaatindeyim. Daha önce Demireller, Ecevitler, Özallar, Erbakanlar, rahmetli, hepsini rahmet tanıyorum. Başbalparslan Türkeşler vardı. Sinema şeridi gibi hepsi geçti. Yerine kim geldi? İşte Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan, Sayın Akşener vesaire vesaire vesaire. Bunların da yaş ortalaması 70 ve üzeri. Ortalama 74-75. 2-3 sene içerisinde bunların da ben gideceği kanaatindeyim. Siyaseten. Allah hepsine uzun ömür versin. Türkiye'de önümüzdeki birkaç sene içerisinde nesil değişimi olacak. Bakınız. Kısaca buna bir değinmek istiyorum. Ben Türkiye'de bir gönüllü hareketi başlattım arkadaşlar. Sinan Oğan gönüllüleri diye. Onlara şunu hep vaat ettim. Dedim ki ya hep siyasetten, siyasetçilerden şikayet ediyorsunuz. Diyorsun hep aynı yüzler, aynı tipler. Zaten liderler oturdu mu bir daha kalkmıyor. Gelin Kutlu Turan ve Büyük Türkiye yolunda beraber yürüyelim. Ve çok sayıda arkadaşımız müracaat etti. Siz de müracaat edebilirsiniz. Bizi izleyenler de sinanogan.com'a girip gönüllü hareketimize katılabilir. Biz onların içerisinden yeni insanları bulup siyasete katmak istiyoruz. Ekonomide kötü para iyi parayı kovar. Siyasette kötü siyasetçi iyi siyasetçiyi kovuyor. Buna müsaade etmemeliyiz. Şikayet ediyorsak elimizi taşın
taşın altına koymalıyız. Biz de bu işte varız demeliyiz. Onun için emin olunuz bu seçimlerde biz netice alacağız. Olur da alamazsak gelecek siyaseti belirleyen bir noktada olacağımıza inanıyorum. Ve ben inanıyorum ki gelecek Türkiye'sini biz şekillendireceğiz. Teşekkürler. Sağ olunuz. Hop. Neredesin? Ha, buyur. AK Parti özellikle 15 Temmuz'dan sonra berber, fırıncı ya da bakkal olan sivillerin zaman zaman kamplara alınıp eğitildiklerini, silah kullanmayı öğrettiklerini biliyoruz demiştiniz. Hala söyleminizin arkasında mısınız? Arkasındaysanız kanıtlayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Arkadaşlar bununla ilgili daha önce bunu söylediğimde bir takım görseller de paylaşmıştım. Bununla ilgili bazı çevrelerin bazı ifadeleri de vardı. Dolayısıyla bunu şu an elimde şu fotoğraf var, hadi göstereyim. Kanıt istiyorsunuz ya. O paylaşımı yaparken kanıtlarını sunarak yapmıştım. Boş konuşmamıştım. Ben hayatta hiçbir zaman bir şey yoksa ortadan kendimden bir şey uydurmam. Yanlış anlamayın lütfen. O dönemde bazı çevrelerin fotoğraflar paylaşmışlardı. Ne demişler adına? Höh mü demişlerdi? Bir şey demişlerdi. Onları paylaşmıştım. Bazı çevrelerin biz işte şurada şurada kampa giriyoruz sözleri vardı. Onları paylaşmıştım. Sadece o da değil. Biliyorsunuz soyadı Tanrıverdi olan neydi ismi? Adnan Tanrıverdi. Onun açıklamaları vardı. Onun o yapılanması vardı. Onun Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığı vardı. Bunların hepsi Türkiye'de kayıtlarda ve bunların hepsinin paramiliter yapılanma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Yetmedi. Bakınız Türkiye'nin Suriye'de başka yerlerde savaşan paramiliter yapıları da var biliyorsunuz. Yani oradaki Suriye Milli Ordusu olsun, Libya olsun. Bunlar evet orada ama bunların şöyle tehlikeli bir yanı da var. Yarın öbür gün buradaki bir takım yapılar onları kullanmak isteyebilir. Bakınız bilir diyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak her konumuzu kendimiz demokratik bir şekilde çözmeliyiz. Bu tür paramiliter yapılara, bu tür bir takım uzantılara ihtiyacımız yok. Bunlar her devirde hangi iktidar tarafından desteklenmişse dünyanın her yerinde en çok onların başına bela olmuştur. Ben Turuncu Devrimler kitabını yazan bir arkadaşınızım. Bunu yazarken dünyadaki bütün halk hareketlerini inceledim. Bütün paramiliter yapıları inceledim. Bütün gençlik hareketlerini inceledim. Ve Türkiye'deki 2005-2006 yılında yazdığım kitap Arap Baharı ile ilgili öngörülerimiz 2007 senesinde yazdıklarımız daha sonra çıktı. Arap Baharı çıktığında biz bu Amerika'nın bir oyunudur dediğimizde İslamcı kardeşlerimiz göbek atıyordu. Orta Doğu'ya demokrasi gelecek diye. Ne oldu? Geldi mi Orta Doğu'ya demokrasi? Gelmedi. Teşekkürler. Sağ olunuz. Kimdeydi mikrofon? En önde. Sade vatandaş. Buradayız. Canlarım teşekkür ediyorum. İnşallah bu alkışı hak eden bir soru sorarım. İnşallah bu arada. Sorumluluk yükledi. Öncelikle hayırlı olsun adaylığınız. Sağ olun. Ben Mehmet Koyuncu, Sade Vatandaş, Sokak Röportajları kanalının sahibiyim. Yayının başında söylediğiniz milliyetçilerin aday çıkarması idealinizi gerçekleştirme arzunuz Erdoğan'ın yeniden seçilmesine vesile olursa Türkiye'nin yarınlarını nasıl görüyorsunuz? İktidarın değişmediği senaryoda gençlerin kafasındaki distopiyi görebiliyor musunuz? Birincisi, daha önce dediklerimi tekrar etmeyeceğim. Demokrasi kurgusunu sadece Erdoğan'ın seçilmesi üzerinden kurgulayamazsınız. Türkiye'de size olan demokrasi bana da olmalı. Erdoğan'ın seçilme hakkı kadar Sinan Oğan'ın da seçilme hakkı kesinlikle, var. Kesinlikle, kesinlikle. Bu prensibi ortaya koyduktan sonra şunu söyleyeyim. Ben şunun oyunu bölmek için veya şuradan oy almak için çıkmadım. Kastım asla bu değil. Yok yok, sizin kastınızı demiyorum. Dolayısıyla da bana karşı zaten böyle bir suçlama hiçbir zaman yapılmadı. Ben Türk milliyetçilerinin oyunu almak için çıktım. Benim bu konudaki duruşum, tavrım da belli. Nerede durduğumu da hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. O sebeple şunun oyunu bölmek için çıkmış olsaydım bu suçlamaları belki yöneltebilirdiniz. Bu çünkü suçlama, affedersiniz. Estağfurullah. Yo. Asla suçlama değil. Şöyle. Çok büyük de saygı duyuyorum. Yok yok. Saygı çerçevesinde bu... suçluyorsunuz. Orada sorun yok. Bir sorumluluk yüklemek diyelim mi? Şöyle bakınız. Ben eğer Millet İttifakı'nın oyunu almak üzerine güdülenmiş şeyde olsaydım ve Millet İttifakı'nın oyunu alarak Erdoğan'ın kazanmasını sağlayacak bir anlayışta ve faaliyette olsaydım olurdu. Böyle olmadığım için bu suçlama olur. Yani ben MHP'den oy alıyorum. Şimdi onlar da diyor ki ya siz MHP'den oy alıp Kılıçdaroğlu'nu kazandırmak istiyorsunuz diyor. Ben MHP'den oy alıyor muyum? Siz buna inanıyor musunuz? Bence alıyorsunuz. Demek ki? Kastım bu değil. Eğer öyle anlaşıldıysa özür dilerim. Hayır. Ama asıl soru şu. Yani MHP'den oy alarak nasıl Erdoğan'ın seçilmesini sağlayacağım? Tamam, soruyu değiştireyim. Gençlerin kafasındaki distopyayı görüyor musunuz?
istiyorsunuz? Erdoğan tekrar seçilirse bu gençlerin yurt dışına kaçmak, hayata dair umutlarının sönmüş olması, bunlara şahitlik ediyorsunuzdur. Ne görüyorsunuz? Bir 5 sene daha Erdoğan görürsek. Siz Erdoğan seçilmesin diye ne yapıyorsunuz? Ben mi? Evet. Gençlere soralım mı? Bir saniye. Ben size soruyorum. Bana bir cümle söyleyin. Vallahi sokak sokak gezi. Röportaj yapıyorsunuz. Röportaj yapıyorum. Bunlar sokakları karıştıran bunlar efendim. Hayır. Ne yapıyorsunuz sorusunu şöyle algılamayın. Hiçbir şey yapıyorsunuz anlamında değil. Siz bir şey yapıyorsunuz. Mutlaka, doğru mu? Tabii. Ben de bir şey yapıyorum. Benim bir şey yaptığımı görmüyor musunuz? Görüyorum. Asıl soru bu değildi dediğim gibi. Ama yani asıl soru neydi? Bakınız ben Türk milliyetçilerini oyuna alıyorum. Tamam. Bu Türk milliyetçileri Cumhur İttifakı'nda da var, Millet İttifakı'nda da var. Hiçbirine oy vermeyen dışarıda da var. Dolayısıyla benim buradaki ortaya çıkışım Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin adayı olmak ve iddialı bir adayı olmak. Dolayısıyla da biz bu oyu aldığımızda bu oy Erdoğan'dan mı alınıyor, Kılıçdaroğlu'ndan mı alınıyor? Böyle bir şeye gidemezsiniz. Ben herkesten oy alıyorum. Ben herkeste niye oy alıyorum biliyor musunuz? O oy onların değildi çünkü. O oyu onlar kendilerinde zannediyorlardı. Türk milliyetçileri ilk başta dedim kimsenin çantasında keklik heybesinde bilmem şey değil. Türk milliyetçilerinin bu ülkeyi yönetme arzusunu ifade ediyor. O sebeple de bizim bu çıkışımız en çok da Erdoğan'ı rahatsız etti. Çünkü Erdoğan'ın talimatıyla televizyonlar bana yasaklandı. Niye beni televizyonlar göstermiyor? Kılıçdaroğlu talimat verdiği için mi? Halk TV'ye çıkabiliyor musunuz? İki defa çıktım. Son 3 sene içerisinde hafızam beni yanıltabilir. Belki 3 bile olabilir. Teşekkür ederiz. Ama yine de o şeyin cevabını alın. 5 sene daha Erdoğan yönetirse sizce peki Türkiye ne olur? Peki ne yapmamı istiyorsunuz? Soruyorum sadece sizin senaryonuz nedir? Ben de size nedir? İzah ediyorum. Diyorum ki ben şunu yapıyorum. Bakınız ben açık söylüyorum. Hiç bende kıvırma falan yok. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık bu ülkeye hiçbir şey veremeyeceğini, kendisini de ülkeyi de artık tüketmeye başladığını söylüyorum. Ve bir ortaya siyaset mücadelesi koyuyorum. Başka ne yapmam gerekiyor? Evde otursam daha mı çok hizmet ederim buna? Ben bir yanlış görüyorum ve o yanlışa bir aksiyon olarak müdahale ediyorum. Başka ne yapmamı istiyorsunuz? Siz de bir yanlış görüyorsunuz. O yanlışa sokak röportajları yaparak insanları uyandırarak müdahale ediyorsunuz değil mi? Ama siz bana şunu mu diyorsunuz? Ben bunu yapayım ama siz yapmayın. Gerçekten soruyu anlamadınız. Teşekkür ediyorum. Tamam olsun arkadaşlar olabilir. Vallahi anlamıyor olabilirim yani ben süper zeka falan değilim. O zaman lütfen anlamaya çalışayım siz de lütfen anlatmaya çalışın. Şöyle sen zaten bizim sektörden bir arkadaşımızsın. Biter bitmez program kulise doğru yürürken olur, sana böyle sevinirim. Kalabalık bir ekip anlatırlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Ben siz de hastaneye ziyaret edeceğim. İçinizde böyle çok iyi anlayan varsa bu konuyu bana bir izah etsin. Az evvel çocuğa neler yaptılar burada gördün. Sonra da seni dışarı atarız. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Ne oluyor lan orada? Tamam. Şşt, sakin. Ablaya önce teşekkür ederim mikrofonu verdiği için. Bayağı ısrar ettim çünkü. Ama abla dediğin için çok mutsuz bir ihtimalle. Olsun. Hiç önemli değil. 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan gazete haberlerinde sizin de Iğdır milletvekili olduğunuz o dönem HDP'nin Cumhurbaşkanı adayına karşı övgü kelimeleri kullanıp bu seçim Demirtaş'ın kişiliği ile HDP'yi Türkiye'leştirme. Bu Türkiye için bir kazanımdır dediniz. Dediniz mi daha doğrusu? Çünkü gazeteciler... Şimdi oldu. Şimdi oldu. Öyle bir söylem var mı ona göre devam edeyim ben? Yok deyin de otursun. Yok yok konuşsun. Yani siz sorun ben toplu cevap vereyim. Gazeteciler böyle bir haber yaptı ve ardından erişim engeli geldi. Daha sonra ulaşılamadı. 7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP seçimlerde %55'lik bir dilimle kazandı. Bu açıklamanızın seçimi HDP'nin kazanmasında etkisi var mıdır? Ki bu soruyu ben sormadım. Az önce çok acil işi çıkan bir abla vardı. O sordu. O öyle düşünüyormuş. Pişman mısınız? MHP'den ihracınızın sebebinde de bu var mıymış? Şimdi arkadaşlar MHP'den ihraç dosyam burada. İçinde tek bir madde yok dediğinizle ilgili. Niye Fransa'da 24 Nisan günü Fransa'da Ermeni soykırımı yoktur diye Fransa'daki bir üniversitede konferans vermişim. İhraç sebebim. İnanmıyorsunuz değil mi? Gerçek burada. Yayın sonrası isteyenle paylaşabilirim. Efendim niye şunu demişim? Bu basında yer aldı mı efendim? Hayır. İhraç sebepleri. O maddelerden birisi ben HDP 2015 seçimlerinde Osmanlı'nın başkenti, Türk dünyasının göz bebeği İstanbul'da HDP neden MHP'nin önünde diye açıklama yaptım. Bu bana çok ağır geldi. Türk Milliyetçilerinin Partisi HDP'den az oy almamalı diye açıklama yaptım. İkincisi bu. Üçüncüsü Avrupa'da bir ziyaretim oldu Avrupa'ya. Orada Avrupa'daki Türkleri oy vermeye çağırdım MHP'ye. Ona niye izinsiz gittiğim söylendi. Halbuki izinli gitmiştim. Dördüncü ihraç sebebim o kadar eften püften ki orada bir televizyon programında beni Sinan Oğan milletvekili olarak lanse etmişler. Hiç fark etmemişim. Altyazı öyle yazılmış. Neden?
neden Sinan Oğan MHP milletvekili dedirtmemişim? Benim dışımda birisi Sinan Oğan diye bir davetiye basmış. Altına MHP milletvekili yazmamış. Milletvekili yazmış. Ben buna niye müdahale etmemişim? Vallahi haberim yoktu. Yani oraya MHP milletvekili değil de sadece milletvekili yazdıklarından haberim yok. Gibi böyle eften müften sebepler. Ben ömrümde ne HDP güzellemesi yaptım. Ben HDP ile ilgili fikirlerimi çok net bir şekilde söyledim. Her yerde, her ortamda. Bir gün Sayın Bahçeli ile kuliste oturuyorduk. Meclisin kulisinde. Muharrem Sarıkaya her yerde de konuşabilirim, tartışabilirim bunu. Geldi, oturdu, bizi biraz dinledi ve işte böyle bir sohbete katıldı. Sonra gitti bir yazı yazdı. Sinan Oğan diyor ki işte Demirtaş işte Türkiye için kazanımdır falan. Aradım. Dedim ya arkadaş. Birincisi ben böyle bir şey demem. İkincisi Devlet Bahçeli'nin yanında diyecek bile olsam Devlet Bahçeli'nin yanında böyle bir şey denir mi sizce? Evet, yani bir mantık yürütün. Hiç demediğim bir şeyi yazdı. Mahkemeye verdim o dönem. Sonra çok kıymet verdiğim bir arkadaşımı aradı. O arkadaşım da bana şu ricada bulun. Dedi ki ya Muharrem Sarıkaya diyor ki ismini de veriyorum buradan. Ben 40 senedir gazeteciyim. Daha kimse beni dava etmedi. Ben tekzip yazacağım. Lütfen davasını geri çeksin. Ben de insaniyet namına yapmasaydım keşke geri çektim davamı. Sonra bir tekzip yazdı ama istediğim ölçüde bir tekzip yazmadı. Geçtiğimiz günlerde bu konu yeniden gündeme gelince tekzip yazdım. Avukatım Habertürk'e gönderdi. Habertürk de bu tekzibi yayınladı. Konu kapandı. Teşekkürler. Pardon, belediye seçimlerini diyorsunuz. HDP'nin kazandığı belediye seçimlerini diyorsunuz. O belediye seçimlerinin HDP'nin kazanmasının birçok faktörü var. Onlardan birisi o belediye başkan adayının yeterince çalışmaması. İkincisi ben o bölgede gidip çalışmak istediğimde belediye başkanına, belediye başkan adayımıza, belediye başkan adayımızın beni, o zamanlar bizim genel başkanla aramız yavaş yavaş açılıyordu, beni hiçbir çalışmasına dahil etmek istememesi. Buna rağmen FETÖ'nün de etkisiyle biz neredeyse çatışmaya giriyorduk. O günün şartlarında sizin için detay gelebilir ama elinde silah olan insanlar kimseyi sandıklara sokmazken belirli bölgelerde. Ben 20 arkadaşımla beraber ve silahlı olarak maalesef ki o sandıklara zorla girip vatandaşın oy vermesini sağlamış ve ölüm tehlikesini göze alarak bunu yapmış birisiyim. Daha sonra HDP'den HDP'lilerden defalarca ölüm tehdidi almış. Bunun için devlet korumasına girmiş bir adamım. Bunu yapacak birine benziyor muyum ben Allah aşkına ya? Teşekkür ederiz. Hanımefendi size soruyu bomba gibi bırakmış kaçmış galiba. Siz kendi sorunuzu sorun şimdi. LGBT hakları, alkoldeki ÖTV'ler, tarikatlar, Diyanet bütçesi gibi ana muhalefetin hakkında konuşurken doğru düzgün ve açık bir şey söyleyemediği konular hakkında ne gibi değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi her biri ayrı başlık. Eğer bir saatiniz varsa konuşmaya başlayayım. 5-6 tane başlık saydın. Arkadaşlar var da kime var? Dur yavaş. Kısaca bir özet geçebilirseniz. Tek tek söyleyeyim. LGBT hakları. LGBT'lilerle ilgili arkadaşlar bu bireysel insanların bireysel davranışlarına devletin müdahale olmaması gerektiği kanaatindeyim. Bir bireyin bunu toplumsallaştırmadığı sürece kendi yaşamı, kendi özgürlük alanı olmalıdır. Buna kimse karışmamalıdır. Alkoldeki ÖTV veya sigaralardaki fiyatlar? Alkol tüketimini ÖTV koyarak azaltamazsınız. Sigara tüketimini ÖTV koyarak azaltamazsınız. Ne yaparsınız biliyor musunuz? Kızılay'ın göbeğinde İçişleri Bakanlığı'nın 500 metre ilerisinde PKK'nın kazancına sebep olan kaçak sigaranın artmasını, satışının artmasına sebep olursunuz. Bu işten siz ÖTV koyarsınız sigaraya, PKK para kazanır. Onu söyleyeyim. Daha var mı? Tarikatlar ve Diyanet bütçesi var son olarak. Tarikatları söylemiştim. Onu zaten genel bir başlıkla konuşmuştuk. Buyurun. Ben Serenay Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisiyiz. Geçtiğimiz günlerde NATO toplantısında ikram servisi yapan ve toplayan kişinin Türk ordusunun generali olduğuna videolarda şahit olduk. Uluslararası alanda Türk askerinin konumunun bu derece kötü bir imaja sahip olması ve memleketimizde belli başlı siyasiler ile aynı ortamda bulunan Türk askerinin ayağa kalkması gibi olaylar mevcut. Orduyu siyasetten tamamen koparmayı nasıl başaracaksınız? Bu yöndeki planlarınız nelerdir? Bunu maalesef ki çok üzülerek ben de izledim. Ordu ve kışlaya siyaset girmeme, yıllardır asker ocağına kışlaya siyaset girmesin dediğimizin sebebi de buydu. Biz Cumhurbaşkanı olarak ben eğer orduya siyaset noktasında bir tazikte bulunmadıktan sonra ki bulunmayacağım, ordu Türk milliyetçileri için çok bambaşka bir yerdedir. Ordu siyasetçilerin el altında kullanacağı bir kurum değildir. Kesinlikle ve kesinlikle Türk ordusunu Türk ordusu her zaman güçlüdür ama yeniden o daha saygın bir noktaya getireceğiz. Siyasetçilerle kol kola giren bir ordu değil, işinde olan siyasete bulaşmayan, siyasetçinin de orduya bulaşmadığı bir sistemi kuracağız. Bu mümkündür. Onunla ilgili GATA'yı açacağız yeniden. Sahra hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu depremde de gördük, bir takım çatışmalarda da görüyoruz. Bununla ilgili askeri okulların açılması, ordumuzun yeniden bu siyasetin baskısından çıkarılması, uzun uzun anlatmayayım ama biz kesinlikle ben Cumhurbaşkanı olursam askere siyaset anlamında müdahale etmeyeceğim.
Teşekkürler. Kalkmayacak. Niye kalksın ki? Yani ben çok açığım bu konuda. Sor kardeşim. Sinan Bey merhaba. Merhaba. Ben İTÜ Petrol Doğalgaz'da okuyorum. 2. sınıfım. Hı hı. Biliyorsunuz doğalgaz rezervi bulunuyor Karadeniz'de. Siz bu çalışmalara devam edecek misiniz? Bir ikinci sorum da eğer Cumhurbaşkanı olursanız gençler için ilk icraatınız ne olacak? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Doğalgaz ne kadar bulunuyor çok emin değilim. Keşke bulunsa. Bundan çok mutlu olurum. Karadeniz'de doğalgaz olduğu bir gerçek. Ancak çok derinde olduğu da ayrı bir gerçek. Siz biliyorsunuz bunu. Ben uzun süre Azerbaycan'da yaşadım. Biliyorsunuz orada çok meşhur bir petrol akademisi var. Oraya gidip şu soruyu sormuştum. Ya arkadaş, Türkiye'nin bütün etrafında her tarafta petrol var. Bizde niye yok? Bana bir harita gösterdi. Sovyet haritası. Ve o Sovyet haritasında ne vardı biliyor musun? Bütün petrol damarlarının Türkiye sınırına kadar geldiği, Türkiye sınırını yani zamanında öyle bir harita çizmek istemişler ki Türkiye'ye hep böyle petrol sınırlarının dışında kalsın diye gayret göstermişler öyle anlaşılıyor. Ama Karadeniz'deki o doğalgazın çıkarım maliyeti bugün ne kadar rentable ondan çok emin değilim. Evet ilerleyen zamanlarda daha derinlere inme teknolojisini ve daha ucuza elde etme imkanını bulacağız. O gün geldiğinde çıkaracağız. Bugün ise ulaşabildiğimiz noktada çıkaracağız. Elbette ki doğalgazda dışa bağımlı olmayalım. Petrolü kendimiz bulalım, kendimiz üretelim ama biraz da gerçekçi olalım. Toplumu oy uğruna kandırmayalım. Camları açacağız. Ne bileyim doğalgaz bedava olacak. Bu tür ütopyalara da çok inanmayalım. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Ha pardon gençler çok önemli. Gençler için ilk icraat. Gençler için ilk icraat söyleyeyim. Bir, nefes alma. Bak özgürce nefes alma ama. Nefes alma değil sadece. İki, sadece gençlere değil tüm Türkiye'ye interneti bedava yapacağız. Açık net. Neden interneti bedava yapacağız onu da söyleyeyim. Çünkü biz orman yangınlarını yaşamak istemiyoruz. Ormanda sadece ağaç yanmıyor, börtü böcek her şey. Tüm hayvanlar katlediliyor. Arkadaşlar ben hayvanları çok seven bir insanım. Hayvan haklarına sonuna kadar saygı duyan bir insanım. Ama hayvan deyince akla sadece evcil kedi köpek gelmesin. Ormanda yaşayan her türlü hayvan gelsin. Bu doğanın içerisinde o dengeyi sağlayan bir bütün olarak tüm hayvanlar gelsin. Biz ormanda bir proje geliştirdik. Belli noktalara toprak altına ısı algılayıcı sensörler yerleştireceğiz. Bu sensörler uyduyla doğrudan bağlantılı olacak. Ve uçakla, yangın söndürme uçaklarıyla doğrudan bağlantılı olacak. Afet Bakanlığı kuracağımız için Afet Bakanlığı'nın bir uçak filosu olacak. Bütün yangın söndürme işleri Afet Bakanlığı'nda olacak. Ve o sensörler ısıyı algıladığında doğrudan uçağa şey gönderecekler. Uçak otomatik olarak gelecek ve o noktaya su boşaltacak. Bunu ancak Türkiye geneline yayacağınız internet ağıyla yapabilirsiniz ve bunu da aslında birçok belediye yapıyor. Ya Elon Musk'ın yaptığını Türkiye yapabilir ya. Türkiye Elon Musk kadar yok mu? Depremde dedi ki uyduları göndereyim, deprem bölgesinde şey yapalım dediler. Dediler değil mi bunu? Evet. Elon Musk dedi. Tabii. Ama Türkiye kabul etmedi. Keşke etseydi. Biz bunu yapabiliriz. Teşekkür ediyorum. Pardon. Çok özür. Gençlerle ilgili çok projem var da ben gençleri önemsiyorum. Örneğin hediye çeki vereceğim ben. Teknoloji hediye çeki. Yerli üretim bir firmayla üniversiteye ilk başlayanlara bir hediye çeki vereceğim. İsteyen gidecek o çekle notebook alacak. İsteyen ne bileyim oyun seti konsolu alacak. İsteyen cep telefonu alacak. Bir de Türkiye'ye getirilen bu telefon, bilgisayar vesaire var ya. Onlardaki bu akıl almaz vergileri kaldıracağım arkadaşlar. Hollandalı birisi iPhone kullanıyorsa benim vatandaşım niye kullanmasın? Kullana onu üretmeyi de öğrenecek çünkü. Teşekkür ediyorum. Hanımefendi buyurun. Noterde çalışıyorum. Haliyle soracağım soru da noterlikle ilgili olacak. Orada çalışanlarla ilgili olacak. Türkiye'de 1931 tane noter var. 19 bin civarında noter çalışanı var. Trafik tescilinin yaptığı bir işi sabah kalktık. Dediler ki bugün siz yapacaksınız. Biz yapmaya başladık ve trafikten daha hızlı bir şekilde yaptık. Daha pratik oldu. Şimdi de tapuyla alakalı işlemi bizim üzerimize ekmeye çalışıyorlar ve tapunun işini de biz yapacağız. Bizim yaptığımız en ufak hatada biz memurlar gibi yargılanıyoruz ama memur değiliz. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Bizim aldığımız yemek ücretini, aldığımız maaşı noterimiz belirliyor. Geri geliyor bize diyor ki burada siz çok fazla maaş alıyorsunuz, ben maaşlarınızı yarıya indirebilirim diyebiliyor. Ve bizi bir anda işten çıkartabiliyor. Bizim hiçbir şekilde bir güvencemiz yok. Sözleşmeli elemanda değiliz. 12 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Hakkımda 4 tane soruşturma açıldı. Hiçbirisi de benimle ilgili değildi. Ve hepsinden de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar geldi. Ve bunların nedeni de şöyleydi. İnsanlar geliyor kimliğiyle birlikte. Sahte
sahte kimlik, ben onu test edemiyorum. Bunlarla alakalı. Bununla ilgili bir çalışmanız olacak mı? Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Bu soruyu iyi ki sordunuz. Çünkü unuttuğum çok önemli bir şeyi hatırlattınız bana. Türkiye dünyadaki en bürokratik ve komünist sistemi uygulayan ülkelerden birisi. Devletin görevi hizmeti vatandaşa kolaylaştırmak. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Noter çalışanların haklarına geleceğim ama biz AVM gibi düşünün küçük yapılar kuracağız şehrin belli noktalarında. Orada mesela tapu çıkarmak için tapu dairesine gidiyorsunuz şehrin bir bölgesinde. Ne bileyim noter için başka bir yere gidiyorsunuz. Postane için başka bir yere. Harcı yatıracaksınız başka bir yere bankaya gidiyorsunuz. Yani bir işlem yapmak için şehri 4 kez tavaf ediyorsunuz neredeyse. Halbuki bir bina sistemi düşünün. İçinde noter var. İçinde postane var. İçinde banka var. İçinde emniyetin ilgili birimi var. İçinde nüfusun ilgili birimi var. Yani devlet dairelerinin her birinin bir temsilcisinin olduğu bir bina düşünün. Bir taraftan girip bütün işlemlerinizi aynı binadan yapıp park yeri olan çok kolaylıkla işlemlerin çok basitleştirildiği bir model düşünüyoruz. Bu model devletin hizmetini vatandaşa daha kolay götüreceği, sizin iş yükünüzün çok azalacağı, çok pratik hale geleceği bir sistem de düşünüyoruz. Yani ben her zaman inovatif düşünmeye çalışan, arkadaşlarımızla beraber vatandaşa bu hizmeti nasıl daha kolay götürebiliriz, nasıl insanlarımızın hayatını kolaylaştırabiliriz, demokratikleştirebiliriz, nasıl inovatif çözümler bulabiliriz, hep bunlara kafa yoran birisiyiz. O yüzden de bu tür projeler geliştiriyoruz. Ancak sadece noterde çalışanların dertleriyle ilgili özel bir proje geliştirdim dersem yalan söylemiş olur. Zaten genel olarak, kimse yapmadı. Genel olarak tüm çalışanlarla ilgili çalışanların statülerinin sadeleştirilmesi ve eşleştirilmesiyle ilgili çalışmamız var. Her kurumun çalışanı farklı statüde. Bu doğru değil. Eşit de değil. Biz bütün çalışanları tabii ki şeyine bağlı olarak, seviyesine bağlı olarak, iş yüküne bağlı olarak, statüsüne bağlı olarak kademelendirmek kaydıyla eşleştirmeyi de düşünüyoruz. Teşekkürler. Buyurun. İlk partta bilgi karışıklığı oldu. Önce onu bir düzeltmem lazım. Sayın o an okullarda ruh sağlığı hizmetlerinden bahsetti ama orada bir psikolog ifadesini kullandı. Okullarda ruh sağlığı hizmetlerini psikologlar değil, psikolojik danışmanlar vermektedir. Öncelikle bunu düzelterek başlayayım. Oh ya, çok teşekkür ederiz. Yıktın bizi şu anda. Dedim ki herhalde büyük bir hata oldu. Ama o söyleyişte öyledir ya. Tabii detaylandırmak da lazım. İzleyen çok insan var, haklısın. Evet. Şöyle söyleyeyim. Her okula psikolojik danışman ifadesini siz başka programda da kullanmıştınız. Bunun sağlanması için bizim, ben psikolojik danışmanım ve değişmesi gereken psikolojik danışmanlık ve rehberlik normu bulunuyor. Yönetmeliği bulunuyor. Bu yönetmeliğe göre ilkokullarında 300 öğrenciye bir, diğer eğitim kademelerinde ise 150 öğrenciye bir psikolojik danışman atanabiliyor. Sevgili kardeşim, ben cumhurbaşkanıyım. Bir kararnameyle çözülür, rahat ol ya. Ya ona mı takıldın? Ya ona takılmadım. Önemini vurgulamak için bunu yapıyordum. Takılıyorum ben de sana ya. 25 bin okulda psikolojik danışman yok ve çok büyük bir deprem, afet yaşadık. Öğrencilerin uzun süreli bir psikodestek hizmeti alması gerekiyor ama 23 Ocak'ta Sayın Bakan'ın ifadeleri havada kaldı. O zaman her okula psikolojik danışman ataması öncelikli olarak denmişti. 20. Milli Eğitim Şurası kararları arasında geçen her okula psikolojik danışman ifadesinin ivedilikle gerçekleşmesi gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyerek devam edeyim. Sorum da şu olsun, eğitim çalışmalarında ne gibi? Tamam, bu da eğitimin içine de bunu ekledik. Dış politika, eğitim, onu konuştuk zaten. Çok teşekkür ederim ama bir yanlışı düzeltmiş oldunuz. Tebrikler, teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet. Merhaba Sayın Oğan, ben Veysel. Fransa'da güzel sanatlar öğrencisiyim. Wow. Dünyada birçok devlet tarafından ajanlıkla ve bilgi hırsızlığıyla suçlanan, az önce sizin de bahsettiğiniz Çinli bir iletişim şirketi, istihbarat kaygısı güderek Türkiye'nin iletişim altyapısını inşa ediyor. Yerli ortakları olan Türkiye'nin büyük iletişim şirketlerini tehdit ederek fiyatları haksız rekabet oluşturacak şekilde düşürerek agresif biçimde Türkiye'nin savunma sanayi ve silahlı kuvvetlerinin iletişim ihalelerine giriyor. Yabancı iletişim şirketlerinin TSK'nın ihalelerine bu şekilde girmesi hakkında yorumunuz nedir? Gündemin hızlı değiştirdiği Türkiye'de bir strateji uzmanı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak sizin bu konuda bilginiz ve daha da önemlisi planınız var mı? Varsa nedir? Teşekkür ederim. Daha önce televizyonda ben bununla ilgili bir açıklama yaptım. Şirketin ismini de söyledim. Mesela ULAK diye bir yazılım geliştiriyoruz. İşte devlet sırları kontrol altında olacak. ULAK'a götürüyoruz, Huawei'nin üstüne koyuyoruz. Çin'in buraya kadar gelmesine, şey yapmasına gerek yok. Pekin'de oturup ne var ne yok her şeyden haberdar olabilir. Biz milli iletişim altyapısını kurmak zorundayız. Hiçbir şekilde kendi milli iletişim altyapımızı Çin veya başka bir ülkenin insafına teslim edemeyiz. O benim çok özel ilgilendiğim bir konu ve Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olarak gördüğüm bir konu. Çok teşekkürler, ben tatmin oldum cevapla. Teşekkür ederiz. İsmim Oğuzhan. Kurban olayım, hep Oğuzhanlar var bugün ya.
Öncelikle buraya kararsız geldik arkadaşımla ikimiz. Kime oy vereceğimiz konusunda. Arkadaşın hala kararsız gibi. Oğlum Sedat Peker'le telefonla mı konuşuyorsun? Bu nasıl bir oturuş? Evet. Çok yorulduk gecenin bu saati. Kurban olun, normal. Oyumuzu kesinlikle size vereceğiz gönül rahatlığıyla. Oo, çok sevindim. Evet. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum sizinle böyle dertleşebilmek diyeyim buna sahip olduğum için bu hakka. Türkiye'de çok büyük bir sorun olan bireysel silahlanmayı soracağım ben size. Ne yazık ki çocuklar ölüyor bunun yüzünden kazara ya da kasten insanlar ölüyor. İnsanlar çok kolay bir şekilde silaha ve ruhsata ulaşabiliyorlar. Bunun hiçbir denetlenmesi yok. Çok böyle caydırıcı bir cezası yok. Çok fazla insan her gün hayattan kopuyor. Kopmaya da devam edecek ne yazık ki. Bunun hakkında ne tür önlemler almayı düşünüyorsunuz? Bana oy kaybettireceksin ama söyleyeceğim. Bireysel silahlanmaya kesinlikle karşıyım. Ve insanların silaha kolayca erişimini mümkün olduğu kadar kısıtlamaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim. Efendim? Öyle mi? Tamam, teşekkür ederim. Silahlanma için ama mi? Ama silahlanmayı savunanların oyunu kaybettim kesin. Silahlanmayla ilgili mi oyunu kazan? Olsun, canın sağ olsun. Genel olarak diyorsunuz. Ha, bu soruyla değil. Ha, bu soruyla. Ve dediniz ki bireysel silahlanmaya karşı olduğu için ben oy vereceğim kendisine dediniz. Merhaba Sinan Bey. İsmim Deniz, Şanlıurfa'dan geliyorum. Programı mı geldin? Yok, depremden dolayı geldim buraya. Tamam. Yarın sabah saat 10'da geri dönüyorum. Programın başında siyasetçilerin dik duruşu olmalı ve siyaseti düz bir yolla başladığı noktada bitirmesi gerektiğini söylediniz. Evet. Ama ikinci turda kimi destekleyeceğinizi o zamanki görüşmelere göre belirleyeceğinizi söylediniz. Madem duruşunuz sabit, yolunuz belli olması gerekmiyor mu? İkinci turda siyasi çıkarlar düz yolunuza virajlar mı getirecek? Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na da karşı olmanızın sebebinin Hüdapar ve HDP olduğunu söylediniz. Sizce Cumhur İttifakı'nın tek sıkıntısı Hüdapar mı? Geleceğe çalınan biz gençlerin sizin gözünüzde bir değeri yok mu? 20 yıllık hegemonyayı yıkmayı mı tercih edeceksiniz yoksa siyasi çıkarları mı? Teşekkür ederim. Ben gidip AKP'ye üye olacağım, CHP genel başkan adayı olacağım demedim ki. Siyasi çizgimde benim bir şey yok, değişen bir şey yok. O zaman siyasi ikinci tercihim, turda... Anladım ben sizi. Siyasi tercihim benim ve çizgim olduğu gibi devam edecek. İkinci turda hangi şartlarda ne yapacağımı da biraz önce izah ettim. İkinci turda HDP orada dururken destek vermeyeceğimi, Hüdapar orada dururken destek vermeyeceğimi, kime destek vereceksek orayla arasına mesafe koyması gerektiğini söyledim. Dolayısıyla burada çizgim de söylemimde de davranışımda da bir değişiklik yok. Ancak tek derdimiz bizim HDP ve Hüdapar değil. Diktatörlükten bahsettik, liyakatsizlikten bahsettik, yandaşlıktan bahsettik, adaletsizlikten bahsettik. Sabahtan beri bunları söylüyoruz. Gençler nefes alamıyor dedik, yurt dışına gidiyor dedik. Daha ne dememizi bekliyorsunuz? Ya yani bunları dememiş gibi mi bir halim mi var? Yani sadece şimdi bile değil. 20 senedir turda bizden yana olacağınızın güvencesini verebiliyor musunuz bize? Nasıl? İkinci turda gençlikten yana olacağınızın güvencesini veriyor musunuz? İkinci turda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin ve gençlerinin yanında olacağımın sözünü veriyorum. Teşekkür ediyoruz. Çünkü bu sözleri sizden önce gelmiş olduğunuz kökendeki MHP'nin lideri de aynı sözleri söyledi Recep Tayyip Erdoğan için. Sonra ama şu an yan yana değiliz yan yana bakın. Geldiler. Şu an yan yana değiliz ama. Tamam, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Hanımefendi buyurun. Merhaba Sinan Bey. Merhaba Oğuzhan abi. Merhaba canım. Benim adım İrem. İstanbul Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Açıkçası son zamanlarda sağlıkta şiddetin ne kadar arttığını biliyoruz. Yaşadığımız olaylar. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düzenlemeler yapacak mısınız? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Niye Sinan Bey Oğuzhan abi dediniz? Sinan abi de diyebilirdiniz. Oğuzhan Bey demeni daha çok hoşuma giderdi benim mesela. Yani öyle bir ayrım yaptı orada. Çekindim biraz. Ya diyebilirsiniz. Belki bu da hoşunuza gitmeyecek bazılarının ama söylemek durumundayım. AK Parti iktidarları döneminde bu iş biraz abartıldı. Hangi iş? Yani bu doktoru şikayet et, memuru şikayet et. Sonra doktor gidip kendisini izah etmek durumunda kalıyor. Bu şikayet etme işini biraz bir kısıtlamak lazım. O bir süre sonra insanların, doktoru şikayet eden insanların, kendisini izah etmek zorunda kalan doktoru gören insanların bir sonraki adımının doktora fiziksel şiddet görme hakkı da kendinde bulabildiğini gördük. O yüzden o şikayet kısmını biraz daraltacağız. İki, sağlıkta şiddetin cezası çok az. Çok ağırlaştıracağız onu. Çünkü bir doktor kolay yetişmiyor. Bir tıp insanı kolay yetişmiyor. Ve bu insanlarımızı biz elimizden kaçırıyoruz. Bir istatistik okudum. Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne sahip olma noktasında Türkiye dünyadaki çok böyle son sıralarda. Bakınız. Biz yetiştiriyoruz, sahip çıkamıyoruz. Veya Türkiye'ye gelen insan sayısına baktığımız
zaman ise yetişmiş insan oranının çok az olduğunu da görüyoruz. Yani şu an hatırımda değil. Bakıp söyleyebilirim ama ciddi bir rakamdan bahsediyorum size. Biz yetiştiriyoruz, elimizde tutamıyoruz. Başkalarından bize gelen ise çok yetişmiş insan gücü değil. Bu açıdan her bir doktorumuz çok kıymetlidir. Doktorlarımıza muhakkak sahip çıkacağız. Onların gidip başka ülkelere hizmet etmeye, yani biz yetiştiriyoruz, onlar gidiyor başkasına hizmet ediyor. Çok pahalı bir iş yapıyoruz biz, biliyor musunuz? Bir doktoru yetiştirmenin maliyeti sadece 5 yıllık, 6 yıllık o fakülteye harcanan para değil. Onun maliyeti çok çok fazladır. Sağlıkta şiddetin kesinlikle karşısındayız ve bunu engelleyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Asgari ücreti açlık sınırından yukarıya çekmek hakkında konuşmuştuk. Peki ben 13 yaşımdan beri işçiyim. Pek çok insan özel sektörde asgari ücreti bile alamıyor. Patronlar genel olarak kardeşim işine geliyorsa deyip yolluyorlar. Başka patrona gitsen de aynı şeyi söylüyorlar. Ben ustalık belgesi olan bir insanım. Niteliksiz bir eleman değilim. Ona rağmen bile asgari ücreti mumla arıyorum. Bu konuda özel bir çalışmanız var mı? Bunu merak etmiştim. Bir sorum daha var. Bence bir sonraki sorunu sorar mısın? Çünkü ekonomi zaten bayağı şey yaptık. Diğer sorunu sor. Enstrümanlardan alınan vergilerin yüksekliği konusunda, mücevherlerden alınmayan verginin enstrümanlardan alınması konusunda bir şey söyleyecektim. Genel olarak vergiyle ilgili sadeleştirmeye gideceğiz. Bir, vergi çeşitlerini azaltacağız. İki, yok deprem vergisi, yok o vergisi, yok bu vergisi, yok yurt dışına çıktı vergisi, girdi vergisi. Bunların sayısını azaltacağız. Bunların miktarını azaltacağız. Ama vergi suçu dünyadaki en büyük suçlardan birisi olduğu halde, birçok mafya babası adam öldürmekten içeri girmediği halde, vergi kaçırmaktan içeri girdiği halde, Türkiye'de vergi kaçırmak çok sıradan bir şey. Hele bir de vergi affı, yok bilmem imar affı, o affı bu affıyla zaten o ceza affı kuşa çevriliyor. Onun için biz vergiyi sadeleştireceğiz. Bu tür aflara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz ve sadece o da değil, biliyor musunuz? Yani insanların öyle şeylere vergi koyuyorlar ki, Türkiye mesela belli konularda geride. Örneğin sanat konusunda. Ya zaten sanatla uğraşan çok fazla insanımız yok. Sanat Türk insanı için pahalı bir şey. Yani bir enstrümana bakıyorsunuz, yani fiyatı inanılmaz şey. Yani normal bir ailenin evladını alamayacağı bir şey. Onun için onların vergisini mümkün olduğu kadar azaltacağız. Türk milletinin sanatla yeniden buluşması lazım. Sanatı, sanatçıyı kıymetli gören bir toplum yaratmak zorundayız. Sadece yaşamak, nefes almak, karın doyurmak değil, ruhen de gıdalanmaktır. Onun da birinci şartı sanata değer vermek, sanatın önünü açmak, ama o da değil. Mesela spor. Birçok yetenekli gencimiz bizim o üniversiteye geçiş aşamasında sporu bırakıyor. Niye bırakıyor? Çünkü dershaneye yarış atı gibi dershane peşinde koşturuyor. Sonra üniversite sınavı. Sonra üniversite. Çok yetenekli sporcularımız böyle heba olup gidiyor. O alanda da ciddi çalışmamız olacak. Dünya çapında sanatçılar, dünya çapında sporcular çıkarmak zorundayız. Çok teşekkür ederiz. Alamadın mı? Ben alacağım sana, söz veriyorum. Kurban olurum. Vergiyi soracağına dedi ki enstrümanlardan ne zaman öyle bir gitti ki. Üniversite boyunca piyano almak için para biriktirdim. Asla alamadım. Halen biriktiriyordum. Son işte YouTuber olunca birisi verdi Allah'tan. O yüzden çok iyi bilirim o sancıyı. Merak etme yani. Hemen halledeceğiz onu. Şu ön tarafa da gelelim artık ve finali yapalım. Buyurunuz. Sorum EYT'liler efendim. Bu konuyla alakalı baktım, arkadaşlardan soru gelmedi ama cevap bekleyen milyonlar var. EYT'lileri nasıl çözeceğiz? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Seçim arefesinde mevcut iktidar oy almak için bir kanun çıkardı. Eğer siz seçilirseniz onların sorunlarını nasıl çözmeyi planlıyorsunuz ve size neden güvenmeliler? Teşekkür ederim. İkinci sorum çok kısa. Buna arkadaşlarımın biraz da fikrini alarak sormak istedim. Bir stratejist olarak olası bir 3. Dünya Savaşı'nda ABD, AB tarafında mı? Çin, Rusya tarafında mı? Veya 3. bir ihtimal. Hangi tarafta? Barış'ın Türkiye tarafı. Olarak? Barış'ın tarafında. Barış'ın tarafında. Teşekkür. Evet. EYT konusunda EYT'yi Recep Tayyip Erdoğan asla çıkarmam dedi ama EYT'liler öyle bir bastırdılar ki kısmen o sorun çözüldü. Orada yaşla ilgili, süreyle ilgili ve en son da ciddi oranda bu Bağkurlularla ilgili bir takım sıkıntılar var. Onları tamamlamak lazım. EYT'de tamamlayıcı çözümlere ihtiyaç var. EYT sorunu çözülmedi dersek olmaz. Tamamlayıcı çözümler lazım. Ancak Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar sorununu kısmen Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Sinan Oğan da hem o geri kalan sorunu çözecek hem de siyasette yaşa takılanlar sorunu çözecek. Siyaseti gençleştirecek, gençleri siyasete katacak. Teşekkür ediyoruz.
Buyurun, mikrofon gitti mi oraya? En öne getirelim mikrofonu. Çünkü bir gelenek oldu. Sizinle bitirince programı başımıza bir şey gelmiyor. Bitirelim bakalım. Ya da geldi mi bilmiyorum. Bugün Muharrem Bey'in bölümü yayınlandı ama nasıl tepkiler geldi hiçbir fikrim yok. Buradaki kavga videosunu paylaşan canım arkadaşım, Allah senin iyiliğini versin. Çünkü TT'deyiz. Burada kavga çıktı bilmem ne. Gazeteciler şu anda mesaj atıyorlar bana. Haberi yanlış yazmayalım. Bir de bu bir tehditvari bir mesajdır. Hani Oğuzhan Bey neler oldu bize anlatın ki yanlış bir şey yazmayalım diye. Yazmayın efendim, ben de bir şey dedim şimdilik. Bahar Feyzan var burada. Aramızda bir sürü gazeteci var. Siz tweet atın efendim. Bir şey olmadı. Oğuzhan teaser'da verir deyin. Millet de sussun. Yanlış başlıklar koymuşlar çünkü. Evet. Ercan Küçük, ben gazeteciyim. Az önce turuncu devrimlerden bahsettiniz. Arap Baharı hareketlerinden bahsettiniz. Şimdi bu konuyla ilgili çalışma yapmışsınız. Turuncu devrimlerde ve Arap Baharı hareketlerinde sokaklarda gördüğümüz ya da o hareketleri destekleyen, fonlayan kuruluşlar hep aynı kuruluşlar. Amerikan şirketleri, Amerikan kurumları, Avrupa'da bazı kurumlar, kuruluşlar. Bu kuruluşları baktığımızda en son Kazakistan'daki ayaklanmada da gördük. Türkiye'de de bu kuruluşların fonladığı, desteklediği iddia edilen bazı medya kuruluşları var. Bazı STK'lar oldu. Bunlar zaman zaman medyada da yer aldı. Bazı gazetecileri de fonladıkları iddia edildi. Siz bu kuruluşlarla ilgili, bu fonlamayla ilgili, fonlayan kuruluşlarla ilgili bir tavrınız var mıdır, olacak mı? Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler. Arkadaşlar, madem turuncu devrimler konusu açıldı, çok kısa bahsedeyim müsaadeniz olursa. O kitabın baskısı kalmadığı için ve yeni bir baskı hazırlıyordum aslında ama Cumhurbaşkanlığı meselesi olunca o baskı biraz ertelendi. Bu kitabı hazırlarken o kadar ilginç şeylere rastladım ki, dünyadaki birçok gençlik kuruluşunun sembollerinin ve manalarının aynı olduğunu gördüm. Tek yumruk. Şimdi tek yumruk yetmiyor. İsimleri de aynı. Örneğin Gürcistan'daki Kımara, Gürcistan'daki turuncu devrimleri gerçekleştiren. Ukrayna'daki Pora. Sırbistan'daki Otpor. Neydi? Olabilir Otpor. Mi? Otpor. Bravo. Otpor. Ve Mısır'daki, ismini söylemeyeceğim, Mısır'daki o dört parmakla yapılan bir halk devrimi olduğunu zannettikleri bir şey vardı. Oradaki gençlik hareketinin adı niye aynı? Sembolü niye aynı? Neden oradaki gençlerin tamamı Sırbistan'da eğitime götürüldü? Şimdi Mısır'dakinin ismini söylediğimde diğerlerinin anlamını anlayacaksınız. Mısır devrimini esas organize eden gençlik örgütünün adı El Kifaye. Ne demek El Kifaye? Yeter demek. Kımara ne demek? O da aşağı yukarı öyle bir şey demek Gürcüce. Pora ne demek? Yeter, zamanı geldi demek. Otpor ne demek? O da aynı şey demek. Siz bunların tesadüf olduğunu mu zannediyorsunuz? Hiçbir şey tesadüf değil. Bunların hepsi tek merkezden yönetiliyor. Ben Soros'un ikinci el demokrasisi diye boşuna dememiştim turuncu devrimler kitabının alt başlığı olarak. O sebeple de bu devrimleri, devrim demeyelim de devrime şeydir bu, hakarettir. Bu turuncu devrimleri zaman zaman görüyoruz. Arap coğrafyasında da gördük. Bizimkileri çok fena kandırdılar, söyleyeyim. O zaman Suriye meselesi gündeme geldiğinde de uyardım. Suriye'nin toprak bütünlüğü bozulursa bu Türkiye'nin aleyhine olur dedik. Maalesef bizimkilere dinletemedik. Onlar iki hafta içinde Emevi Camii'nde cuma namazı kılma hayali görüyorlardı. Ama öyle olmadığını gördüler. Ve maalesef ki Suriye'de bir PKK-İstan kurulma aşamasına getirdiler işi. İnşallah başka bir platformda bunları detaylı anlatma imkanı bulurum ama ben o tür yapılara ve o tür yapıların uzantılarına da karşıyım. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ekonomi ve dış politika ile ilgili, evet, iki tane olur. Havada kalmıştı. Evet. Onu da tamamlarsanız sonra da finale gireriz. Zaten depremle ilgili çok şey konuştuk. Biz yakında zaten Hatay'a gidiyoruz. Depremzedelerle ilgili Afet Bakanlığı kurup o evlerin ücretsiz yapılıp verilmesi gerekiyor. Bakınız. Her bir depremzede ücretsiz. Biz de yakında bölgeye gideceğiz. Bütün siyasilerimiz zaten eminim gözü kulağı o programda da olacaktır. Zaten bölgede birçok insanın gözü kulağı ama o programla herkesi tek tek dinleyip sabahlara kadar saatlerce konuşacağız ve emin ol yine bütün siyasetçilerimiz o programı izleyecektir. Siyasi lider olacak mı Hatay'da? Yok. Hiçbir siyasetçiyi almayacağız yanımıza. Elbette söyle. Hemen mikrofonu verelim. Abi ben ortez protez bölümünde okuyorum. 850 bin tane şu an ortez proteze ihtiyacı olan depremzede var. Ve bizim bölümün ataması yok. Çoğu üniversitede de var. Fakat devlet karşılamıyor. %20'lik bir kısmını karşılıyor. Atama olduğu zaman sesini duyurmuş oldun şu anda. Zaten izleyenimiz çok. İnşallah doğru yerlere ulaşır sesin. Teşekkür ediyorum kardeşim. Buyurun lütfen. Vallahi gıybet kısmında şurada oturup izlemek isterim sakıncası yoksa. Ben eleştiriye açık bir adamım dedim. Efendim buradan zaten çok büyük bir salonu fark ettiyseniz çok büyük bir eleştiri çıkmaz. Yo, çıkabilir. Hatta bence gıybet yapmamalıyız bile. Çünkü finalde zaten değil mi herkes... Anladım, mesai geldi. Yapabiliriz, tamam. Yapabiliriz. Müsaaderiniz olursa da ben şurada bir yerde oturup izlemek isterim. Tabii artık. Tamam.
Oraya tamam. Ta oraya gideceğim. Arkadaşlar bir sürü dosyaya getirdik ama öyle duruyor burada. Kısaca hemen geçeyim. Birincisi tarımla ilgili gelmişti. Tarım bence bu ülkenin gerçeği. Bu ülke kendi kendine yeniden yeten bir ülke olmak zorunda. Pandemide gördük ki ekmek arası duble yol yenmiyor. Gıda güvenliğini ve gıda arz güvenliğini sağlamak zorundayız. İnsanlarımız soru sordu Tarım Bakanı'na. Niye saman ithal ediyoruz? Bu ülkede buğday ekilmiyor mu? Arpa ekilmiyor mu? Tarım Bakanı dedi ki paramız var ki alıyoruz. Pandemide gördük ki paramız olsa da maske alamadık mesela bir süre. O yüzden bu ülkede belirli bölgelerde uzmanlaşmış alanlar yaratacağız. Bu ülkede tarımla ilgili iki temel tarım ve hayvancılık, tarım değil sadece. İki temel başlığımız olacak. En önemli bir, yem sanayini geliştirmeliyiz. İki, gübre sanayini geliştirmeliyiz. Tabii birçok daha farklı alanlar var ama şimdi Oğuzhan Bey şöyle yandan yandan bakıyor hani biraz daha şey yap gibi. Estağfurullah. Olur mu efendim? Gıybete de kalıyormuşsunuz. Dilediğiniz gibi. Nasıl bir politika izleyeceksiniz dedi bir arkadaşımız. Öyle not aldım. Zaman zaman devlet müdahalesinin olduğu, tamamen bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerci zihniyette değilim. Veya işte komünist sistem, tamamen devlet planlama, o da değil. Piyasa ekonomisi ama devletin de zaman zaman müdahil olabileceği, planlamanın yeniden olduğu bir ekonomiyi kuracağız inşallah. Dolar, avro vesaire konularında bu işler arkadaşlar biraz güvene bakar, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına bakar. Sizin uygulayacağınız politikaların küresel piyasalardaki karşılığının nasıl olacağına bakar. O konularda biz başarılı olacağımız kanaatindeyiz. Çünkü biz ciddi bir devlet adamı gibi burayı yöneteceğiz. Akşam ayrı, sabah ayrı, ne bileyim seni beğenmedim görevden aldım. Merkez Bankası Başkanı tabii ki benim emrimde olacak. Bu tür şeyler olmayacak. Merkez Bankası Başkanı bağımsız olmak zorunda. Biz onun fikirlerini beğensek de beğenmesek de o kendi politikasını uygulamak zorunda. Ona o güvenceyi vereceğiz. Nasıl hakime, savcıya bağımsız karar alma güvencesini vereceğimiz gibi. Burada samimiyetinize nasıl inanalım demişti bir arkadaşımız. Dış politikadaki samimiyetimize. Arkadaşlar şimdiye kadar bizim geçmişte söylediğimizin 180 derece tersini söylediğimiz tek bir konu var mı? Dış politikada şunu şöyle yapalım dün deyip de bugün yok ya öyle yapmayalım, biz kandırıldık, biz aldatıldık, şöyle yapalım dediğimiz tek bir konu var mı? Yok. Bizim en büyük avantajımız biz dün ne söylüyorsak bugün de sabit fikir değil ha bu. Dün ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. Çünkü bugünün gelişi dünden belliydi zaten. Dış politikada biz dengeli bir politika izleyeceğiz. Ama bütün bunları yaparken de Türkiye'yi böyle akşam papazı vermem deyip sabah uçağa bindirip göndermeyeceğiz. Ya papazı vermem diyeceksiniz ya da göndermeyeceksiniz. Kimse de size gelip dolarla sizi şöyle yaparız, avroyu şöyle silah olarak kullanırız diyemeyecek. Çünkü biz sözüne güvenilir, bir lafı etmeden önce 40 defa düşünen, bakara makara diyenleri büyükelçi yapan değil, dışişleri koridorlarında dirsek çürütenlerin büyükelçi yapıldığı bir anlayışı getireceğiz. O sebeple de bizim dış politikamızın temelinde güven, öngörülebilirlik ve iç politikaya alet etmeme olacak. Bugünkü iktidar dış politikayı iç politikaya alet ediyor. İçeride daha çok oy kazanmak, milleti gaza getirmek için zaman zaman dış politika hamlelerinde sesini yükseltiyor. Hey dedikçe içeride oy kazanıyor. Bu size oy kazandırabilir ama dış politikada yapılan bir hatanın telafisi mümkün değil arkadaşlar. Mümkün ama uçak gemisi gibidir. Hemen mümkün değil. Yani içeride ekonomi politikasında bir hata yapsanız biraz para kaybedersiniz. Ama dış politikada verdiğiniz bir tavizin geri kolay almanız mümkün değil. Örneğin ne taviz verildi biliyor musunuz? Efendim? Mesela dış politikada ne yapıldı? Son hatayı söyleyeyim. İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne İbrahim Kalın davetiye gönderirken Ekümenik Patrik diye gönderdi. Adamlar bunu aldı bir kitap çıkardılar. Ertesi gün bir kitaba bastılar ve bunu tarihe not olarak geçirdiler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı onların ekümenik statüsünü kabul etmiş gösterdiler. İşte dış politika çocuk oyuncağı değil. Dış politikayı anlayan insanlara vereceksiniz ki bu tür tarihi bir hatayı yapmayacak. O sebeple biz dış politika sorusuna cevaben söylüyorum. Türkiye'nin, bakın Sayın Özdağ da ben de bu alanlarda hakikaten iyiyiz. Kendimizi övmek için demiyorum ama hakikaten iyiyiz. Diğer adaylarla kıyaslarsanız fersah fersah iyiyiz. Ekonomi alanında, dış politika alanında, güvenlik alanında bunlar bizim çok iyi olduğumuz konular. Ancak biz akla ihtiyacı olan, akıl alan, danışan bir anlayışı da temsil ediyoruz. Çünkü strateji merkezleri geleneğinden geliyoruz. Beyin fırtınası yapan, başkalarının fikrine saygı duyan, başkalarından fikir alan bir anlayıştayız. Son olarak hiç kimse sormadı. Demedi ki ya Sinan Oğan sen Iğdır'ın bir tane köyünden kalkmışsın gelmişsin. Cumhurbaşkanı adayısın. Hayırdır bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soru bekledim. Kimse sormadı. Ben söyleyeyim.
Bakınız arkadaşlar, geçtiğimiz gün bir canlı yayında konuşurken uyudum. Konuşmaya da devam ettim. Nasıl bir motivasyonsa bendeki. Samimi söylüyorum. O kadar yorulmuştum ki. Çünkü Sayın Erdoğan benim karşımda bir örtülü ödenekle, iki 14 tane devletin uçağıyla, 3 valiyle, 81 valiyle, 4 970 küsur kaymakamla, 5 emniyet müdürleriyle, 6 istihbaratla, 7 havuza biriken haram paralarla vesaireyle mücadele ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu devletin vermiş olduğu devlet yardımıyla, büyükşehir belediyelerinin imkanlarıyla, birkaç tane partinin büyük ve kurumsal imkanlarıyla mücadele veriyor. Sinan Oğan ise Türk milletinin dualarıyla ve o IBAN'a yatırdıkları minnacık minnacık desteklerle mücadele ediyor. Teşekkür ederiz. Bir cümle bitiriyorum. Tabii. Bitiriyorum. O sebeple de arkadaşlar her şeyle ilgilenmek zorundayım ve inanılmaz yoruyor bu insanı. Buna rağmen Allah'a şükür hiç şeyimiz yok. Şu konudan da yanlış yaptık. Bunu kimse bilmesin, duymasın. Hiç böyle bir şeyimiz yok. Hiç haram paramız yok. Hiç arkamızda para babaları bilmem o bu yok. Çok temiz bir siyaset yürütüyoruz. Çok lekesiz bir siyaset yürütüyoruz ve yarın Cumhurbaşkanı seçildiğimizde de inşallah hiç kimse bize bir şeyleri dayatamayacak. Ne dış güç, ne iş güç, ne o ne bu. Kimsenin bize bir şey dayatma şansı yok. Çünkü kimseye borçlu değiliz o anlamda. Tek bir borcumuz var, vatan borcu. Tek bir kimseye borçluyuz, o da Türk milletine borçluyuz. Türk milleti de bizim için gereğini yapacaktır inşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Normalde gerçekten burası siyasetçilerimizin böyle çok terlediği, çok gerildiği bir ortam olur. Hiç kimseyi yadırgamıyoruz tabii. Kimisinin sesi çok yükselir, kimisinin eli ayağı titrer. Neler gördük efendim? Siz birçok insana dediğim gibi magazin vermediğiniz için bugün siyaset konuştunuz. Siyasetçi bence, siyaset konuşmalı zaten. Ama çok şanslısınız bence. Çok dediğim teşekkür gibi, ederim. Herkes alkışladı, birçok insan size oy vereceğini söyledi. Şu anda Twitter'da Sinan Oğan 19 bin tweetle gündem. Mevzu açık mikrofon 1.55 milyon tweetle gündem. Saçma bir şekilde. Bu çok da iyi bir şey değil çünkü Twitter biliyorsunuz Allah korusun yani çok sakat bir yer. Ben yokum Allah varmışım. Genelde iyi yazıyorlar. Evet. Benim çünkü çıkınca neler çıkıyor efendim Allah korusun. Yine de kazasız belasız atlattık diyebiliriz programı. Zafer Partisi'ne sesleniyorum efendim. Çok acayip trolleriniz var. Evet. Beni mahvettiler. Yemin ediyorum HDP'ye geçiyordum. Buyurun. Beni almadılar. Yapmayın. Ama bu trollere biraz dikkat edelim. Öyle Atatürk fotoğrafı paylaşıp 11 yaşında çocuklar olduğuna da eminim birçoğunun. Hani böyle hüngür hüngür saldırdıklarında elimiz ayağımız titriyor. Twitter'da da yanlış bir algıya sebep oluyorlar. Onlara ufak bir kulak çekme değilse de bir ağzına... Yok. Ufak bir eleştiri getireyim onlara. Buyurun. Twitter'da şeyler çıkmış işte. PKK sempatizanı şeklinde sloganlar atıldı gibi şeyler çıkmış. İşte bütün salon ne mutlu Türk'üm diyene haykırdı falan böyle. Hani bir Türk ve PKK kavgası ben böyle şeyleri... Oldum ben aradayken ya. Hayır, Twitter'da olanı söylüyorum ben. Yansıyan şeklini söylüyorum ama sonuç olarak genç insanlar şunu unutuyorlar. Onlar genç ve 20'li yaşlarında çocukların böyle kanları delikanlı, hararetli tartışmalar olabiliyor. Bunlardan siyasi bir şey veya bir tarafa çekmek çok doğru değil ama ben buradan duyulacaksa eğer ve bir anlamı olacaksa siyasetçiler için hakikaten bu Türk ve Kürt meselesini seçim meydanlarına ve mitinglere kurban etmeyelim artık. Ne olursa olsun. Bence sizin de bu yönde bir tweetiniz var. Açıkçası sizi de eleştirmek istiyorum. Ne domuz bağı ne de kandil ağı gibi bir şey yazmışsınız. Evet. Bu kadar gergin yazmak gerekir mi hakikaten? Gençleri de bu kadar kutuplaştırmak gerekir mi Sinan Bey ya? Sonra peki, görüyorsunuz bir Gonca taraf Kuriş, böyle... Pa, affedersiniz. Gonca Kuriş domuz bağı ile öldürüldü. Bravo iyi oldu mu deseydim. Hayır ya elbette. Da, ya da elbette. Askerimize kurşun sıkan Kandil Dağı'ndaki teröriste iyi yapmış mısınız deseydim. Tek bir kelime inanmış Müslümana bir sözüm var mı? Tek bir kelime Kürt kardeşimize bir sözüm var mı? İnadına ne domuz bağı ne kandil dağı. Biz terörün her türlüsünü def edeceğiz. Bence bu konuda hemfikiriz. Yani tamam. Hemfikirsek mesele yoksa. Size katılmıyor değilim. Ben sadece bu söylemlerin bu kadar sert olmaması gerektiğini düşünen taraftayım. Bahar Hanım. Bu gençlerle en kaç en temiz dili program... kullanan siyasetçi benim. En temiz dili. Bütün Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret ettim. Hem seçim güvenliğini konuşmak hem konuşma kapılarını, diyalog kapılarını açmak istedim. Siyasette artık şu köhne tartışmaları bırakalım diyen benim. Toplumu germeyelim diyen benim. Haksızlık ediyorsunuz. Sadece size söylemiyorum. Mümkünse tamam. Diyorum bu
Kürt ve Türk tartışmalarını seçim meydanlarına en azından yok. Nasıl yok yapmayın gözünü seveyim. Yani, sizde var yok Kürt ve Türk niye tartışsın? Niye tartışsın ki? Biz bu salonda arada neyi tartıştık? Ama bu bir başlıklı da yani tabii değil mi? Tam ona da... Demek istediğim şey ya şu bazı şeylerin... Benimle ilgili şeylerin... bir durum da yoktu. İçerideydim ben bu arada. Yok sizin yüzünüzden oldu değil mi? O yine benim yüzümden olacak sabah. Bak TV24'te o sabah Oğuzhan Uğur'un salona doldurduğu PKK'lılar ve FETÖ'cüler salondaki milliyetçilerle kapıştı. Bence başlık bu. Öyle bir şey de çıkabilir yani. Yine bize kaynayacak o. Siz bu arada inanılmaz sakinsiniz. İnanılmaz böyle göğsünüzde yumuşattığınız soruları, sinirlenmediniz, ses tonunuz yükselmedi. Ama bir sizin tersiniz pis gibi. Ben bu yakından onu algıladım. Yani mesela ikinci soru, üçüncü soru aynı gelince sizin böyle elbette sakinliğinizi bozmadınız ama arkadaşlar uzaktan anlamamıştır. Yakından şöyle bir efektiniz de var. Bunu cevaplandırdım ya oğlum. Hani gibi bir birazcık daha böyle iteleseler siz böyle patlayacak mısınız? Hiç asla. Yıllardır televizyonda damarıma özellikle selam gönderiyorum. Hacı Yakışıklı mesela. Damarıma sonuna kadar bastığı halde bir tek Mehmet Metiner'le zıvanadan çıktım. Türkçülüğü ayaklarımın altına aldım deyip yüzüme bakıp dediğinde orada bir hafif kopmuşluğum ben var. Hiçbir şey demese de göz dönülesi bir beyefendi gerçekten. O zaman gıybet bölümüne geçiyoruz şimdi. Tamam, ben şuraya geçiyorum. Tabii nasıl isterseniz. Dilerseniz bir 5 dakika mola verelim ya da hemen mi devam edelim? Sonra kimseyi bulamazsın söyleyeyim. Öyle mi? İnanın bana kalırlar efendim. Öyleler. Bir tuvalet, bir hava alma. Arkadaşlar bir dakika. Çocuklar için PKK'lı demişler de biz en azından arkada konuştuğumuzda yani çocuklar yanlış anlaşıldıklarını dile getirdiler. Yarın ben teaser zaten akşam yayınlayacağım, bir açıklama da yapacağım. Ya öyle bir şey olmadığını en azından... Çok özür diliyorum. Yok abi öyle bir açıklamaya gerek yok. Şimdi sahneden ineceğim. İnmeden müsaadeniz olursa bir selfie almak istiyorum. Olur mu? Müsaadeniz olur mu? İstanbul'a tabii ki. Gerçekten çok seviyeli, medeni bir tartışma yürüttük. Doğrusunu isterseniz daha da böyle terleteceğinizi falan düşünüyordum ama insaflı davrandınız. Evet, nasıl yapıyoruz? Şöyle. Bir dakika. Bu işin uzmanı eşim aslında da. Onun koluna selfie çubuğu diyorum. Oğuzhan nerede? Ya harikasınız vallahi. Siz çıkmıyorsunuz. Hop, pardon. Teşekkür ederim arkadaşlar. Harikasınız. Bir de ben gelebilir miyim? Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Arkadaşlar bir de ben geleyim. Hocam ben bir şöyle alayım mı ya? Dur. Şunu bozma. Arkadaşlar önce bir şuraya bakalım sonra. Değil. Tamam şimdi yapabiliriz o dediğini. Bir saniye. Ha pardon. First aid'i de gelsin. Tabii. Önünü kesiyorsun çocukların. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada paylaşırız. İsteyen alabilir fotoğrafı. Babala TV'den. Tamam.